Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. 813 Maurice Leblanc 2. Bölüm Arsène Lupin'in Üç Cinayeti Sante Palas Bütün dünyada bir kahkaha tufanıdır koptu. Arsène Lupin'in yakalanması büyük bir sevinç yarattı ve bunca zamandır umulan bu revanştan ötürü halk polisi candan kutladı. Muhteşem serseri diye getirilmişti. Olağanüstü dahi görünmez o kahraman, adalet denen ve karşı gelenin er geç çarpıp kırılacağı kaçınılmaz engelin altında ezilmişti. Şimdi öteki alelade suçlular gibi bir hücrenin dört duvarı arasında yargısını bekliyordu. Bütün bunlar söylendi, yazıldı, tekrarlandı, tartışıldı. Polis müdürüne kommandü haçı, Monsieur Viba'ya ofisi haçı verildi. En mütevazı yardımcılarının bile cesareti ve becerikliliği övüldü alkışlandılar, zaferleri kutlandı, makaleler ve söylevler verildi. Bu böyleydi ama bununla beraber övmeleri, bu şamatalı, bu çılgın, bu içten ve muazzam sevince bir huzursuzluk havası hakimdi. Arsen Lüpen dört yıl emniyet müdürlüğü yapmıştı. Dört yıldan beri gerçekten kanunen bu mevkiin verdiği bütün haklara sahip olarak, üstelik şeflerinin beğenisini, hükümetin tasvibini ve herkesin hayranlığını kazanarak. Dört yıldan biridir halkın huzuru ve mülkiyetin korunması Arsen Lüpen'e emanet edilmişti. Yasaların uygulanmasına o memur edilmiş, suçsuzları o korumuş, suçluları o cezalandırmıştı. Hem ne büyük yararlıkları dokunmuştu. Hiçbir zaman düzen bunca az bozulmamış, hiçbir zaman suçlar bunca güvenle ve hızla ortaya çıkarılmamıştı. Luke yangını ve suçluların yakalanması olayında yasa dışı hareketlerinden ötürü tenkit edilen Monsieur Lenogmon'u savunmak için İçişleri Bakanı şöyle kavunuşmuştu. Monsieur Lenogmon, ileri görüşlülüğü, enerjisi, karar alma ve uygulama yeteneği ve cüretli hamleleriyle sağ olsaydı, kendisine kafa tutabilecek tek kişiyi Arsen Lupin'i andırmaktadır. Monsieur Lenormand toplumun hizmetindeki Arsène Lupin'dir. Ve şimdi Monsieur Lenogmon'un Arsène Lupin olduğu meydana çıkmış bulunmaktaydı. Rus prensi kimliğine girmiş olması üzerinde durulmuyordu. Bu gibi kisve değiştirmelerine alışılmıştı. Ama emniyet müdürü oluşu bu adamın olağanüstü yaşantısında ne olağanüstü bir maceraydı. Monsieur Lenormand Arsène Lupin. Bir vakitler halkı şaşırtan ve polisi çılgına çeviren faaliyetleri yeniden teker teker anlatılmaya başlanmıştı. Mükemmel komedi, şahane blöf, Arsen Lüpen tutukluydu fakat gene de yenik değildi. Herkes ondan söz ediyor ve hayran olmaktan kendini alamıyordu. Ertesi sabah Lupin kendi deyimiyle Santepalas'taki hücresinde uyandığında Segnan ve Lenogmun gibi adlar prens ve emniyet müdürü gibi unvanlar altında tutuklanışının ne muazzam gürültüler koparacağını hesapladı. Ellerini oluşturdu ve yalnızlar için en eşsiz yoldaş çağdaşlarının ilgisidir diye düşündü. Yaşasın canlıların güneşi şöhret. Gündüz gözüyle hücresini daha sevimli buldu. Yüksekteki pencereden bir ağacın dalı ve yaprakları arasından gökyüzü görünüyordu. Duvarlar beyazdı. Odada yere çakılı bir masa ve sandalye vardı. Bütün bunlar temiz ve şirindi. İyi canım dedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Şimdi sabah tuvaletimizi yapalım. Gereken şey, her şey var mı? Hayır. Öyleyse zile basalım da o da hizmetçisi gelsin. Kapının yanındaki zile bastı. Az sonra dıştaki sürgü ve demirler çekildi. Kilit işledi ve kapıda bir gardiyan göründü. Lüpen, dostum sıcak su getir dedi. Adam şaşkın ve öfkeli bakışlarla onu süzüyordu. Lüpen, bir de havlu, havlu yok mu? Adam, benimle dalga geçmesen iyi olur, dedi. Çekilip gidiyorken Lüpen onun koluna yapıştı. Postaya bir mektup götürürsen sana 100 frank var, dedi. Cebinden aramadan kaçırabildiği 100 franklık bir kağıt para çıkardı. Gardiyan, ver bakalım, dedi. Hemen yazarım. Yazdı ve zarfa şu adresi koydu. Monsieur Sebe 42. Post Gaston Paris. Guardian mektubu alıp çıktı. Lupen kendi elimle götürmüşüm gibi emniyetle yerine varacak diye düşündü. Bir saate kalmaz cevabını alırım. O süre içinde de durumumu iyice bir gözden geçiririm. Sandalyeye yerleşti ve kısık bir sesle şöyle özetledi. Aslında şimdilik iki hasımla mücadele etmeliyim. Birinci Beni tutuklayan şu boş verdiğim toplum. İkinci, beni elinde bulundurmayan ama boş vermediğim meçhul adam. Segnan olduğumu polise duyuran o. Möselonogmun olduğumu tahmin eden o. Dahası var, gizli gecetin kapısını o kapattı. Beni hapishaneye o attırdı. Bu durumda mücadele onunla benim aramda. Ben hapishanedeyim, o serbest. Üstelik onu kimse tanımıyor, bütün kozlar onda kısacası beni uzaklaştırabildi ve amaca yaklaştı durum parlak değil bir taraf her şeye sahip ötekisi hiçbir şeye karşımda benim kadar hatta benim elimi kolumu bağlayan vicdan onda bulunmadığına göre benden de kuvvetli bir adam var ve ona saldırmak için elimde hiçbir silah yok bu son kelimeleri birkaç defa tekrarladı ve sonra Başını avuçlarının içine alarak derin bir düşünceye daldı. Kapının açıldığını gördü. "Buyurun müdür bey," dedi. "Beni bekliyor muydunuz? Gelmenizi rica etmek için size yazı yazmamış mıydım? Gardiyanın mektubu doğru size götüreceğinden bir an şüphe etmemiştim. O kadar ki zarfın üstüne inisiyallerinizi SBV yaşınız 42'yi yazdım. Gerçekten müdürün adı Stanislas Bogeli ve yaşı 42 idi." güzel yüzlü, yumuşak karakterli bir adamdı ve tutuklularına karşı iyi davranırdı. Lüpen'e, astımın dürüstlüğüne inanmanız hoşuma gitti, dedi. İşte paranız, salı verildiğinizde size iade edilecek. Şimdi yeniden arama odasından geçeceksiniz. Bu iş için ayrılmış odaya gittiler. Lüpen soyundu. Adamlar elbiseleri bir daha büyük bir titizlikle yokladılar. Sonra yeniden hücreye dönüldü. Mösyö Bogoli. Şimdi içim daha rahat dedi. Bu işte oldu. Ve mükemmel oldu müdür bey. Adamlarınız görevlerini görülmemiş bir ustalıkla tamamladılar. Ve Mösyö Bogoli'ye yüz franklık bir kağıt para uzattı. Müdür hayretle irkildi. Ah bu da ne? Nereden buldunuz? Kafanızı boş yere yormayın müdür bey. Benim yaşantımı süren bir adam her türlü ihtimali göz önünde bulundurmak zorundadır. Öyle ki hiçbir aksilik karşısında hazırlıksız durumda kalmaz. Sağ elinin baş parmağıyla işaret parmağını uzatıp sol elinin orta parmağını çekip çıkarttı. Ve Mösyö Boga ile uzattı. Sıçramayın öyle müdür bey. Bu benim parmağım değil. Sadece ten rengine boyalı bir tüp. Orta parmağıma geçirdim mi içinde yüz franklığı saklayabilirim. Gülerek eh ne yapalım diye ekledi sahip olabileceğimiz cüzdanı kullanıyoruz. M. Bogelli'nin şaşkın halini bir an seyrettikten sonra devam etti. Ufak tefek ustalıklarımla gözlerinizi kamaştırmaya kalkıştığımı sanmayın müdür bey. Yalnız size az çok farklı bir kişiyle karşı karşıya olduğunuzu göstermek istemiştim. Bu durumda hapishanenin kurallarına bazı aykırılıklarda bulunmama hayret etmemelisiniz. Müdür toparlanmıştı. Bana gelince kurallara uyacağınızı ve beni zecri tedbirlere başvurmak zorunda bırakmayacağınızı ümit ediyorum. Böyle bir şey sizi üzer değil mi müdür bey? Ben bu üzüntüyü önlemek istemiştim. Bu nedenledir ki sizi önceden haberdar ediyorum. Kurallarınız dilediğim gibi hareket etmemi, dostlarımla mektuplaşmamı, bana teslim edilen önemli çıkarları savunmamı, gazetelere bildiri göndermemi tasarılarımın gerçekleşmesine çalışmamı ve özellikle buradan kaçmamı engelleyemez. Kaçmanızı mı? Lüpen kahkahalarla güldü. Şunu bilin ki müdür bey, hapishanede bulunuşumun tek özürü oradan kurtulacağımdır. Monsieur Bogeli bu argümana kanmamıştı. O da gülerek, haberli kişi göçlü kişidir, dedi. Benim istediğim de bu. Her türlü tedbiri alın müdür bey. Hiçbir şeyi ihmal etmeyin ki İleride size kabahat bulmasınlar. Öbür yandan ben de bu kaçıştan ötürü size bir zarar gelmemesi için elimden geleni yapacağım. İşte size bunları söylemek istemiştim. Bu acayip tutuklunun karşısında şaşkınlıklar içinde kalan Mösyö Bogeli, kaygılı bir edayla uzaklaşırken, Lüpen kendini yatağın üstüne atarak, ''Azizim Lüpen, sende bir cüret var ki.'' diye mırıldandı. Sanki nasıl kaçacağını planladın da. Sante hapishanesi ışıklanma sistemiyle inşa edilmiştir. Binanın ortasında yuvarlak bir hol vardır ve bütün koridorlar bu hole ulaşır. Öyle ki hücresinden çıkan bir tutuklu zorunlu olarak oraya çıkacak ve oradaki camlı kulübede bekleyen nöbetçi tarafından görülecektir. Hapishaneyi gezen ziyaretçiler, hapislilerin serbestçe dolaşmalarına şaşarlar. Gerçekte bir noktadan öbürüne, örneğin hücreden cezaevi arabasına gitmek için başında bir gardiyanın beklediği bir kapıya ulaşan koridorlardan geçmesi gereklidir. Böylece serbest dolaşıyor gibi görünen bir tutuklu, aslında elden ele geçirilen bir koli gibi kapıdan kapıya, gözden göze gönderilmektedir. Dışarıda nöbetçiler koliyi teslim alırlar ve cezaevi arabasına sokarlar. Ancak sıra Lüpen'e gelince işler değişti. Koridorlarda böyle serbestçe dolaşması ve cezaevi arabasına binmesi yasaklandı. Monsieur Viva silahlı en seçkin ajanlarıyla geldi. Yavuz tutukluyu bizzat aldı ve kendi adamlarından birinin sürdüğü bir atlı arabayla götürdü. İki yandan önden ve arkadan da bir yığın nöbetçi refakat etti. Lüpen, ''Bana gösterilen saygıya teşekkürler.'' dedi. Bir ihtiram kıtası. ''Bravo Viba, sendeki hiyerarşi anlayışı bambaşkaymış. Şefine saygılı olmayı biliyorsun.'' Ve omzuna vurarak şöyle devam etti. ''Viba, istifa etmek niyetindeyim. Halefim olarak seni göstereceğim.'' Bu hemen hemen oldu. ''Ne büyük müjde, zira kaçma konusunda kaygılarım vardı.'' Şimdi içim rahat. Viba sen emniyet müdürü olur olmaz. Monsieur Viba imaya cevap vermedi. Aslında hasmına, Arsen Lüpen'e karşı duyduğu korkudan, Prens Segnan'a karşı duyduğu saygıdan ve Monsieur Lenokmun'a karşı duyduğu hayranlıktan oluşan karmaşık ve garip bir duygu besliyordu. Ve bütün bunlar tatmin olunmuş kin, ihtiras ve nefrete karışıyordu. Adliye Sarayı'na yaklaşıyorlardı. Orada da emniyetin ajanları bekliyordu. M. Viva, en güvenli yardımcıları olan Dudville kardeşlerin de orada bulunmalarına sevindi. Monsieur Fogmi'ye geldi mi diye sordu. Evet şef, savcı bey odasında. Monsieur Viva, Lupin ve Dudville kardeşler peş peşe merdivenleri çıkmaya başladılar. Tutuklu, Cenevif diye mırıldandı, kurtuldu. Nerede? Büyük annesinde. Madame Castlebaugh Paris'te, Bristol Oteli'nde. Suzanna kayboldu. Steinwick, bilmiyoruz. Villa Dupont göz hapsinde mi? Evet. Bu sabahki gazeteler iyi mi? Şahane. Güzel, işte emirlerim. Birinci katın iç koridoruna varmışlardı. Lüpen, kardeşlerden birinin eline ufak bir kağıt rulosu sıkıştırdı. Lüpen, büroya girdiğinde Monsieur Fogmier lafını esirgemedi. Ah, işte yakaladınız. Günün birinde onu enseleyeceğinize emindim. Lütfen benim gibi namuslu kişinin sizin adaletinize düşeceğinden umudum vardı. Savcı bey diye karşılık verdi. Monsieur Fogmi'ye benimle dalga geçiyor diye düşündü. Sonra o da aynı alaycı ve ciddi tonla karşılık verdi. Sizin gibi namuslu kişi şimdi 344 hırsızlık Dolandırıcılık, sahtecilik, şantaj ve yataklık suçlarından ötürü hesap verecek. Ne? O kadar mı? Çok ayıp bana. Namuslu adam bugün Altenaym'ın öldürülmesinden ötürü hesap verecek. Vay canına! Bu yeni işte. Sizin buluşunuz mu? Elbet. Kıyak doğrusu. Gittikçe terakiye ediyorsunuz. Yakalandığınız andaki durum kuşku bırakmıyor. Öyle. Ancak size bir soru sormak istiyorum. Altenay nasıl bir darbeyle öldürülmüştü? Boynuna saplanan bir bıçakla. Nerede bu bıçak? Bulamadılar. Madem öldüren bendim ve suçüstü yakalanmıştım, bıçağı bulmaları gerekmez mi? Peki sizce katil? Monsieur Kesselbach ve şapmını öldüren adam. Yaranın cinsi bunu ispatlamaya yeter. Nereden kaçtı peki? Olayın cereyan ettiği odadaki döşeme kapağından. Monsieur Fogmi'ye kurnaz kurnaz güldü. Peki siz neden oradan kaçmadınız? Denedim ama geçitteki kapı kapatılmıştı. Zaten ben bunu denerken öteki odaya girmiş ve suç ortağının kendisini ele vermesinden korktuğu için onu öldürmüş. Sonra da hazırladığım paketi dolaba saklamış. Bu elbiseleri neden hazırladınız? Kıyafet değiştirmek için. Villa Glenis'te giydiğimde niyetim şuydu mı adalete teslim edecek, Prens Zegnandim'e son verecek ve Monsieur Lenormand olarak karşımıza çıkacaktınız. Doğru. Hayır. Ne? Monsieur Fogmier alaycı bir edayla gülüyor ve işaret parmağını sağdan sola soldan sağa sallıyordu. Hayır diye tekrarladı. Hayır ne? Monsieur Lenormand hikayesi. Bunu halk yutar ancak. Ama Monsieur Lenormand'la Lupin'in aynı adam olduğu masalına Monsieur Fogmiye'yi inandıramazsınız. Kahkahayla güldü. Lüpen emniyet müdürü ha? Hayır, bu kadarı fazla. Laf aramızda böyle bir kıtıra atmaya neden lüzum gördünüz? Lüpen ona şaşkın gözlerle bakıyordu. Monsieur Fogmiye'nin bu kadar kendini beğenmiş ve mankafa olduğunu bilmezdi. Bir o ikili kişiliğine inanmamıştı. Konuşulanları ağzı açık dinleyen Monsieur Viba'ya döndü. Azizim Viva, terfiniz tehlikeye giriyor. Zira Monsieur Lenormand ben değilsem, Monsieur Fogmiye o keskin zekasıyla gerçeğini keşfedeceğine eminim. Parmaklarıyla masayı döverek kahkahayı bastı. Ne komik. İnsan sizinle oldu mu canı sıkılmaz. Demek Monsieur Lenormand sizdiniz ve suç ortağınız Jerome'u ele verdiniz ha? Elbet, İçişleri Bakanı'na hoşnut etmem ve kabineyi istifadan kurtarmam gerekmez miydi? Monsieur Fogmiye, eh, bu insanı öldürür işte dedi. Bu ne komik laf millet buna bayılacak. Desenize Monsieur Castlebach'ın öldürülmesinden sonra palasta ben araştırma ve sorguları sizinle birlikte yürüttüm. Vaktiyle ben Dük de Şah mesajeyken taç işini de birlikte yürütmüştük. Monsieur Fogmi'ye sarsıldı. Keyfi kaçtı. Birden ciddileşti. Demek bu saçmalıkta ısrar ediyorsunuz. Mecburum. Zira gerçek. Bir gemiye atlayıp Hindi Çin'e gitme kolaylığınız var. Saygona vardığınızda Möselonogmun'un öldüğünü hemen öğrenirsiniz. Laf. Savcı Bey, aslında bunlar benim umurumda değil. Möselonogmun oluşum hoşunuza gitmiyor madem. Lafını etmeyelim. Öbür yanda Altenay öldürmüş olmam işinize geliyorsa öyle olsun. Siz delil ortaya atmakla vakit geçirin. Tekrar ediyorum. Bunların bence hiç önemi yok. Bütün sorularınızı ve bütün cevaplarımız sorulmamış ve cevaplandırılmamış sayıyorum. Zaten boş yere zahmet ediyorsunuz. Zira sorgular sonuna varıncaya dek kuş kafesten uçacak. Ancak küstah bir tavırla bir iskemle alıp Mösyö karşısına oturdu ve kuru bir sesle ''Evet, işin bir ancakı var.'' diye devam etti. ''Görüşlerinizin ve arzularınızın aksine benim kaybedecek vaktim yok.'' Sizin işiniz varsa benim de var. Üstelik şu sıralarda peşinde olduğum işin bir dakika bile kaybetmeme tahammülü yok. Bu böyleyken siz beni bir hücreye kapatıp boş boş oturmama sebep oluyorsunuz. Bu durumda çıkarlarımın korunmasıyla sizi görevlendirmek zorundayım. Anlaşıldı mı? Ayağı fırladı. Küstah ve küçümseyici bir tavırla onu süzdü. Öylesine otoriter bir kişiliği vardı ki karşısındakiler sözünü kesmeye cesaret edememişlerdi. Monsieur Fogmiye işi alaya dökme yoluna gitti. Bu çok gülünç. Gülünç veya değil, bu böyle Mösyö. Davam, cinayet işleyip işlememem, geçmişimin araştırılması, suçlarımın incelenmesi gibi işler size hoşça vakit geçirtiyorsa uğraşın. Görevinizin dışına taşmamak kaydı ile izin veririm. Görevim ne sizce?'' projesi projesiyle ilgili araştırmalarımı, özellikle Baron Altenheim'ın kaçırdığı Alman vatandaşı Steinwing'in bulunması konusundaki faaliyetlerimi bizzat ele almak. Nelerden söz ettiğinizi anlamıyorum. Bunlar M. Lenokman'ken ya da kendimi öyle sanıyorken ek aldığım konulardı. Bir kısmını buradaki büronda sürdürdüm. M. Viba'nın da kısmen haberi olsa gerek. Kısaca anlatayım. Lasse Kesselbach'ın projesi hakkında bilgi sahibi olan tek kişi Steinwick'tir. Altenheim da onun izindeydi ve sonunda kaçırıp ortadan yok etti. İnsanları yok etmek mümkün değildir. Adam bir yerdedir elbet. Elbet. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Evet. Merak ettim. Villa Dupont'da. Monsieur Viva omuz silkti. Altenheim'ın evinde öyleyse. Evet. Her söylediği saçma. Baronun cebinde adresini buldum. Bir saat sonra adamlarım villadaydılar. Lüfen rahat bir nefes aldı. Ah ne güzel havadis bu. Ben de suç ortağı oraya koşup adamı başka bir yere kaçırır diye korkuyordum. Uşakları ne yaptınız? Orada değillerdi. Evet öteki telefon edip haber vermiştir. Ama Steinwick orada. Monsieur Viva'nın sabrı tükendi. Adamlarım oradalar. Kimseyi bulamadılar diyorum size. Bizzat arayın. Yapacak başka işim var benim. Sayın Muavin Bey bundan daha acele bir iş bulunamaz. Geç kalırsanız bütün planlarım alt üst olur. İhtiyar Steinwick konuşamaz. Neden? Yiyecek bir şey vermezseniz bir, bilemediniz iki gün sonra ölmüş olacak. Fogmiye bir süre düşündükten sonra ciddi, çok ciddi dedi. Ne yazık ki <laughs> ifadenizde büyük hatalar var ya hangileri? Zira bunlar koca bir zevzeklikten başka bir şey değil Mösyö Lüpen. veralarınıza karnım tok. Dolambaçlı olduğu nispette kaçınırım. Lüpen sersem diye homurdandı. Mösyö Fogmi'ye ayağa kalktı. Bu da oldu. Gördüğünüz gibi adet yerini bulsun diye yapılan bir sorgu bu. Maksat düellocuları karşı karşıya getirmek. Kılıçlar tokuştuğuna göre iş şahidin yani avukatınızın gelmesine kaldı. Gerekli mi? Gerekli. Baronun üstadlarından birini böylesine çetrefilli işlere sokmak doğru mu? Çaresiz. Öyleyse Gumbel'i seçiyorum. Tutuklu, Dudvillerin arasında merdivenleri inerken şu emri verdi. Cenevivin evini göz hapsinde tutun. Madame Castlebach'ınkini de. Tehlikedeler. Villa Dupont'da arama yapılacak. Orada bulunun. Steinwig'i bulurlarsa konuşmamasını sağlayın. Gerekirse biraz toz. Ne zaman serbest olacaksınız patron? Şimdilik çaresiz. Zaten acelem yok. Dinleniyorum. Aşağıda araba bekliyordu. Etrafında da bir yığın nöbetçi vardı. Evet çocuklar diye seslendi. Saat de kendimle randevum var. Yol olaysız geçti. Düben hücresine vardığında Dudvil kardeşlere ayrıntılı bir mektup yazdı. Sonra iki tane daha yazdı. Bunlardan biri Cenevi veydi. annenizin dostuydum. İkili yaşantımı bilmiyordu. Ama bana haklı bir güven beslerdi. Bu nedenledir ki ölmeden önce bana mektup yolladı ve sizi korumamı rica etti. Sevginize layık olmamakla beraber bu dileğe sadık kalacağım. Beni tamamıyla kalbinizden kovmayın. Arsen Lupin Ötekisi de Dolores Kesselbahaydı. Prens Segnan'ı Madame Castlebach'ın yanına gönderen sadece menfaatti. Orada tutansa ona hizmet etme ihtiyacı duyması oldu. Prens Segnan artık Arsen Lupin'den başkası değildir. Bununla beraber koruma hakkından kendisini yoksun etmemesini Madame Castlebach'tan rica eder. Masanın üstünde zarflar vardı. Bir tane aldı. Sonra ikincisini. Ama üçüncüsünü alırken beyaz bir kağıt gözüne ilişti. Üstünde şunlar yazılıydı. Atenaym'la mücadele etmen hayrına olmadı. O işin peşini kovalamaktan vazgeçersen kaçmanı engellemem. İmza L.M. Lüpen o atsız ve amansız yaratığın verdiği tiksinç ve dehşeti bir kez daha duydu. Gene mi o? diye mırıldandı. Buraya dek sokuldu mu? Kendisi kadar güçlü ve akıl almaz imkanlara sahip olan düşmanından eni konu çekinir olmuştu. Hemen gardiyandan şüphelendi. Bu abuz çehreli lanet adamı nasıl kandırabilmişlerdi? Eh, böylesi daha iyi belki de, diye mırıldandı. Bugüne dek işim hep lapacılarlaydı. İşte beni cebine koyabilen bir adam. Şu hapishane köşesinde olduğum halde kendimi onun darbelerinden koruyabilirsem ve onu yıkabilirsem, Steinwig'i görüp sırrını ağzından alabilirsem, Kesselbach işini gerçekleştirebilirsem… Madame Kesselbach'ı koruyabilirsem, Genevieve'in mutluluğunu ve servetini sağlayabilirsem, hala eski Ahsen Lüpen'im diyebilirim. Bunun için de önce güzel bir uyku çekmeliyim. Yatağa girdi ve Sabırş daimik, yarına dek ölme sakın. İnan ki, diye mırıldandı. Akşam, gece ve sabah boyu uyudu. Saat ona doğru Avukat Gümbel'in kendisini bar odasında beklediğini söylediler. Üstad Kumbel'e söyleyin benim hakkımda bilgi edinmek istiyorsa on yıllık gazetelere göz gezdirsin. Tarihe geçmişim ben artık diye haber gönderdi. Öğleyin adliye sarayına aynı tedbirler ve aynı törenle götürüldü. Dudvillerden biriyle birkaç kelime konuşabildi ve mektupları verdi. Avukat Gümbel, Monsieur Fogmiye'nin bürosundaydı. Yanı başında da tıka basa belge dolu bir çanta duruyordu. Sizi geri çevirdiğimden ötürü özür dilerim aziz üstadım. Benim için girişeceğiniz zahmete de üzülüyorum. Boş bir zahmet zira. Monsieur Fogmier onun sözünü kesti. Evet, evet biliyoruz yolculuğa çıkacaksınız. Ama o zamana dek biz gene işimizi yapalım. Arsene Lupin bütün araştırmalarımıza rağmen asıl adınızı öğrenemedik. Ben de bilmiyorum. İlk defa Sante'de tutukluyken kaçan Arsene Lupin'in siz olup olmadığınızda belli değil. İlk defa çok doğru bir kelime. Elimizdeki antropometrik veriler sizin şimdiki eşgalinize uymuyor. Acayip. Farklı indikasyonlar, farklı ölçüler, farklı izler, fotoğraflar bile farklı. Sizden gerçek kimliğinizi belirtmenizi istiyoruz. Ben de sizden soracaktım. O kadar değişik adlar altında yaşadım ki, benimki hangisiydi unuttum. Kendimi tanıyamaz oldum. Demek cevap vermek istemiyorsunuz. Evet, Peki neden? Çünkü ısrar ediyorsunuz. Evet size söyledim. Koğuşturmanız hükümsüz. Size görevinizin ne olduğunu söylemiştim. Beni bu ilgilendirir. Sonucunu bekliyorum. Monsieur Fogmi'ye kızdı. Ben de size o Steinwick masalına inanmadığımı ve bu işle meşgul olmayacağımı söyledim. Madem öyle dün neden Viba Efendi ile No 29'a gidip villanın her yanını titizce aradınız? Savcı öfkelendi. Nereden biliyorsunuz? Gazetelerden. Ah, gazete mi okuyorsunuz? Olup bitenleri öğrenmem gerekmez mi? Bu evde vicdanım rahat etsin diye bir arama daha yaptım ama önemsediğimden değil. Aksine öyle önemsiyorsunuz ve size verdiğim görevi öylesine layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorsunuz ki emniyet müdür muavini şu anda hala arama yapıyor. Monsieur Fognier donup kaldı saçmalık diye kekeledi Monsieur Viba'nın ve benim başka işimiz yok mu sanıyorsunuz O sırada Mübaşir girdi ve Monsieur Fogney'nin kulağına bir şeyler söyledi Savcı girsin diye emretti ve kapıya doğru atıldı Ne haber Monsieur Viba adamı buldunuz mu Öyle merak içindeydi ki heyecanını gizlemeyi bile düşünmüyordu Emniyet müdür muavini Hayır dedi Ah emin misiniz bu evde ölü ya da sağ kimse yok. Halbuki bu kesin savcı bey. Lüpe'nin in inancını benimsemişçesine üzgündüler. Monsieur Fogmi'ye esef dolu bir sesle ''Gördünüz mü Lüpen?'' dedi. Dün değil evvelki sabah oradaydı. Öyleyse öğleden sonra kaçırıldı. Hayır, emin misiniz? Savcının bu içgüdüsel sorusu ve hasmına boyun eğmiş hali Lüpe'nin saydam görüşlülüğüne inancını açığa vuruyordu. Eminim Steinwick Villa Dupont'dan çıkarılmış olamaz. Monsieur Viva söze karıştı. Bu, bunu nasıl söylersiniz oradan geliyorum dedi. Bütün odaları aradım. Bir insan yüz frank vışçasına saklanılmaz. Çaresiz savcı bey yapılacak tek şey dilediğiniz tedbirleri almak suretiyle beni Villa Dupont'a götürmektir. Saat şimdi bir. Üçe varmadan adamı bulurum. Teklif sarih otoriter ve mantıklıydı. Adamlar bu karşı gelinmez iradenin etkisine kapılmaktan kendilerini alamadılar. Bakıştılar. Ne sakınca bulunabilirdi? Ne dersiniz Monsieur Bilmem ki. Evet, gene de ama bir adamın hayatı söz konusu. Muavin kara kara düşünüyordu. Şey, evet, diye kekeledi. Kapı açıldı. Mübaşir bir mektup getirdi. Savcı açtı ve şu satırları okudu. Dikkat edin, Lüpen Villa Dupont'a girdiği takdirde oradan serbestçe çıkacaktır. Kaçışı için her şey hazırlanmıştır. L.M. Monsieur Fogmier'de betbeniz kalmadı. Tam zamanında atlattığı tehlike onu dehşetle titretti. Gene Lüpen'in oyununa gelmişti. Steinwick yoktu. Bu imzasız mektup imdadına yetişmeseydi mahvolacaktı. Bugünlük bu kadar dedi. Sorguya yarın devam ederiz. Tutukluyu Sante'ye götürün. Lüpen ses çıkarmadı. Darbenin ötekinden geldiğini tahmin etmişti. Steinwig'in kurtarılması suya düşmüş gibiydi. Ama Arsen Lüpen hiçbir zaman umutsuzluğa düşmezdi. Sadece ''Savcı Bey yarın sabah onda Villa Dupont'da buluşalım.'' dedi. ''Çıldırdınız mı siz? Size demedim mi ki? İstemiyorum. Ben istiyorum bu yeter. Yarın saat onda. Tam zamanında bulunasınız.'' her zamanki gibi lüpen hücresine girer girmez yatağına uzandı. Aslına bakarsan işlerimin yürütülmesi için burası çok uygun diye düşündü. Her gün hafifçe bir dokunuyorum ve çark dönüyor. Olaylar kendiliğinden akıp gidiyor. Yorgun bir insan için ne güzel bir dirilenme. Ve duvara dönerek düşüncelerine devam etti. Steinweg, ölme daha. Senden son bir çaba daha istiyorum. Benim gibi yap. Uyu yemek saati dışında sabaha dek uyudu. Kilit ve anahtar sesiyle uyandı. Gardiyan, kalkın dedi. Giyinin, acele. Monsieur Viba ve adamları onu koridorda karşıladılar. Araba kapının önünde bekliyordu. Lüpen arabacıya, Villa Dupona diye emrederek bindi. Çabuk. Muavin, ah demek oraya gideceğimizi biliyordunuz. Elbet, zira dün Monsieur Fogmiye'ye Saat onda orada randevu vermiştim. Lüpen bir şey dedi mi olur. İşte ispatı. Pergolese sokağından başlayan güvenlik tedbirlerini görünce pek sevindi. Villa Dupo'nun sokağı izbe trafiğe kapanmıştı. Örfi idare var diye alay etti. Viva hiç yeri yokken rahatsız ettiğin şu zavallılara tarafımdan birer lüye armağan Ödün kopuyor. Biraz daha kalsa bileklerime kelepçe geçireceksin. İstersen onu da yaparım. Hadi öyle olsun. Bugün 300 kişi varsınız. Eşit güçte olalım bari. Gelipçeli olarak Peron'un önünde indi ve doğru Monsieur Fogmier'in bulunduğu odaya girdi. Ajanlar çıktılar. Yalnız Monsieur Viva kaldı. Özür dilerim savcı bey dedi. Bir iki dakika kadar geciktim. Bir dahaki sefer olmaz. Monsieur Fogmier'in yüzü solgundu. Sinirli bir titreme içindeydi. Monsieur, Madame Fogmie diye kekeledi. Soluk soluğa sustu. Boğazı kurumuştu. Sayın, Madame Fogmie nasıllar? Bu ki onunla belediye sarayında dans etme şerefine nail olmuştum. Bu hatıra, Monsieur, Madame Fogmie dün annesi telefon etmiş ve gelmesini söylemiş. Ben o saatte sizin dosyanızı okumakla meşgul olduğum için ne yazık ki yalnız başına kalkıp gitmiş. Gece yarısına dek bekledim. Gelmediğini görünce annesinin evine koştum. Madame Fogmiye orada da değildi. Annesi telefon etmediğini söyledi. Tuzakmış meğer. Şu ana kadar ortaya çıkmadı. Lüpen üzgün görünüyordu. Ah yaptı. Hatırladığım kadarıyla Madame Fogmiye güzel bir kadındır değil mi? Savcı anlamazlığa geldi. Lüpen'e doğru gitti. Kaygılı bir sesle. Sabahleyin bir mektup aldım diye devam etti. Karım Steinweg bulunduktan sonra serbest bırakılacakmış. İşte mektup burada. Lüpen imzalı. Siz mi yazdınız? Lüpen mektubu inceledi. Evet ben yazdım. Steinweg'in aranması işine el koymak için bana zor kullanıyorsunuz. Bu böyle olmadı. Karımı hemen serbest bırakacak mısınız? Evet. Aramalar sonuç vermese bile mi? İmkansız. Fogmi'ye beklenmedik bir isyanla ya reddedersem diye çıkıştı. Red kötü sonuçlar verebilir. Madame Fogmiye güzel bir kadındır. Monsieur Fogmiye dişlerini gıcırdattı. Peki, dediğiniz gibi olsun. Monsieur Fogmiye üstün gücün karşısında boyun eğmesini bilen kişilere özgü bir sükunetle kollarını göğsünde kavuşturdu. Monsieur Viba ses çıkarmıyordu ama daima üstün gelen bu yenik düşmana bir kez daha boyun eğmenin verdiği öfkeyle bıyıklarını kemirip duruyordu. Lüpen, yukarı çıkalım dedi. Çıktılar. Şu odanın kapısını açalım. Açtılar. Kelepçelerimi çıkarın. Bir tereddüt anı geçirdiler. Monsieur Viba ve Monsieur Fogmiye soru dolu gözlerle birbirlerine baktılar. Lüpen, kelepçelerimi çıkarın diye tekrar etti. Muavin odadaki nöbetçilere döndü. Silahları çekin, emir alır almaz ateş. Adamlar tabancalarını çektiler. Lüpen, indirin silahları. Elle cebe, diye emretti. Ajanların tereddüt ettiklerini görünce, size namus sözü veriyorum, diye ekledi. Kaçmayacağım. Buraya ölmekte olan bir insanın hayatını kurtarmaya geldim. Ajanlardan biri, Lüpen'in namusu, diye güldü. Dizine inen bir darbe onu susturdu. Acıyla kıvranarak aykırdı. Ötekiler öfkeyle atıldılar. Mösyö Viba araya girdi. Durun, diye emretti. Hadi Lüpen sana bir saat. Bu süre içinde bulmazsan. Lüpen aksileşti. Şart koşma diye kükredi. Muavin öfkeyle hayvan ne istersen onu yap diye homurdandı. Adamlarıyla beraber bir kenara çekildi. Lüpen ha şöyle be dedi. Nefes alalım. Bir koltuğa rahatça yerleşti. Bir sigara istedi. Yaktı. Dumanını halka halka tavana savurdu. Ötekiler hayretle onu seyrediyorlardı. Az sonra "Viba, söyle yatağı beriye çeksinler." dedi. Perdeleri de söksünler. Odada çıt çıkmıyordu. Kaygılı bir istihsayla ve esrarlı şeyler olacağı korkusuyla izlenen bir hipnotizma seansındaymışlar gibi izliyorlardı. Büyücünün çağrılarıyla bir hayalet meydana verecekti sanki. Fogmiye "Ne? Hemen mi?" Lüpen: "Tamam." Siz hücremde boş duruyorum, bir şey düşünmüyorum ve buraya belirli bir fikre sahip olmadan mı geliyorum sanıyorsunuz? Monsieur Viva, yani adamlarından birini aşağı, zil tablosunun önüne gönder, mutfak tarafında olacak. Açanlardan biri uzaklaştı. Şimdi yatağın yanındaki zile bas. Güzel, hızlı bas. Bırakma. Yeter. Şimdi aşağıya gönderdiğin adamı çağır. Az sonra ajan geldi. Zili duydun mu? Hayır. Tablodaki numaralardan biri düştü mü? Hayır. Güzel. Demek yanılmamışım. Viba sahte olduğu anlaşılan o zili sök lütfen. Tamam. Düğmenin etrafındaki porselen çanı çevir. Öyle. Ne görüyorsun? Monsieur Viba, huni gibi bir şey diye cevap verdi. Bir tüpün ucu sanki. Eğil, ağzını o tüpe daya. Dayadım. Çağır şimdi. Steinweg, Steinweg Bağırman gereksiz normal sesle konuş. Cevap yok. Deme. Demek öldü ya da cevap veremeyecek durumda. Monsieur Fogmier dehşete kapıldı. O halde her şey mahvoldu. Lüpen, mahvolan bir şey yok diye karşılık verdi. İş uzadı biraz. Bütün tüpler gibi bunun da iki ucu vardır. Öteki ucuna ulaşmalıyız. Bunun için evi yıkacak mıyız? Yok canım. Şimdi görürsünüz. Kendisi işe koyuldu. Öteki odaya geçti ve tahmin ettiği gibi bir köşeden çıkıp tavana doğru uzanan bir boru gördü. Vay canına yukarı çıkıyor. İyi düşünülmüş zira genellikle mahzen aranır diye mırıldandı. Boruyu izleyerek ikinci sonra üçüncü dördüncü kata sonunda tavan arasına çıktılar. Dama açılan pencereye vardılar. Dam sacla kaplıydı ve boru oraya ulaşıyordu. Monsieur Fogmiye, yanıldığınızı görmüyor musunuz? dedi. Lüpen, kim demiş? Boru oraya vardığına göre damla taban arasında bir mesafe var demektir ve aradığımız kesinlikle oradadır. İmkansız. Göreceğiz. Saç levhaları kaldırın. Oradakileri değil, boru şuraya varıyordur. Ajanlar emri yerine getirdiler. İçlerinden biri, ah bulduk diye haykırdı. Eğilip baktılar. Lüpen haklıydı. Tahta kirişlerin tuttuğu levhaların altında bir metrelik bir boşluk görülüyordu. İlk atlayan ajan döşemeyi delip tavan arasına düştü. Levhaları sökerek aramaya devam ettiler. Az ötede bir baca vardı. Başta yürüyen ve ajanların çalışmalarını izleyen Lüpen, işte diye haykırdı. Delikten sızan ışık bir adamın, daha doğrusu bir cesedin bembeyaz, kımıltısız yüzünü aydınlatıyordu. Savcı, ölmüş, dedi. Lüpen, ne biliyorsunuz, diye karşılık verdi. Delikten o yerde daha sağlam olduğu anlaşılan döşemenin üstüne atladı. Monsieur Fogmie ve Muavin peşinden gittiler. Nefes alıyor. Monsieur Fogmie, evet kalp hafif hafif çarpıyor. Kurtarabilecek miyiz dersiniz? Ölmediğine göre elbet. Süt getirin. İçine de bir suyu katın. Acele. Yirmi dakika sonra ihtiyar Steinwick gözlerini açtı. Lüpen yanında diz çöktü ona doğru iyice eğildi ve dinleş Steinweg'' diye fısıldadı. ''Piekle dükün sırrını kimseye açıklama. Ben Arsen Lüpen. Onu dilediğin fiyata senden satın alıyorum. Sen bana bırak.'' Savcı Lüfen'in koluna yapıştı. ''Madame Fogmier.'' ''Madame Fogmier serbest heyecanla sizi bekliyor. O ne demek?'' Savcı bey teklifimi kabul edeceğinizi biliyordum. Reddedemezdiniz. Neden? Madame Fogmiye çok güzel bir kadındır. Modern tarihten bir sayfa. Lüpen ellerini iki yana açtı. Sonra göğsüne götürdü. Sonra gene açtı. Otuz defa tekrarladığı bu hareketi bacak ve göğüs hareketleri izledi. Her sabah on beş dakikasını İsveç jimnastiğine veriyordu. Sonra masanın önünde oturdu. Numara sırasıyla konmuş kağıtlardan bir tanesini aldı. Onu zarf biçiminde kıvırdı, yapıştırdı. Hapishanede tutuklular bir işle meşgul olma, ve diledikleri işi seçme hakkına sahiptiler. Lüpen de bu zarf imal etme işini seçmişti. Böylece elleri mekanik bir işle meşgulken bir yandan da kafasını kurcalayan sorunlara çözüm bulmaya çalışıyordu. Kilit ve sürgü sesi duyuldu. Ah, siz misiniz saygıdeğer gardiyan? Nihai saat geldi mi? Hayır. Gene sorgu öyleyse. Adliye sarayına dek bir gezinti mi? Hayret. Halbuki bizim babacan Mösyö Fogmi'ye daha güvenli olsun diye sorgulara bundan sonra hücremde devam edeceğimi söylemişti. Doğrusunu istersen bu planlarımı alt etti. Adam abuz bir tonla ziyaretçiniz var dedi. Lüpen tamam diye düşündü. Ziyaret odasına giderken kendi kendine eğer tahmin ettiğim gibi ise köpoğlu köpek adamım vesselam, selam. Dört günde ve bir hücreye kapatılmış olduğum halde bu işin üstesinden geldiysem aşk olsun bana diyordu. Ziyaretçiler birinci şubeden izin kağıdı almak kaydıyla tutuklularla görüşebilirlerdi. Ziyaretçi odaları ortadan birbirinden 50 santim uzaklıkta gerilmiş iki kafes teliyle ikiye bölünmüşlerdir. Ve her iki tarafta bulunan iki kapı ayrı ayrı koridorlara açılır. Öyle ki tutukluyla ziyaretçisi ne birbirlerine dokunabilirler ne de alçak sesle konuşabilirler. Birbirlerine bir şeyler verme imkanına da sahip değildirler. Üstelik bazen gardiyanlar görüşmede hazır bulunurlar. Bu görüşmede hazır bulunma şerefi baş gardiyana verilmişti. Lüpen içeri girerken hangi şeytan benimle görüşme iznini kopartabildi dedi. Kabul günüm değil üstelik. Gardiyan kapıyı kaparken loş odada kafeslerin arkasında hayal meyal beliren silüeti görmek için ilerledi. Sonra sevinçle. Ah, Monsieur Stripani diye haykırdı. Ne mutlu şans. ''Evet, benim Aziz Prens.'' ''Hayır, unvan istemem Aziz Mösyö. Burada dünyevi onurlardan uzak durmaya kararlıyım. Bana lüpendin, duruma daha uygun.'' ''İmkanı var mı?'' ''Ben Prens Segnan'ı tanıdım. Beni sefaletten kurtaran Prens Segnan oldu. Bana mutluluğumu ve güvencimi o iade etti. Bu sebeple siz benim için Prens Segnan olarak kalacaksınız.'' ''Bana ne söyleyeceksin Stripani?'' Başkardiyanın değerli dakikalarını almayalım. İki kelimeyle özetleyin. Buraya gelişimin sebebi... Başladığınız eseri tamamlamak için sizden başkasına başvursaydım bana gücenirdiniz. Gerçeği meydana çıkarmak ve beni selamete kavuşturmak için o zamanlar bütün ögelere bir siz sahiptiniz. Bu durumda beni tehdit eden darbeyi bir siz önleyebilirsiniz. Polis müdürüne bunları açıklayınca beni anladı. Ben de nasıl izin verdiler diye şaşıyordum. Reddetmesi imkansızdı Aziz Prens. Bunca kişilerin ve yalnız benim değil, yüksek mevkili kişilerin çıkarlarının tehlikede olduğu bir işte müdahaleniz gerekliydi. Lüpen gözücüyle gardiyanı kolluyordu. Adam konuşulan sözlerdeki gizli anlamı kavramak için bütün dikkatiyle dinliyordu. Öyle ki, öyle ki Aziz Prens Dört dilde yazılan ve basılan belgeler konusundaki anılarınızı toparlamaya çalışın. Bir yumruk çeneye, bir yumruk kulak altına. Baş gardiyan sendeledi ve külçe gibi Lüpen'in kucağına yuvarlandı. Yaşa Lüpen, iyi iş gördün. Steinwig kloroformunuz var mı? Baygın olduğuna emin misin? Sorar mısınız? 3-4 dakika gider ama yetmez. Alman cebinden bakır bir tüp çıkardı uzattı. Ucunda ufak bir şişe vardı. Lüpen şişeyi aldı. Bir mendile birkaç damla akıttı ve bunu baş gardiyanın burnuna yapıştırdı. Tamam, adamın hesabı görüldü. Birkaç gün hücre cezasına yatacağım ama boş ver. Bunlar iş kazasıdır, olur. Ya ben? Size ne yapabilirler ki? Yumruk? Siz atmadınız ya. Sizi görme iznim, bayağı sahte. Siz sahtelemediniz ya. Ama yararlanıyorum. Geçen gün Stripani adıyla bir dilekçe verdiniz. Bu sabah resmi bir cevap elinize geçti. Gerisi sizi ilgilendirmez. Sahteleyen arkadaşlarımın başı ağrır ağrırsa. Git bak bakalım geliyorlar mı? Ya biri girerse? Neden girsin? Lüpen'le görüşme iznini gösterince milletin nefesi kesildi. Müdür beni çağırdı ve kağıdı enine boyuna inceledi. Bana sorarsanız emniyet müdürlüğüne telefon edecekler. Yüzde yüz. O halde her şeyi öngördük dostum. Kaygılanmayın da konuşalım. Buraya geldiğine göre söz konusu olan şeyi biliyorsunuz. Evet arkadaşlarınız anlattılar. Kabul ediyorsunuz değil mi? Beni ölümden kurtaran adama hizmet etmeye hazırım. Ne yaparsam minnet borcumu ödemiş sayılmam. Sırrınızı açıklamadan önce içinde bulunduğum durumu göz önünde bulundurun. Hapisteyim, güçsüzüm. Steinwick gülmeye başladı. Şakayı bir yana bırakalım. Sırrımı Kesilbah'a açmıştım zira zengindi ve yararlanabilirdi. Sizse tutuklu olduğunuz halde ondan yüz misli güçlüsünüz. Vay vay bunu siz de biliyorsunuz. Onun yüz milyonu ne can çekiştiğim o deliği bulma ne de beni bir saatliğine buraya getirme gücüne sahipti. Demek ki daha başka şeyler de gerek. O da sizde var. O halde konuşun sırayla gidelim. Önce katilin adı ne? Bu imkansız. İmkansız ne demek? Her şeyi bildiğinizi ve bana açıklayacağınızı söylememiş miydiniz? Her şeyi ama bunu değil. Halbuki daha sonra Çıldırdın mı neden? Delilim yok. Siz kurtulduktan sonra birlikte ararız. Neye yarar zaten? Hem sonra gerçekten yapamam. Ondan korkuyor musunuz? Evet. Öyle olsun. Zaten en önemlisi bu değil. Gerisini anlatacak mısınız? Peki söyleyin bakalım, Piegle Dük'ün asıl adı ne? Egman 4. Guan Dük de de Prens de Bancastel de Fistingesenya de Vizbaden. Lüpen korumasına aldığı kişinin bir bakkalın oğlu olmadığına sevindi. Vay canına, Ama unvan ha! Bildiğim kadarıyla Döpon Valdens Veldens Prusya'dadır. Evet, Mezale kıyısında. Dukalık Lüneville barışından sonra Fransızlar tarafından işgal edildi ve Montonek eyaletine bağlandı. 1814'te yeniden kuruldu ve bizim Piet atası Egman I başa geçirildi. Oğlu Egman II çılgın bir gençlik geçirdi. İflas etti, ülkesinin hazinelerini tüketti. Halkın ayaklanıp Valdens şatosunu yakmasına ve hükümdarını kovmasına yol açtı. Bunun üzerine ülkede egman 2'nin naipleri sıfatıyla üç kişilik bir idare kuruldu. Dük Berlin'de yoksul bir hayat sürüyordu. Daha sonra Bismarck'ın yanında Fransa seferine katıldı ve Paris kuşatmasında vuruldu. Oğlu Egman 4'ü Bismarck'a emanet etti. Yani bizimle dükün babasını. Evet. Şansölye Egman 3'e karşı büyük bir dostluk besliyordu. Onu birçok defalar yabancı devlet adamlarına gizli elçi olarak gönderdi. Koruyucusunun iktidardan düşmesinden sonra Egman 3 Berlin'den uzaklaştı, Dresden'e yerleşti. Bismarck öldüğünde yanı başındaydı. İki yıl sonra da o öldü. İşte üç guan düktü. Döpon hakkında Almanya'da bilinenler bundan ibaret. Ya Egman 4 bizimki? Onu da anlatacağım. Gelelim şimdi bilinmeyen olaylara. Yani yalnız sizin bildiğiniz olaylara. Ben ve daha birkaç kişi. Birkaç kişi daha mı? Sır saklanmadı mı? Evet, bilenlerce iyi saklandı. Merak etmeyin. Bu kimselerin yayılmamasında büyük çıkarları var. Sen nasıl öğrendin? Son Ekman'ın sekreteri anlattı. Kapta kollarımda ölen bu adamın anlattığına göre efendisi gizlice evlenmiş ve bir oğlu olmuş. Sonra da mahut sırrı açıkladı. Yani senin de Kesilbaha anlattığını. Evet. Konuş. Tam o sırada anahtarın kilitte döndüğü duyuldu. Lüpen sus yaptı. Kapının yanındaki duvara dayanıp bekledi. Kapı açıldı. Lüpen hızla kapattı. Gardiyanın yüzüne çarptı. Adam çığlığı basarak düştü. Lüpen onun gırtlağına yapıştı. Kes sesini. Şamata edersen yandığın gündür. Adamı yere devirdi. Osludur. Durumu anlıyor musun? Evet mi? Mendilin nerede? Uzat bakayım bileklerini. Güzel. Dinle. Seni tedbirli olma kaygısıyla gönderdiler değil mi? İyi düşünülmüş ama biraz geç. Görüyorsun ya baş gardiyan öldü. Sen de şamata edersen onun akıbetine uğrarsın. Adamın anahtarlarını aldı ve bir nikili de soktu. Şimdi kafamız rahat. Sizin taraftan ya benim? Neden gelsinler? Adamın çığlığını duydularsa? Sanmam. Fakat tedbirli olalım. Arkadaşlarım size anahtar verdiler değil mi? Evet. Öyleyse kilidi tıkayın. Oldu mu? Tamam. Şimdi en az 10 dakikamız var. Gördünüz mü dostum zor gibi görünen şeyler aslında çok kolaydır. Yeter ki insan soğukkanlı olabilsin ve durumların gereklerine uysun. Hadi heyecanlanmayın ve konuşun. Lütfen Almanca. Şu herifin devlet sırlarını öğrenmesi için bir sebep yok. Hadi dostum. Rahat rahat anlatın. Burada kendinizi evinizde sayın. Steinwick devam etti. Bismarck'ın öldüğü gün Guandük, Egman 3 ve Sadık Uşağı yani kaptaki dostum trene binip Münih'e hareket etmişler. Oradan hemen başka bir trenle de Viyana yoluyla İstanbul'a gitmişler. Orada da durmayıp Kahire, Napoli, Tunus, İspanya, Paris, Londra, Petersburg ve Varşova'ya varmışlar. Bu şehirlerin hiçbirinde uzun zaman kalmamışlar. Hemen biri arabaya atlıyor şehri dört nala kat ettikten sonra gardan ya da rıhtından başka bir trene ya da gemiye biniyorlarmış. Yani kısacası amaçları izlerini kaybettirmekmiş. Bir gece işçi elbiseleri ve kasket giymiş, ucunda paket sarkan bastonlarını omuzlarına vurmuş Treves şehrinde öyle çıkmışlar. Dupont şatosunun harabelerinin bulunduğu Valdense dek olan 35 kilometreyi yaya kat etmişler. Gündüzü ormanda geçirmişler. Ertesi gece şato gözükmüş. Burçların önüne vardıklarında Egman uşağına beklemesini söylemiş. Breşen Loup denen gediye doğru tırmanmaya başlamış. Bir saat sonra dönmüş. Bu bir hafta böyle devam etmiş. Sonra restine dönmüşler. Peki neymiş bu bunca tırmanmalarının amacı? Guandük uşağına bunu açıklamamış ama o bazı ayrıntılar ve rastlantılardan gerçeği sonunda öğrenmiş. Çabuk anlatın Steinwick, işte, vaktimiz kalmadı. 15 gün sonra imparatorun muhafız subaylarından yakın dostu, Baldemir Kontu, yanında altı kişi olduğu halde gelmiş. Büroya kapanıp bütün gün konuşmuşlar. Zaman zaman tartışma, hatta kavga ettikleri gelen gürültülerden anlaşılıyormuş. Bahçede dolaşan uşak, pencerenin altından geçerken şu cümleyi duymuş. Bu belgeler size teslim edilmiş majesteleri bundan eminim. Bunu kendi isteğinizle vermezseniz cümlenin geri kalan kısmını ve tehdidin mahiyetini daha sonra anlamış. Egman'ın evi didik didik aranmış. Ama kanun dışı bir davranış bu. Guandük karşı gelseydi kanun dışı olurdu. Halbuki o kontla birlikte aramaya katılmış. Aradıkları neymiş peki? Şansölyenin hatıraları mı? Daha önemli şeyler, gizli belgeler. Lüpen, dirsekleri parmaklığa dayalı ve parmakları tellerin deliklerine geçmiş olarak dinliyordu. Heyecanlı bir sesle, gizli belgeler öyle mi? Önemli şeyler olsa gerek. Son derece önemli. Bu belgelerin yayımlanması yalnız iç siyaset açısından değil, dış ilişkiler bakımından da beklenmedik ve ağır sonuçlar verebilir. Lüpen'in kalbi güm güm atmaya başladı. Ah, imkanı var mı? Emin misiniz? Delillerim var. Guan Dük'ün ölümünden sonra karısının uşağı anlattıklarından başka bir de Guan Dük'ün imzasını taşıyan bir belge var elimde. Ne yazıyor bunda? Kendisine emanet edilen belgelerin listesi. Kısaca sayı var bunları. Kısaca sayı verilecek gibi değil. Belge uzun, üstelik yer yerde şifre edilmesi güç notlarla dolu. Bu belgelerden ikisinin başlığını söylersem yeter. Vilahtın Bismarck'a mektupları. Tarihler bu mektupların Frederick III'ün saltanatı sırasında yazıldıklarını ispatlamaktadır. Bu mektuplardan neler yazılı olabileceğini tahmin etmek için Frederick III'ün hastalığını ve oğluyla olan dalaşlarını hatırlamanız yeter. Evet evet biliyorum. Öteki başlık. Frederick III ve İmparatoriçe Victoria'nın İngiltere Kraliçesi Victoria'ya mektuplarının fotoğrafları. Lüpen soluk soluğa ''Bu da mı?'' diye haykırdı. Guandük'ün notlarına bir kulak verin. İngiltere Fransa arasındaki anlaşmanın metni ve az çok belirsiz şu cümle Azaz Lugin Sömürge, deniz kuvvetlerinin tahtidi. Bu da mı? Sen buna belirsiz mi diyorsun? Aksine gün gibi açık. Ah imkansız. Kapı vuruldu. Lüpen girilmez diye seslendi. Meşgulüm. Steinwing'in tarafındaki de vuruldu. Sabredin biraz beş dakika daha işim var ve ihtiyara dönüp otoriter bir tonla aldırmayın devam edin dedi. Demek sizce Goan Dükün Valdense girmesindeki amaç bu belgeleri saklamaktı, öyle mi? Kuşku götürmez. Peki ama Guandük Dük bakalım onları orada bırakmış mıdır? Evet, ölümüne dek Diagon'dan çıkmadı. Ya Guandük'ün Dükün düşmanları bu belgeleri bulmakta ve yok etmekte büyük çıkarları bulunanlar. Onlar aramış ve ortaya çıkarmış olamazlar mı? Gerçekten aramalarını oraya dek sürdürdüler. Nereden biliyorsunuz? Tahmin edersiniz ki Elikoğlu Bağlı duramam. İlk işim Valdense gidip yakın köyde soruşturmalar yapmak oldu. Köylülerin ifadesine göre şato Berlin'den gelen kimseler tarafından iki defa aranmış. Sonuç bir şey bulamamış olacaklar ki o gün bugündür o şatoya girmek yasaktır. Peki girilmesini kim engelliyor? 50 kişilik bir askeri birlik gece gündüz nöbet tutuyor. Dukalığın askerleri mi? Hayır. Bizzat imparatorun muhafız alayından alınma askerler. Koridorlarda sesler duyulmaya başlandı. Kapı gene vuruldu. Baş gardiyana seslendiler. Lüpen, Monsieur Bogeli'nin sesini tanıdı. Uyuyor müdür bey, dedi. Açın, açmanızı emrediyorum. İmkansız, kilit karıştı. Size tek tavsiyem kilidin etrafını delip oymanızdır. Açın, Avrupa'nın kaderini tartışıyoruz efendiler. İhtiyara döndü. Bu durumda şatoya giremediniz elbet. Giremedim. Ama belgelerin orada olduğuna eminsiniz. Size inandırıcı kanıtlar vermedim mi? Evet haklısınız bunlar hala orada olmalı. Şatoyu ve belgelerin gizlendiği esrarlı yeri görür gibiydi. Değerli taşlar ve altın külçeleriyle dolu bir kasa, Gayzan'ın tahtını tehlikeye sokan bu belgeleri ele geçirme umudu kadar sevindiremezdi ne harikulade bir maceranın kapıları açılıyordu önünde. Tam kendine layık. Dışarıda kilitle uğraşıyorlardı. İhtiyaç Time sordu. Guandük nasıl öldü? Kriz, iki kriz arasında gözünü açabildiğinde bir şeyler söylemek için var gücünü sarf ettiği anlaşılıyormuş. Ara sıra karısını çağırıyor, umutsuz gözlerle yüzüne bakıyor ve dudaklarını kımıldatıyormuş. Dışarıdaki uğraşlardan eni konu kaygılanmaya başlayan Lüpen, konuşmuş mu diye atıldı. Hayır konuşmamış ama karısının getirdiği kağıda son bir çabayla bir şeyler çizmiş. Neymiş o işaretler? Birçok yerlerini sökmek imkansız. Birçok yerlerini? Kalanı? Önce iyice seçilen üç sayı var. Sekiz, bir ve üç. Sekiz yüz on üç biliyorum başka. Sonra harfler. Seçilebilen bir üçlü grup var, onun peşinden de ikili bir grup. Apon değil mi? Ah biliyorsunuz. Kilit yerinden oynamaya başlamıştı. Laf yarım kalacak diye telaşa düşen Lüpen, yani karısının ve oğlunun gizli belgeleri bulabilmeleri için onlara verebildiği bilgiler bu. Apon ve 813'ten ibaret öyle mi? Evet. Lüpen düşmesini önlemek için iki eliyle kilide yapıştı. ''Müdür bey başkardiyanı uyandıracaksınız. Ayıp ediyorsunuz.'' ''Bir dakika daha. Steinwick, Guandük'ün karısı ne oldu?'' ''Kocasından kısa bir süre sonra öldü. Acısından herhalde.'' ''Ve çocuk ailenin korumasını alındı öyle mi?'' ''Hangi ailenin? Guandük'ün ne kız ne erkek kardeşi vardı. Üstelik denge olmayan bir kızla gizlice evlenmişti. Çocuğu uşak alıp götürmüş ve Dük adı altında büyütmüş. Asi, kaprisli ve güç karakterli bir çocukmuş. Günün birinde kaçmış.'' ortadan kaybolmuş. Kim olduğunu biliyor muymuş? Evet, ona babasının üstünde Apon ve 813 yazdığı kağıdı gösterdim. Bu sır size açıklandıktan sonra siz de Castlebaugh'a anlattınız öyle mi? Evet, o işaretlerin yazıldığı kağıdı ve belgelerin listesini göstermekle beraber tedbir olarak bu iki belgeyi yanımda sakladım. Olaylar beni haklı çıkarttı. Bunlar sizde mi? Evet. Emin yerde mi? Evet. Paris'te mi? Hayır. Güzel. Unutmayın ki hayatınız tehlikededir. Sizi izliyorlar. Biliyorum. Yanlış bir adım attım mı mahvoldum demektir. Evet. Tedbirli olun. İzinizi kaybettirin. Belgeleri ele geçirin ve benden haber bekleyin. Bir aya varmaz Valdens şatosunu birlikte ziyaret ederiz. Beni hapse atarlarsa kaçırtırım. İmkanı var mı? Benim kaçmamdan bir gün sonra. Hayır, hatta aynı günün akşamı bir saat sonra. Demek bu imkana sahipsiniz. On dakikadan beri bana söyleyecek bir şeyiniz daha var mı? Hayır. Açıyorum öyleyse. Kapıyı çekti ve Mösyö Bogeli'nin önünde eğilerek ''Müdür bey, nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum.'' dedi. Müdürün ve üç kişinin girmesi cümleyi tamamlamasını engelledi. Mösyö Bogeli'nin yüzü öfkeden bembeyazdı. Yerde yatan iki gardiyanı görünce sarsıldı. ''Öldüler mi?'' diye haykırdı. Lüpen kız kız gülüyordu. Yok canım dedi. Bakın şu kımıldıyor konuşsana herif. Ya öteki? Uykuda müdür bey. Çok yorgundu birkaç dakika dinlensin dedim. Şakanın sırası değil. Ve gardiyanlara dönerek devam etti. Şimdilik hücresine götürün dedi. Ziyaretçisine gelince. Lüpen müdürün ihtiyaç yana neler tasarladığı hakkında bilgi edinemedi. Ama önemli saymıyordu. Hücresinde dinç kafayla düşüneceği, çok daha önemli sorunlar çıkmıştı. Castlebach'ın sırrını öğrenmişti artık. Lüpe'nin büyük tasarısı Zindana atılmadığına pek şaştı. Monsieur Bogeli bizzat gelip bu cezayı yararsız bulduğunu söyledi. Lüpen, yalnız yararsız değil, tehlikeli ve kışkırtıcı diye karşılık verdi. Baş belası hapisliden yana kaygısı günden güne artan müdür ne bakımdan diye sordu. Şu bakımdan müdür bey, Stripani izin kağıdını sunduğunda polis müdürlüğüne telefon etme tedbirliliğini gösterdiniz. Ve kağıdın geçerli olduğu cevabını aldınız. Ah biliyor musunuz? Elbet üstelik telefonda size cevap veren ajanlarımdan biriydi. Bu kez veren kişiden kuşkulandınız. Kim olduğunu hala arıyorsunuz. Ama bulamayacaksınız. Bu amaçla dostum Stripani'yi sorguya çektiniz. Gerçek adının Steinwick olduğunu gizlemedi. Vay canına. Demek tutuklu Lüpen birini hapishaneye sokabilmiş ve onunla bir saat konuşabilmişti. Ne rezalet. Böylesine bir rezaleti örtbas etmekten başka çıkar yol yok değil mi? Monsieur Steinwick serbest bırakıldı ve Monsieur Bogel'i susmasını sağlamak göreviyle Monsieur Lüpen'in yanına gönderildi. Bildin mi müdür bey? Şaşkınlığını belli etmemek için işi şakaya dökme yoluna giden Monsieur Bogel'i çok doğru diye karşılık verdi. Demek şartlarımızı kabul ediyorsunuz. Lüpen kahkahalarla güldü. Evet müdür bey. Emniyet müdürlüğündeki efendilere söyleyin, içleri rahat etsin. Susacağım, basına bildiri vermeyeceğim yani bu konuda. Bu başka konularda vereceğim demekti. Gerçekten Lüpen'in bütün faaliyeti bundan böyle ikili bir amaç gütecekti arkadaşlarıyla haberleşmek ve onlar aracılığıyla bir basın kampanyası açmak. Tutuklandığı anda Dudville kardeşlere bazı emirler vermişti zaten. Öte yandan her gün zarf imali işini hevesle sürdürmekteydi. Zarf imaline yarayan kağıtlar numaralı olarak hapishaneye getirilir ve orada bu işe gönüllü tutuklulara dağıtılırdı. Öyle ki her gün Lüpen'e aşağı yukarı aynı numaraları taşıyan kağıtlar getirilmekteydi. Bu durumda bunlar aracılığıyla haberleşmek için zarfçının memurlarından birini tutmak yeter değildi. Bu zor olmadı. Başarısından emin olan Lüpen, şimdi kağıtların üzerinde arkadaşlarıyla kararlaştırdıkları belli işareti beklemekteydi. Vakit çabuk geçiyordu. Öğleye doğru M. Fogmiye ile sessiz, asık suratlı avukat Gümbel gelirlerdi ve Lüpen sıkı sorguya çekilirdi. Matrak geçiyordu. Altenheim'ın öldürülmesinde iştiraki olmadığına, Mösyö Fogmiye'ye inandırdıktan sonra hayali suçlar uydurup itiraflarda bulundu. Bunlara dayanarak açılan kovuşturmalar öyle olmadık sonuçlara vardı ki halk da Lüpe'nin dalga geçtiğini anladı. Masum oyunlar, ara sıra eğlence de gerek diyordu. Ama ciddi uğraşların saati gelip çatmıştı. Beşinci gün getirdikleri paketle kararlaştırılan işareti verdi. İkinci kağıtta ufak bir tırnak izi. Hadi bakalım iş başına diye mırıldandı. Saklı bir yerden ufak bir şişe çıkarttı. İçindeki sıvıyla parmağını ıslattı ve üçüncü sayfanın üstüne sürdü. Yavaş yavaş kağıtta önce dalgalar, sonra harfler, kelimeler ve nihayet cümleler belirdi. Okudu. Her şey yolunda. Steinwick serbest. Taşra'da saklanıyor. Genevieve Egnemont'un sıhhati iyi. Sık sık Bigistol Oteli'ne hasta olan Madame Kesselbach'ı görmeye gidiyor. Her seferinde piyekle Dük'le karşılaşıyor. Aynı yoldan cevap verin, tehlike yok. Dışla ilişki kurulmuştu. Lübe'nin gayretleri bir kez daha başarıya ulaşmıştı. Şimdi sıra planını uygulamaya, ihtiyar Steinwig'in itiraflarını değerlendirmeye ve muhayyilesinin bugüne dek yaratabildiklerine baskın, dahiyane ve olağanüstü bir düzenleme kurup hürriyetine kavuşmaya gelmişti. Üç gün sonra Guan Journal'de şu satırlar çıktı. Bismarck'ın içinde bulunduğu olayların resmi anlatısından ibaret olan anılarından başka son derece önemli gizli mektuplarında bulunduğu bazı yetkili kişilerce bilinmektedir. Bu mektuplar bulunmuştur. Sağlam kaynaklardan öğrendiğimize göre bunlar yakında yayınlanacaktır. Bu esrarlı satırların bütün dünyada ne gürültüler kopardığı, ve Alman basınında sürüp giden polemikler hatırla hatı hatırlardadır. Bu satırları kim yazdırmıştı? Hangi mektuplar kastediliyordu? Şansölye'ye mektup yazanlar kimlerdi ve ne cevap alınmıştı? Ölen şansölyeden öç almak mı isteniyordu? Yoksa mektup sahiplerinden biri gevezelik mi etmişti? İkinci mektup bazı noktalarda kesinlik getirdi ama tecessüsü daha da körükledi. Sante Palas, Hücre 14, 2. Kısım Sayın Müdür Bey, Geçen sayınızda Sante'de dış siyaset konusunda yaptığım bir konferans sırasında ağzımdan kaçırdığım bazı sözlere dayanılarak kaleme alınmış bir yazı yayınlamıştınız. Belli başta noktalarında gerçeklere değinen bu yazı bazı düzeltmeleri gerektirmektedir. Sözü geçen mektuplar mevcuttur. İlgili hükümet bunları 10 yıldan beridir sürekli bir şekilde aradığına göre önemi su götürmez. Ancak nerede bulunduklarına ve içinde neler yazılı olduğuna dair kimsenin bilgisi yoktur. Okurların haklı tecessüslerini tatmin edebilmek için onları bir süre bekletmek zorunda oluşumdan ötürü bana kızmayacaklarını umarım. Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim. Bu mektuplar şansölye tarafından en yakın dostlarından birine emanet edilmişti. Bu kişiden ne casuslanma ne evinde aramalar esirgenmiştir. Emrimdeki gizli polise dahil ajanlardan ikisini işi ta başından araştırmakla görevlendirdim. İki güne varmadan bu son derece meraklı sırrı aydınlatabileceğimi umuyorum. İmza Arsen Lüpen Demek işi yürüten Arsen Lüpen'di. Hapishanede olduğu halde ilk yazının ortaya attığı komediyi ya da trajediyi sahneye koyan demek oydu. Ne muhteşem macera. Herkes sevinçliydi. Onun gibi bir sanatçı işin içinde olduğuna göre Oyun beklenmedik ve renkli olaylarla dolacaktı kuşkusuz. Üç gün sonra Guan Jugnel de şu satırları yayınladı. Şansölyenin yakın arkadaşının adını öğrenebildim. Söz konusu kişi De Pont Veldens, Guan Dükü, Egman 3'tür. Comte de V tarafından evinde bir arama yapılmış ve bir şey bulunamamışsa da belgelerin şansölye tarafından ona emanet edildiği kesindir nereye saklamıştı? Şimdilik buna kimse cevap veremez. Çözümlemek için 24 saate ihtiyacım var. İmza Arsen Lüper. Gerçekten bir gün sonra vaat edilen yazı çıktı. Mezkur mektuplar 19. yüzyılda kısmen harap edilmiş olan De Dukalığındaki Valdens Şatosu'nda saklanmıştır. Neresinde? Bu mektupların mahiyeti tahmini olarak nedir? Bu iki sorunu çözümlemeye çalışıyor ve dört gün içinde sonuca varacağımı umuyorum. İmza Arsen Lupin Söz edilen günde Guan Jugnel kapışıldı ama vaat edilen bilgilerin verilmediğini herkes hayretle gördü. Ertesi gün, daha ertesi gün aynı susku. Neler geçmişti bu arada? Polis müdürlüğünden sızan haberlerden öğrenildi. Sante'nin müdürüne yapılan bir ihbar sonucunda Arsen Lüpen'in imal ettiği zarflar aracılığıyla dışla ilişki kurduğu meydana çıkmış. Delil bulamamışlar ama belalı tutuklunun işine son verilmiş. Belalı tutuklu bunun üzerine şu cevabı vermiş. Eh boş oturmaktansa bari davamla meşgul olayım. Avukatımı gönderin bana. Söylentiler doğruydu. O güne dek avukatla görüşmeyi inatla reddeden Lüpen onu çağırtmış ve savunmasını hazırlamaya koyulmuştu. Hemen ertesi gün Üstad Gumbel sevinçle Lupin'i avukatlar odasına çağırdı. Gözlerini koskocaman gösteren camlı gözlükler takmış yaşlı bir adamdı. Şapkasını masanın üstüne bıraktı ve titizce hazırladığı soruları sormaya başladı. Lupin seve seve hatta en ufak ayrıntılarına varıncaya dek etraflı cevaplar verdi. Avukat bunları birbirine toplulanmış fişlere eşledi. Başını kaldırmadan soruları peş peşe sıralıyordu. Lüpen usulca masaya dayandı. Kolunu yavaş yavaş indirdi. Üstad Kumbel'in şapkasına yaklaştırdı. Parmağını soktu. Astarla deri arasına sıkıştırılmış kağıdı çekip aldı. Bu Dudvil'in mesajıydı. Üstad Kumbel'in evinde oda uşağı olarak çalışıyorum. Aynı yolla korkusuzca haberleşebiliriz. Zarf işini açıklayan katil L.M.'dir. Bereket versin ki darbeyi öngörmüştünüz. Lüpen cebinden ötekine benzer bir kağıt çıkartıp aynı yere sokuşturdu ve hemen sonra Lüpe'nin OT and Journal'de yazışması başladı. Vadimi yerine getiremediğimden ötürü okurlarımdan özür dilerim. Santa Palas'ın posta servisi berbattır. Zaten sonuna da varıyoruz. Gerçeği sağlam temeller üzerine kuracak belgelerin hepsi elimdedir. Bir süre sonra yayınlayabileceğim. Bununla beraber şu hususun bilinmesini isterim. Bu mektuplardan bir kısmı şansölyenin öğrencisi ve hayranı olduğu halde yıllar sonra onun sıkıcı vesayetine son verip idareyi ele alan kişi tarafından kaleme alınmıştır. Ne demek istediğimi yeterlice anlattım sanıyorum. Ertesi günde şunlar vardı. Bu mektuplar son imparatorun hastalığı sırasında yazılmıştır. Bu da önemini belirtmek için yeterlidir. Dört günlük bir suskudan sonra yayınlanan son not büyük bir gürültü çıkardı. Soruşturmam son buldu. Şimdi her şeyi biliyorum. Düşüne düşüne saklanan yerin sırrını çözebilelim. Arkadaşlarım Veldense gidecekler ve bütün engellere rağmen kendilerine işaret edeceğim yerden şatoya girecekler. Gazeteler mahiyetini bildiğim mektupların tam metnini iki haftadan yani tam 22 Ağustos günü yayınlayacaklar. O güne dek susacak ve bekleyeceğim. Guan Jugnel'deki yazılar gerçekten son buldu ama Lüpen arkadaşlarıyla şapka aracılığıyla haberleşmeye devam etti. Çok yalındı, hiç tehlikesi yoktu. Koskoca Üstad Gumbel'in şapkasının Lüpen'in posta kutusu olabileceği kimin aklından geçerdi? Ünlü avukat Paris'ten, Taşra'dan ve Almanya'dan gelip Dudville tarafından özetlenen mektupları haftada iki üç defa hapishaneye taşıyor, bir saat sonra Lüpen'in emirlerini arkadaşlarına ulaştırıyordu. Ancak günün birinde Sante'ye LM ye imzalı bir telefon mesajı ulaştı. Mesaj, Üstad Gümbel'in farkında olmayarak postacılık yapması ihtimalini hatırlatıyor ve adamın ziyaretlerinin sıkı kontrol altında tutulması salık veriliyordu. Müdür avukatı ikaz etti ve o da yanına sekreterini almaya başladı. Lüpen bir kez daha kurnaz hasmının uyanıklığı sonucu dış dünyayla ilişkilerini kesti. Üstelik en uygunsuz zamanda karşısına dikilen birleşik güçlere karşı en son kozunu oynarken. 13 Ağustos, Lüpen gene avukatların karşısında oturmuştu. Gümbel'in elindeki pakette sarılı gazetede iri puntolarla 813 yazısı gözüne ilişti. Yazı şu alt başlığı taşıyordu. Yeni bir cinayet. Almanya'da kargaşalık. Apon sırrı çözülecek mi? Lüpen kaygıyla sapsarı kesildi. Altta şu satırları okumuştu. Son dakikada elimize iki haber ulaştı. Augsburg yakınında gırtlaklanan bir ihtiyarın cesedi bulunmuştur. Kimliği meydana çıkarılmıştır. Söz konusu kişi Castlebach davasında adı geçen Steinwick'tir. Öte yandan ünlü İngiliz dedektifi Herlock Sholmes'ın kolonyaya çağrıldığı söylenmektedir. İmparatorla görüşecek ve birlikte Valdens well şatosuna gireceklerdir. Herlock Sholmes'un Apo'nun sırrını keşfetmek için çağrıldığı sanılmaktadır. Başarırsa Arsène Lupin'in bir aydan beridir sürdürdüğü kampanya iflas etti demektir. Sholmes ve Lupin arasında başlayacağı anlaşılan düelloyu halk görülmemiş bir heyecanla bekliyordu. İki Yavuz ve ezeli düşman bir kez daha karşı karşıya geleceklerdi. Bu defasında artık özel çıkarlar basit bir hırsızlık ya da kişisel tutkular değil, uluslararası bir dava, dünya barışını bile tehlikeye düşürecek şekilde üç büyük devleti karşı karşıya çıkartacak bir rezalet söz konusuydu. Öyle ki herkes kaygıyla bekliyor, işin nereye varacağını kimse kestiremiyordu. Zira dedektif mektupları bulduğu takdirde başarıya kime, kimin ulaştığı bilinemeyecekti. Bu nedenle tek umut gene lüpendeydi. O her şeyi halka açıklardı. Ne yapacaktı? Kendisini tehdit eden feci tehlikeyi nasıl atlatabilecekti? Belki bundan haberi bile yoktu. 14 numaralı hücresinin duvarları arasında tutuklu da kendi kendine hemen hemen aynı soruları soruyordu. Ancak o başkalarından farklı olarak basit bir tecessüs değil, gerçek bir kaygı ve derin bir korku duymaktaydı. Elleri kolları bağlıydı ve kendini müthiş zayıf hissediyordu. Bu durumda becerikli, kurnaz, cesur ve atılgan ahlak hiçbir işe yaramazdı. Mücadele kendi dışında devam ediyordu. Şimdi rolü bitmişti. Kendisine hürriyetini iade edecek düzeni titizce kurmuştu ama bunu geliştirme ve kontrol etme imkanlarına sahip değildi. Belli tarihte mekanizmanın tıkır tıkır işlemesi gerekiyordu. Ancak o güne dek türlü aksilikler, engeller ve beklenmedik olaylar da çıkabilirdi. Lüben hayatının en acı anlarını yaşıyordu. Kendi kendinden kuşkulanır oldu. Hayatının zindanların dehşetinde son bulacağından korkmaya başladı. Hesaplarında ya yanılmışsa, bu belli tarihte kurtarıcı olayın vuku bulacağına inanmak çocukluk değil miydi? Çılgınlık diye aykırdı. Düşüncelerim yanlış. Olayların böylesine uyumlu şekilde rastlaşması mümkün mü? Ufak bir olay, bir kum tanesi her şeyi mahvedebilir. Steinweg'in ölümünü ve böylece elindeki belgelerin kaybolmasını önemsemiyordu. İhtiyarın sözlerinin sağladığı ipuçları iyi kullanmak suretiyle mektuplarda imparatorun neler yazmış olabildiğini tahmin etmek mümkündü. Onu asıl üzen Herlock Sholmes'ün mahallinde tam savaş alanında bulunmasıydı. Zira mektupları bulduğu takdirde bunca sabırla inşa ettiği yapı yıkılıverirdi. Ötekini Hapishanenin etrafında, hatta belki pusuya yatmış en gizli planlarını tahmin eden amansız düşmanını düşündü. 17-18-19 Ağustos. İki gün daha, daha doğrusu iki yüz yıl daha. Bitmez, tükenmez dakikalar. Genellikle dingin, kendine hakim ve işi alaya almayı seven lüpen, sinirli, taşkın, her şeyden kuşkulanan, asık suratlı bir adam olmuş çıkmıştı. 20 Ağustos Bir şeyler yapabilmek için yanıp tutuşuyor ama elinden bir şey gelmiyordu. Uğrayacağı korkunç hezimeti son günde, son dakikada öğreneceğini kestiriyordu. Bazen umuda kapıldığı da oluyordu. Şanslarını tartıyordu. Bunlar da gerçek ve güçlüydü. Öyle ki hesaplarının yanlış çıkmaması her şeyin kendi dileyince gel gelişmesi gerekirdi. Yeter ki Sholmes belgelerin gizlendiği yeri bulmasın. Ve Sholmes aklına geldi mi keyfi fena halde kaçıyordu. Son gün. Kabuslarla dolu bir geceden sonra sabah geç uyandı. O gün kimse uğramadı. Ne savcı ne avukat. Öğleden sonraki saatler ağır ve kasvetli geçti. Karanlık gece bastı. Ateşi vardı. Kalbi deli danalar gibi göğsünde sıçrıyordu. Dakikalar geri dönme meclisine geçiyordu. Saat dokuz, on, Hala bir şey yok. Sinirleri yay gibi gerilmiş, hapishanenin gürültülerini dinliyordu. Ah, saatleri durdurabilse, yazgıya davranması için biraz daha vakit verebilse. Ama neye yarar? Her şey mahvolmadı mı? Çıldıracağım, diye haykırdı. Bitsin bütün bunlar, başka şekilde başlayacak, başka şeyler deneyeceğim. Artık tahammülüm kalmadı. Yumruğunu alnına patlattı. Ve sayıklamak, sözler söylemeye başladı kilit gıcırdadı. O öfke içinde koridordaki ayak seslerini duymamıştı. Birden hücreye ışık girince irkildi. Üç kişi girdiler. Lüpen şaşmadı. İnanılmaz mucize vuku buluyordu. Bunu hemen tabii normal gerçeğe ve adalete uygun saydı. Birden müthiş bir gurur duydu. Gücüne ve zekasına olan güveni arttı. Sesinden hapishanenin müdürü olduğunu tahmin ettiği adam, lambayı yakayım mı diye sordu. İçlerinden en uzun boylusu yabancı şiveyle hayır diye cevap verdi. Fener yeter. Gideyim mi? Aynı adam görevinizin gerektirdiği şekilde hareket edin dedi. Polis müdürü her hususta arzularınızı yerine getirmemi emretti. O takdirde Mösyö uzaklaşmanızı tercih ederim. Mösyö Bogeli çıktı. Kapıyı aralık bıraktı ve seslenildiğinde duyulabileceği mesafede durdu. Ziyaretçi henüz hiç konuşmamış olan üçüncü kişiye bir şeyler söyledi. Lüpen, karanlıktaki silüetlerden kim olduklarını anlamak için boş çabalar sarf ediyordu. Adam, fenerin ışığını onun yüzüne doğru tutarak, ''Arsen Lüpen siz misiniz?'' diye sordu. Güldü. ''Evet, Sante'de 14 numaralı hücre ikinci bölümde tutuklu Arsen Lüpen benim.'' Guan Jugnel'de o mektuplardan söz eden yazıları yayınlayan siz misiniz? Özür dilerim Mösyö, Görüşmeye başlamadan önce kiminle konuşmak şerefine aile olduğumu söylemenizi rica ederim. Gereksiz. Gerekli. Neden? Nezaket meselesi Mösyö. Adımı biliyorsunuz. Ben sizinkini bilmiyorum. Bu kurallara aykırıdır. Yabancı sabırsızlıkla soludu. Hapishane müdürünün bizi bizzat buraya getirmesi gösteriyor ki Mösyö Bogeli nezaket kurallarına yabancı kaldı. Bizi tanıştırmalıydı. Burada eşitsiz Mösyö. Evet, tutukluyla onu görmeye gelen ziyaretçisi eşittirler. İki kişi var ve bunlardan birinin şapkasını çıkarmadan içeri girmesi nezakete aykırıdır. Aa, bu da ne demek? Ne anlıyorsanız o demek Mösyö. Yabancı yaklaştı ve konuşmak istedi. Lüpen, şapkanızı, önce şapkanızı çıkarın. Beni dinlesenize. Hayır, dinleyeceksiniz. Hayır. Hava gereksizce gerginleşiyordu. O ana dek konuşmayan öteki yabancı elini arkadaşının omzuna koydu ve Almanca olarak ''Sen işi bana bırak.'' dedi. ''Nasıl olur? Sus. Sen kalk git. Sizi yalnız mı bırakayım?'' ''Evet. Ama kapı. Kapat ve uzaklaş. Ama bu adamı tanıyorsunuz Arsen Lüpen. Çık dışarı.'' Adam homurdana homurdana çıktı. İkinci ziyaretçi, çek kapıyı diye seslendi. İyice kapat, tamam. Sonra döndü, feneri aldı ve ağır ağır kaldırdı. Kim olduğumu söylememi istiyor musunuz? Lüpen hayır dedi. Neden? Çünkü biliyorum. Ah, sizi bekliyordum. Beni mi? Evet majeste. Şalomenya. Yabancı telaşla sus dedi. O kelimeyi ağzınıza almayın. Nasıl hitap etmeme emredersiniz? Ad vermeyin. Sustular. Bu çatışmaya hazırlanan iki hasmın suskusu değildi. Yabancı emretmeye ve emrine boyun eğilmesine alışık kimselere özgü otoriter tavırla hücrede dolaşmaya başladı. Lüpen kımıltısız duruyordu. Tavrında ne her zamanki kışkırtıcılık ne de alaycılık vardı. Yüzü ciddiydi. O anın olağanüstülüğünü, güvenmenin sevincini ta derinden duyuyordu. Kendisi hücre tutuklusu, maceracı dolandırıcı ve soyguncu Arsen Lüpen Karşısındaki modern dünyanın bir yüce kişisi, Sezar'ın ve Şalomenya'nın varisiydi. Güçlülüğü bir an gözlerini kamaştırdı. Zaferini düşünerek gözleri doldu. Yabancı durdu ve ilk cümleden hemen konuya daldılar. Yarın 22 Ağustos, mektuplar yarın yayınlanacak değil mi? Bu gece, iki saat sonra arkadaşlarım henüz mektupları değilse de, Guantük Egman'ın notlarını, listeyi, Guan Jugnel'e teslim edecekler. Bu liste teslim edilmeyecek. Evet, onu bana vereceksiniz. Liste size verilecek, mektuplarda, mektuplarda, Hiçbirini fotoğrafı alınmadan. Yabancı sesinde en ufak bir rica ya da emir vurgusu bulunmayan, sakin bir edayla konuşuyordu. Emir vermediği gibi sorguya da çekmiyordu. Arsene kesinlikle yapması gerekli olan şeyleri söylüyordu. Arsene Lupin'in isteklerini ne pahasına olursa olsun kabul edecekti. Şartlar önceden kabul edilmişti. Yabancı devam etti. Mektupları okudunuz mu? Hayır. Ama içinizden biri okudu. Hayır. Yani ben de Guan Dük'ün listesi ve notları var. Bundan başka mektupların nerede saklanmış olduklarını da biliyorum. Neden bulundukları yerden almadınız? Buraya girdikten sonra öğrendim. Arkadaşlarım yola çıktılar. Şatoda nöbetçiler bekliyor. En güvendiğim askerlerimden 200 kişilik bir birlik devamlı nöbet tutuyor. 10 bin nöbetçi koysanız yetmez. Ziyaretçi bir süre düşündükten sonra sırrı nasıl öğrenebildiniz? Tahmin ettim. Gazetelerin yayınladıklarından başka şeylerden mi biliyorsunuz? Hayır. Şatoyu dört gün devamlı arattım. lok Şamsi yaramamış. Ah acayip, çok acayip. Tahminlerinizin doğru olduğuna emin misiniz? Tahmin değil, kesinlik yabancı ciddi bir edayla buna sevindim dedi. Zira bu belgeler ortadan kalkmadıkça kimse rahat etmeyecek. Ve Arsen Lüpen'in karşısına dikilerek ne kadar dedi. Lüpen hayretle ne diye sordu. Belgeler için ne kadar istiyorsunuz? Bir sayı söylemesini bekledi. Sonra kendi söyledi. 50 bin mi 100 bin mi? Lüpen'in cevap vermediğini görünce tereddütle daha fazla mı diye ekledi. 200 bin mi? Peki kabul ediyorum. Lüpen gülümsedi ve alçak sesle. İyi para dedi. Ama başka bir hükümdarın söz gelimi İngiltere kralının bir milyona kadar çıkması muhtemel değil mi? Sanırım. İmparator içinse bu mektuplar paha biçilmez değerdedir. Herhalde. Ve gerekseydi imparator üç milyon da verirdi. Evet. Öyleyse anlaşmak kolay olacak. Yabancı kaygılı bir sesle. Bu şartlarla mı? Bu şartlarla mı? Hayır. Gözüm parada değil. İstediğim başka şey ve bu başka şey benim için milyonlardan çok daha değerli. Neymiş bu? Hürriyetim. Yabancı irkildi. Ne? Hürriyetiniz mi? Ama elimden ne gelir ki? Bu sizin ülkeyi ilgilendirir. Benim etkim olamaz. Lüpen yaklaştı ve sesini daha da kısarak etkiniz olur majeste. Hürriyetim isteğinize reddetmelerini gerektirecek kadar olağanüstü bir şey değildir. Demek bunu talep etmeliyim. Evet. Kime? Bakanlar Kurulu Başkanı Valenkla'ya. Ama Mösyö Valenkla'yın da benden fazla bir hapishanenin kapılarını bana açabilir. Bu rezalet olur. Açmak dedim ya aralaması da yeter. Kaçmışım süsü verirler. Halk buna öyle hazırlıklı ki kimse sesini çıkarmaz. Peki peki ama bilin ki Mösyö Valenkla'yı bunu kabul edecek. Neden? Siz istediniz diye. İsteklerim onun için birer emir değildir. Öyle ama hükümetler arasında bu gibi şeyler ola gelmiştir ve Valenklay çok siyasetçidir. Hadi canım, hatırım hoş olsun diye Fransız hükümeti bu kadar keyfi bir davranışta bulunmayı kabul eder mi hiç? Yalnız hatrını hoş olsun diye değil. Daha başka ne için? Hürriyetimin iadesi talebine eklenecek teklifi kabul etmek suretiyle aynı zamanda Fransa'ya hizmette bulunmuş olacak. Ben mi bir teklifte bulunacağım? Evet Majeste. Ne gibi? Bilmiyorum ama anlaşmaya varılmasını sağlayacak uygun bir ortam bulmak zor değildir. Yabancı onun ne dediğini anlamamıştı. Lüpen eğildi ve kısık sesle devam etti. Diyelim ki iki ülke ufak bir mesele için anlaşmazlığa varmışlar. İkinci derecede bir iş üzerinde söz gelimi bir sömürge işi ya da gurur zedelenmesi ya da çıkarlar söz konusu. Bu gibi durumlarda ülkelerden birinin başkanının anlaşmacı bir ruhla masa başına oturması, hatta bazı fedakarlıklarda bulunması mümkün değil midir? Yani bu uğurda Fas'ı Fransa'ya bırakmama mı teklif ediyorsunuz? Lüpe'nin ima ettiği şey ona dünyanın en komik şeyiymiş gibi geliyor ve kahkahalarla gülüyordu. Varılacak amaçla yapılan fedakarlık arasında öylesine kocaman bir oransızlık vardı ki yabancı ciddi tavrını yeniden takınabilmek için var çabasını kullanarak ''Fikir orijinal'' dedi. Arsen Lüpen hürriyetine kavuşsun diye uluslararası siyaset alt üst olacak. Arsen Lüpen eski yaşantısını suçlarını sürdürsün diye imparatorluk amaçlarından vazgeçecek. Bari oldu olacak benden. Azak Logini de isteyin. Düşünmedim değil majeste. Yabancının neşesi gittikçe artıyordu. ''Mükemmel demek lütfettiniz. Bu defalık evet.'' Nüpen kollarını göğsünde bağlamıştı. O da rolünü abartmakla işe eğlenceye dökmüştü. Sahte bir ciddiyetle. ''Günün birinde olaylar öyle bir gelişme gösterebilir ki o zaman hürriyetimi talep etme ve elde etme imkanına sahip oluveririm. O zaman fırsatı kaçırırım sanmayın. Bugün elimdeki silahlar daha mütevazı taleplerle yetinmeye zorluyor beni.'' Fas barışıyla yetiniyorum. Bir bununla mı? Bir bununla. Hürriyetinize karşılık Fas. O kadarcık ve mektuplar size teslim edilecek. Yabancı öfkeyle soludu. Ah şu mektuplar. Zaten belki de hiçbir değer taşımıyorlardır. Değer taşımasalardı majesteleri bana hücreme kadar gelirler miydi? Kaldı ki bunlar arasında kimden geldiğini henüz bilmedikleri de var. Bunlar hakkında kendilerine bazı bilgiler verebilirim. Yabancı kaygılı bir sesle Ah dedi. Lupin tereddüt etti. Yabancı konuşun dolambaçsız açık açık konuşun diye emretti. Lupin hücrenin sessizliğinde tunturaklı bir edayla 20 sene önce Almanya, İngiltere ve Fransa arasında bir anlaşma projesi yapılmıştı. Yanlış, imkansız kim yapabilirdi? İmparatorun babası ve İngiltere kraliçesi. İkisi de bunu İmparatoriçe'nin etkisiyle kabul etmişlerdi. İmkansız. Yazışmalar, Valdens şatosunda saklanmıştır ve yerini yalnız ben biliyorum. Yabancı sinirli adımlarla dolaşıyordu. Birden durdu ve anlaşmanın metni de bu yazışmalar arasında mı? diye sordu. Evet majeste, babanızın el yazısıyla. Ne diyor peki? Bu anlaşmayla İngiltere ve Fransa Almanya'ya muazzam bir sömürge imparatorluğu vaat ediyorlar. Bu yücelmesi için çok gerekli. Kendi sınırları içine çekilmeyi kabul etmesine yol açacak kadar gerekli. Bu imparatorluğa karşılık İngiltere'nin isteğine, Alman deniz kuvvetlerinin tahtiydi. Ya Fransa'nın? Azak ve Login. İmparator sustu, masaya dayandı ve derin bir düşünceye daldı. Lüben sözlerine devam etti. Her şey hazırdı. Paris ve Londra hükümetleri onaylamış bekliyorlardı. Büyük dostluk anlaşması imzalanacak, böylece uluslararası barış sonsuzca kurulacaktı. Babanızın ölümü bu güzel rüyaya son verdi. Majestelerinden sorarım, Frederick III'ün 1870'in kahramanlarından biri olan bir Alman'ın az saklo vermeye razı oluşu meydana çıkarsa halk nasıl karşılar? İmparator insan olarak, oğul olarak ve hükümdar olarak vicdanıyla baş başa kalsın diye bir süre sustu Sonra son sözünü söyledi. Bu anlaşmayı tarih yazsın mı yazmasın mı buna majesteleri karar verecekler. Bana gelince mütevazı kişiliğimin bu çatışmada hiçbir rolü bulunmadığı kesindir. Lüpen'in sözlerini uzun bir sessizlik izledi. Kaygı içinde bekliyordu. Bunca çaba ve inatla düzenlediği şu anda yazgısı söz konusuydu. Kendi deyimiyle mütevazı kişiliğinin imparatorlukların kaderinde ve dünya barışında İnanılmaz şekilde ağır bastığı tarihi dakikalar. Karşısında, karanlıkta Sesar düşünüyordu. Ne diyecekti? Soruna nasıl bir çözüm getirecekti? Lüpen'e bitmeyecekmiş gibi gelen birkaç dakikanın hücrenin içinde dolaştı. Sonra birden durdu ve başka şartlarınız da var mı diye sordu. Evet majeste fakat bunlar önemsiz. Söyleyin. De Pontveldens dükünün oğlunu buldum. Dukalığın ona geri verilmesini istiyorum. Başka? Bir kızı seviyor, o da onu seviyor. Bu kızla evlenecek. Başka? O kadar. Majesteleri vereceğim şu mektubu. Guan Jugnel'e ulaştırdıkları takdirde makale okunmadan kendilerine teslim edilecektir. Lüpen mektubu uzattı. Elleri titriyordu. İmparator alırsa kabul etti demekti. İmparator tereddüt etti. Sonra öfkeli bir jestle mektubu aldı. Şapkasını başına geçirdi. Mantosuna sarıldı. Ve tek kelime söylemeden çıktı. Lüpen sersemlemiş gibi sendeledi. Sonra birden bir sevinç ve gurur çığlığı kopararak iskemlenin üstüne düştü. Sayın Savcı Bey, size veda etme günüm gelip çattı. Ne diyorsunuz Monsieur Lüpen? Bizi bırakmayı mı niyetlisiniz yoksa? Çok üzgünüm Savcı Bey. İnanın zira ilişkilerimiz son derece nazikaneydi. Ne yaparsınız ki sonsuz hoşnutluk yoktur. Santa Palas'taki dinlenmem sona erdi. Görevlerim beni bekliyor. Bu gece kaçmalıyım. İyi şanslar Monsieur Lupin. Teşekkür ederim savcı bey. Kaçış saatini beklemekten başka işi kalmamıştı. Bunu nasıl olacağını, böyle hayırlı bir iş için bir araya gelen Fransa ve Almanya'nın bunu fazlaca bir rezalete yol açmadan nasıl gerçekleştirebileceklerini merak ediyordu. Akşam üstüne doğru gardiyan gelip giriş holüne ineceklerini söyledi. Heyecanla gitti ve orada M. Viba ile karşılaştı. Otomobile bindiler. İçinde biri daha vardı. Lüpen'i bir gülme krizi aldı. Vay sen misin zavallı Vibacığım? Bu Angarya sana mı düştü? Kaçmamdan sen mi sorumlu tutulacaksın? Hiç şansın yok. İşte bak tutuklandığında seni göklere çıkarmışlardı. Şimdi de kaçışım sayesinde ölmezliğe kavuşacaksın. Öteki adam baktı. ''Demek polis müdürü de işin içinde. Size bir öğüt vereyim. Kuliste kalın.'' Sen ve Bologna'ya gittiler. Sandkulut da karşıya geçtiler. Lüpen ''Mükemmel. Kaşa gidiyoruz.'' diye haykırdı. ''Altenaym'ın ölümünü canlandırmak için bana ihtiyaç var. Yeraltı geçidine ineceğiz. Ben ortadan kayboluvereceğim. Yalnız benim bildiğim bir başka çıkıştan kaçtığım söylenecek. Ne saçma.'' hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Aptalca, alabildiğine aptalca bir şey. Bizi idare edenlere bakın. Kimlerin elinde kalmışız? Ve akılsızlar, bana başvursaydınız ya, size şahane bir kaçış programı düzenlerdim. Halk zevkten biterdi. Bunun yerine... Her neyse, şunu da kabul etmek gerekir ki çok ani oldu. Ama gene de... Program Lüpe'nin öngördüğü gibiydi dinlenme evinde Optans pavyonuna girildi. Lüpen ve iki refakatçisi yeraltı girişine daldılar. Öteki ucuna vardıklarında emniyet müdür muavini serbestsiniz dedi. Teşekkürlerimle azizim Viba, Sayın polis müdürüne saygılarımı sunarım. Villa du Glinis'e varan merdiveni çıktı. Döşeme kapağını kaldırdı ve mahzene girdi. Bir el omzunu kavradı. Dün imparatorla birlikte gelen adam karşısındaydı. Yanında dört kişi daha vardı. Lüpen, bu şakada ne oluyor diye haykırdı. Serbest değil miyim yoksa? Alman sert bir sesle, evet evet dedi. Serbestsiniz, bizimle birlikte ufak bir yolculuğa çıkmakta. Lüpen yumruğunu çenesine indirmemek için kendini zor tuttu. Ama karşısındakiler kararlı görünüyorlardı. Şeflerinin ise hiç de iyi niyetlerle dolu olmadığı, ve en aşırı yollara başvurmaktan bile çekinmeyeceği anlaşılıyordu. Hem canım bu yolculuğun kendisi için ne sakıncası bulunabilirdi? Güldü. Çok memnun olurum diye karşılık verdi. Avluda bir araba bekliyordu. Lüpen ve yabancı arka koltuğa yerleştiler. Lüpen Almanca olarak Yola doğru, Valdense diye emretti. Kont ona döndü. Bu adamlar bir şey bilmemeliler dedi. Fransızca konuşun anlamazlar. Hem konuşmasak daha iyi olmaz mı? Doğru, neye yarar zaten? Bütün gün ve bütün gece yol aldılar. Almanlar nöbetleşe Lüpen'i beklediler. Oysa sabaha dek uyudu. Lüpen kahvaltı için durdukları yerdeki yol levhasından Metz Lüksemburg le arasında olduklarını anladı. Oradan Kuzeydoğu'ya, Treves'e doğru kıvrıldılar. Lüpen yolculuk arkadaşına dönerek İmparatorun yakın dostu ve Dresden'de Egman 3'ün evinde aramalar yapan Comte Valdemayla müşerref oluyorum sanırım dedi. Yabancı cevap vermedi. Lüpen kendi kendine Sen dostum hiç hoşuma gitmiyorsun diyordu. Şu kafan yok mu çirkin koskoca hantal? O kafanı omuzlarının üstünde bırakacak mıyım bilmem. Ve yüksek sesle şunları ekledi. Comte hazretleri cevap vermemekte hata ediyorlar. Az önce uzakta bir araba görüldü fark ettiniz mi? Hayır ne olacak? Hiç. Öyleyse. Sadece dikkatinizi çekmiştim. Kaldı ki 10 dakika avansımız var. Arabamız da en aşağı 40 beygirlik. Onu kaygılı bir tavırla süzen Alman 60 dedi. Aa, öyleyse rahatız. Ufak bir yokuşu çıktılar. Yukarıda kont arabaya doğru eğildi. Tanrı'nın cezası diye haykırdı. Lüpen hayrola dedi. Komt ona doğru döndü ve tehdit dolu bir sesle aklınızı başınıza toplayın dedi. Eh öteki yaklaşıyor gibi. Peki neden korkuyorsunuz aziz Komt? Belki bir yolcudur hatta kim bilir bize yardıma gönderilmiştir. Alman yardıma ihtiyacım yok diye homurdandı. Yeniden eğildi. Araba iki üç yüz metre gerideydi. Adamlarına lüpeni göstererek bağlayın şunu dedi. Karşı gelirse tabancasını çekti Lüpen kahkahayı bastı. Neden karşı geleyim akılsız? Adamlar kollarını bağlarken o devam etti. İnsanların gereksizken tedbir aldıklarını, gerekliyken de almadıklarını görmek çok zevkli. Bu araba size ne yapabilir? Benim suç ortaklarım mı diyorsunuz? Laf. Alman cevap bile vermedi. Şoföre sağa çek diye emretti. Yavaşla. Bırak geçsinler. Onlar da yavaşlarlarsa dur. Ama araba yavaşlayacağına daha da hızlandı ve bir toz bulutu çıkararak önlerinden geçip uzaklaştı. Arabanın arkasında ayakta siyah elbiseli bir adam duruyordu. Kolunu kaldırdı. İki patlama sesi duyuldu. Sol kapıyı kaplamakta olan kont arabanın içine yuvarlandı. Ötekiler onunla meşgul olacaklarına Lüpen'i iyice bağladılar. Lüpen öfkeden kuduruyordu. Sersemler, kas kafalılar diye haykırdı. Aksine bırakın beni. Katmerli sersemler koşun üstüne. Yakalayın. Siyahlı adam o. Katil o. Ah sersemler. Ağzını tıkadılar. Sonra kompla meşgul oldular. Yara ağır değildi. Fakat fazlasıyla heyecanlanan adamın birden ateşi yükseldi ve sayıklamaya başladı. Saat sabahın sekiziydi. Dağ başında bulunuyorlardı. Adamlar nereye gidileceğini bilmiyorlardı. Arabayı ormana çekip beklediler. Bütün gün beklediler. Onları aramak üzere Trivers'ten yola çıkan atlı birliği oraya akşam üzeri vardı. İki saat sonra Lupin yanında iki muhafız olduğu halde arabadan indi ve bir fenerin ışığı altında bir merdivenin basamaklarını çıkarak pencerelerinde demir parmaklıklar bulunan ufak bir odaya girdi. Geceyi orada geçirdi. Ertesi sabah bir subay onu hınca hınç asker dolu bir avludan geçirerek doruğunda heybetli bir harabenin bulunduğu tepeye götürdü. Orada sonradan getirildiği anlaşılan mobilyalarla döşenmiş büyük bir odaya girdiler. İki gece önceki ziyaretçisi bir yazı masasının önünde oturmuş, gazeteleri gözden geçiriyor ve kırmızı kalemle bazı yerlerini çiziyordu. Subaya, bizi yalnız bırakın dedi ve Lüpen'e yaklaşarak belgeleri verin diye ekledi. Ses tonu değişmişti kendi yerindeydi ve bir asta değil de bir hırsıza, en aşağılık bir serseriye hitap edercesine otoriter ve sertti. Belgeler diye tekrarladı. Lüpen istifini bozmadı. Sakin bir tavırla Valdens well, şatosundalar dedi. Şatonun müştemilatındayız. Belgeler harabelerde. Yürüyün oraya gideceğiz. Lüpen kımıldamadı. Ne oldu? Majestelerinin sandığı kadar kolay değil. Bu gizli yerin açılmasına imkan verecek unsurları gerçekleştirmek için zamana ihtiyaç var. Kaç saat? 24. Karşısındaki öfkeli bir jesti zor zapt etti. Bunu dememiştiniz. Belli bir şey konuşulmamıştı majeste. Ne bu mesele ne de majestelerinin beni atlı muhafızla buraya gelmeye zorlamaları söz konusu edilmişti. Belgeleri bana teslim etmeniz kaydıyla hürriyetinizi sağlayacaktım. Güven meselesi majeste. Hapisten çıktığımda beni serbest bıraksaydınız da bu belgeleri majestelerine teslim edecektim. Şu farklı ki şimdi elinizde olacaktı. Zira bir gün kaybettik. Ve bu işte bir gün bir gündür. Ama ne var ki güven gerekti. İmparator sözüne güvenilmemesinden dolayı sinirlenen serseriye hayretle bakıyordu. Cevap vermedi. Zile bastı. Servis subayını çağırın diye emretti. Comte Valdema Solgun bir yüzle içeri girdi. Ah, sen misin Valdema İyileştin mi? Emredin majeste. Yanına beş kişi al. Aynılarını. Madem onlara güvenin var, yarına kadar bu beyin yanından ayrılmayacaksınız. Saatine baktı. Yarın sabah ona kadar. Hayır, öğleye kadar olsun. Nereye isterse git, ne söylerse yap. Öğlen geleceğim. Eğer saat... 12'yi çalıncaya kadar mektupları bana teslim etmezse onu otomobile bindirecek ve saniye kaybetmeden Sante hapishanesine iade edeceğiz. Kaçmaya kalkışırsa dikkatli ol diyerek odadan çıktı. Lüpen masanın üstünde bir pro aldı ve kendini bir koltuğa attı. Hele şükür bu davranış hoşuma gitti cömertçe ve kesinlikle. Kont adamlarını çağırmıştı. Lüpen'e yürü bakalım dedi. Lüpen prosunu yaktı ve hiç istifini bozmadı. Kont, bağlayın ellerini, diye emretti. Yürü bakalım, diye tekrarladı. Hayır, hayır ne demek? Düşünüyorum. Neyi? Belgelerin nerede saklı olabileceklerini. Kont irkildi. Ne? Bilmiyor musunuz? Maceranın en hoş tarafı da bu ya. Ne yeri biliyorum ne de nasıl bulabileceğimi kestirebiliyorum. Ya ne dersiniz azizim Valdemar? Hoş değil mi? Hiç ama hiçbir fikrim yok. İmparatorun Mektupları Han ve Mazela kıyılarını ziyaret etmiş olanlar Waldensr Harabelerini görmüşlerdir. 1277'de Fistingen Piskoposunun emriyle inşa edilen eski bir feodal şatonun kalıntılarından Bedopon-Guan Düklerinin 300 yıldan beri oturdukları Rönesans Sarayı'ndan meydana gelmiştir. Egman 2'nin ayaklanan tebaaları tarafından harabeye çevrilen işte bu saraydır. Camsız pencereleri dört cephede simsiyah oyuklar gibi durur. Bütün ahşap kısımlar ve mobilyalar kısmen yanmıştır. Döşemelerin kömürleşmiş putrelleri üzerinde yürünür ve yıkılmış tavandan yer yer gökyüzü görülür. Lüpen, muhafızları peşinde olduğu halde şatoyu bir uçtan bir uca iki saatte dolaştı. Sizden çok memnunum Aziz Komt. Sizin kadar bilgili ve abuz çehreli bir rehbere daha rastlamamıştım. Şimdi arzu ederseniz yemeğimizi yiyelim. Aslında Lüpen hiçbir şey öğrenememiş ve kaygılanmaya başlamıştı. Hapishaneden çıkmak ve ziyaretçisine hayretlere düşürmek için her şeyi bilirim diye blöf yapmıştı. Gel gelelim, işe nereden başlayacağını bile kestiremiyordu. Üstelik her zamankinden farklı olarak aklı başında da değildi. Katilin o canavarın peşinde dolaştığını bilmek hepten aklını alıyordu. Nasıl izini bulabilmişti? Hapishaneden çıktığını ve Almanya'ya hareket ettiğini nasıl öğrenebilmişti? Tahminle mi yoksa sağlam bilgilere dayanarak mı? Bütün bu sorular kafasını allak bullak ediyordu. Saat dörde doğru harabeleri bir defa daha gezdikten, Taşların ve duvarların kalınlığını ölçtükten ve her eşyanın şeklini iyiden iyiye inceledikten sonra komta şatoda oturmuş olan son Dük'ün uşaklarından hiçbiri hayatta değil mi? diye sordu. Hepsi dağıldılar. Bölgede yaşayan bir tane vardı yalnız. O da iki yıl önce öldü. Çocukları yok mu? Bir oğlu vardı. Rezilane bir hayat sürdükleri için karı koca kovuldular. Yalnız kızları Isilda kaldı. Nerede oturuyor? Burada şatoya bağlı binalardan birinde. Şato gezildiği devirlerde büyük babası rehberlik yapıyordu. Küçük İzilda bu arabelerde yaşadı. Acıdıkları için buna izin vermişlerdi. Konuşmayı bile beceremeyen zavallı bir yaratıktır. Eskiden beri böyle miydi? Galiba hayır. On yaşına doğru aklını kaybetmeye başlamış. Bir üzüntü ya da bir korku sonucu olsa gerek. Hayır, sebepsiz deniyor. Babası alkolikti ve annesi de bir delilik krizi sonunda intihar etti. Lüpen düşündü ve onu bir göreyim dedi. Kont garip bir gülümsemeyle görebilirsiniz elbet diye karşılık verdi. Kız evindeydi. Lüpen kızın ince, çok solgun, ufak tefek, sarı saçlı ve güzel çehreli olduğunu görünce şaşırdı. Gözleri güzel bir yeşildi ama bakışları körlerinki gibi bomboştu. Sorulan sorulardan çoğuna cevap vermedi. Bazılarına ise söylenenleri anlamıyormuşçasına tutarsız sözlerle karşılık verdi. Lüpen büyük bir tatlılıkla onun elini avuçlarına alarak ve şefkatli bir sesle ısrar etti. Kız bu muameleden hoşlandı belki ama bakışları sabit kaldı ve gene sustu. Lüpen kağıt kalem istedi ve üstüne 813 yazdı. Kont gene güldü. Lüpen sinirlendi. Hayrola gülecek ne var diye çıkıştı. Hiç hiç çok ilginç buluyorum. Genç kız kendisine uzatılan kağıda baktı ve kayıtsızca başını çevirdi. Kont alaycı bir edayla tutmuyor dedi. Lüpen kağıda apon yazdı. Isilda bunu da kayıtsızlıkla karşıladı. Lüpen hemen umutsuzluğa kapılmadı. Her defasında değişik aralar bırakarak yazmaya devam etti. Bir yandan da büyük bir dikkatle kızın yüzünü kolluyordu. Kız değişmeyen bir kayıtsızlıkla kağıda bakmaya devam ediyordu. Birden kalemi ve son kağıdı Lüpen'in elinden kaptı, harflerin arasına iki çizdi. Lüpen irkildi. Kelime Apollon halini almıştı. Kız kağıt ve kalemi elinden bırakmamıştı. Yüz çizgileri gerilmiş, parmakları kasılmıştı. Ellerini hasta beyninin düzenine uydurmaya çabalıyordu sanki. Lüpen heyecanla bekliyordu. Kızın büyülenmiş gibi bir hali vardı. Kağıda bir de Dayen yazdı. Parmaklarını kalemin etrafına doladı. Kalemi kırdı ve ucuyla bir J yazdı. Sonra yorgunluktan bitik düşmüşçesine kalemi bir yana attı. Lüpen onun koluna yapıştı. Bir kelime daha emrediyorum diye haykırdı. Ama kızın bakışları eski donukluğuna dönmüştü. Hiçbir şeyin inkar etmeyeceğini anlayarak hadi gidelim dedi. Kız birden yerinden fırlayıp onun yolunu kesti. Lüpen durdu. Ne istiyorsun? Ellerini açıp uzattı. Para mı? Dilenmek adeti midir kont? Hayır, dedi. Anlamıyorum. İsilda cebinden iki altın çıkarıp sevinçli bir edayla şıkırdattı. Lüpen bunları alıp inceledi. Bunlar gıcır gıcır ve o yılın tarihi bulunan Fransız paralarıydı. Telaşla Nereden buldun bunları? diye haykırdı. Fransız paraları. Kim verdi sana? Ne zaman? Bugün mü? Konuş cevap ver. Omuz silkti. Ne budalayım diye kekeledi. Cevap verebilirmiş gibi soruyorum. Aziz Komt lütfen bana kırk mark verir misiniz? Teşekkür ederim. Al izilda senin olsun. Paraları aldı. Onları da şıkırdatarak parmağıyla sarayın harabelerini gösterdi. Daha çok sol kanadı işaret ediyormuş gibiydi. Şuursuz bir hareket miydi yoksa İki altın paraya teşekkür olarak mı gösteriyordu? Büpen komptuyu kolluyordu. Adam durmadan gülümsüyordu. Bu hayvan niye dalga geçiyor diye düşündü. Eğlencesi miyim ben onun? Saraya doğru yürüdü. Muhafızları da peşinden. Zemin kat iç içe açılan büyük salonlardan meydana gelmişti. Yangından kurtarılan birkaç eşya oraya taşınmıştı. Birinci kat kuzeyde, birbirinin aynı 12 salonun açıldığı uzun bir galeriydi. İkinci kat da aynıydı ama galeriye 24 salon açılıyordu. Bunların hepsi de boş, yıkık ve acınacak durumdaydı. Yukarıdaysa hiçbir şey yoktu. Çatı katı yanmıştı. Bir saat Lüpen buralarda koştu, inceledi, baktı. Karanlık basarken birinci katın 12 salonlarından birine doğru gitti. Orada imparatorla karşı karşıya gelince şaşırdı hükümdar bir koltuk getirtmiş, içine rahatça yerleşmiş sigara içiyordu. Lüpen onun orada bulunmasına aldırmadan odayı aramaya başladı. 20 dakika sonra majestelerinden beriye gelmelerini rica edeceğim dedi. Orada bir şömine var. İmparator başını salladı. Çok mu gerekli? Evet majeste bu şömine, bu şömine öteki şöminelerden ve bu salon öteki 12 salondan farklı değildir. Ben şaşkın bir ifadeyle imparatora baktı. O ayağa kalktı ve gülerek, ''Monsieur Lupin, siz galiba benimle alay ettiniz.'' ''Hangi hususta majeste?'' ''Oh, büyük bir şey değil öyle ya. Beni ilgilendiren belgeleri bana teslim etme şartıyla hürriyetinize kavuştunuz. Halbuki nerede bulunabileceğine dair en ufak bir fikriniz yok. Beni bal gibi kandırdınız.'' ''Sanır mısınız majeste?'' ''İnsan bildiğini aramaz.'' Sizse 10 saatten beri arıyorsunuz. Hapishaneye dönüş saati çaldı galiba. Ne dersiniz? Lüpen şaşırmış göründü. Majesteleri yarın öğleye kadar müsaade etmemişler miydi? Beklemek ne işe yarar? Ne işe mi yarar? Başladığım işi tamamlamama. İşiniz mi? Başlamamış bile. Bunda majesteleri yanılıyorlar. İspat edin. Yarın öğleye dek bekleyeyim. Lüpen düşündü ve ciddi bir sesle. Majestelerinin bana güvenmeleri için madem delile ihtiyaç var, vereyim. Bu galeriye açılan 12 salonun ayrı ayrı adları var ve inisiyalleri her birinin kapısında işaretlenmiş. Galeriden geçerken bunlardan biri yangından en az zarar göreni gözüme ilişti. Öteki kapıları inceledim. Ötekilerde de vardı ama yangından silinmişti. Bunlardan birinin inisiyali Daye'nin birinci harfiydi. Bir başkasınınki Apollon'un ilk harfi. Bu iki ad mitolojideki tanrılardan ikisinin adıdır. Öteki inisiyalleri de aynı karakterde. Bir J vardı, Jüpiter'in inisiyali. Bir Venüs'ün, bir Merkür'ün, Satürn'ün vesaire. Problemin bu kısmı çözümlenmişti. İsiltan'ın tamamladığı şekliyle Apon, Apollon salonunu işaret ediyordu. O halde mektuplar burada içinde bulunduğumuz odadadır. Şimdi belki birkaç dakikada bulabiliriz. İmparator gülerek Şimdi ya da yıllar sonra diye takıldı. O da Kont gibi pek eğleniyordu. Majesteleri bana açıklayabilirler mi? Monsieur Lupin, gün boyu sürdürdüğünüz ve parlak sonucunu açıkladığınız ilginç soruşturmayı daha önce yaptırmıştım. İki hafta önce dostunuz Sherlock Holmes'le ile küçük Isilda'yı birlikte sorguya çektik. Sizin kullandığınız metodu biz de kullandık ve Apollon galerisinin inisiyallerini biz de bulduk. Lupin'in yüzü sapsarıydı. Ah Sholmes bu noktaya dek vardı mı? diye kekeledi. Evet, dört günlük araştırmadan sonra. Ancak işe yaramadı, zira bir şey bulamadık. Ama hiç değilse bu mektupların mevcut olmadığını öğrendim. Lüpen bu alaycı sözler karşısında öfkeyle titremeye başladı. Gururu ta derinden zedelendi ve bir kırbaç darbesi yemişçesine iki büklüm oldu. Kendini hiçbir zaman bu kadar küçülmüş hissetmemişti. Öylesine sinirlenmişti ki hala kız kız gülen Valdemay'ı gırtlaklamamak için kendini zor zapt ediyordu. Toparlandı ve ''Şolms dört gün çalıştı.'' dedi. Bense aynı sonucu birkaç saatte aldım. Araştırmalarım kösteklenmeseydi daha da çabuk varacaktım. Kim köstekledi? Sadık Komp'tu kastetmiyorsunuz umarım. Sanırım ki cesaret edip... Hayır Majeste, ''Bunu yapan düşmanlarımın en tehlikelisi ve en güçlüsü, suç ortağı Altenaym'ı öldüren o uğursuz yaratıktır.'' İmparator, bu hikayeyi bütün ayrıntılarıyla bildiğini gösteren bir telaşlı heyecanla ''O burada mı?'' diye sordu. ''Ben neredeysem o oradadır. Sürekli kiniyle beni tehdit ediyor. Mesela Nogmu'nun ben olduğumu o tahmin etti. Beni hapishaneye o attırdı. Çıktığım gün işte gene peşimde.'' Dün bana nişan aldı ama Comte de Valdema vuruldu. Peki Valdens'de olduğunu nereden biliyorsunuz? Isildan'ın elinde iki altın vardı. Fransız paraları. Neden? Hangi amaçla buraya gelmiş olabilir? Bilmiyorum majeste. Kötülük için yaratılmış bir adamdır. Majesteleri dikkat etmelidir. Her şeyi yapacak tinettedir. İmkansız. Bu harabelerde iki nöbetçim var. Girmiş olamaz görürlerdi. Birinin gördüğü kesin. Kimin? İzilda'nın sorguya çekilsin. Valdemar tutukluyu kızın yanına götür. Lupen bağlı ellerini gösterdi. Çatışma sert olacak. Böyle dövüşebilir miyim? İmparator Komta çözülsün diye emretti. Böylece cesur bir hamleyle katili araya sokan Arsen Lupin vakit kazanmıştı. 16 saatim var diye düşündü. Bu da bana yeter. İsildan'ın oturduğu binaya vardılar. Bu, 200 nöbetçiye kışla vazifesi gören binanın subaylara ayrılmış kısmının bitişiğindeydi. İsilda orada değildi. Komt iki adamını gönderdi. Bunlar kızı kimsenin görmemiş olduğu haberiyle döndüler. Harabelerin dışına çıkmış da olamazdı. Saraysa hınca hınç askerle doluydu. Kimse giremezdi. Üstelik komşuda oturan bir teğmenin karısı pencereden ayrılmadığını Kızın çıkmadığına bu nedenle emin olduğunu söyledi. Valdemar kızdı. Öyleyse burada olacaktı hani. Lüpen, yukarıda bir kat daha var sanırım, dedi. Evet ama merdiveni yok. Nasıl yok? Aralık bir kapıdan içerisini loş bir sahanlıkta yükselen portatif merdiveni gösterdi. Kom tatıldı. Lüpen, rica ederim aziz kom dedi. Bu şerefi bana bahşedin. Neden? Tehlikeli. Ona vakit bırakmadan tırmanmaya başladılar. Göz açıp kapayıncaya dek damın altına süzülmüştü bile. Birden "Ah!" diye haykırdığı duyuldu. Kont da çıkmıştı kafasını delikten uzatarak "Ne oldu?" diye sordu. Burada, döşemenin üstünde Esilda diz çöktü. Ama kızın yalnızca baygın olduğunu, bedeninde hiçbir yara izi bulunmadığını hemen fark etti. Ağzı bir mendille kapatılmıştı. "Tahmin ettiğim gibi," dedi. Katil buradaydı. Biz yetişince kıza bir yumruk attı ve iniltilerini duymayalım diye ağzını tıkadı. Peki nereden kaçtı? Şuradan bakın birinci katta indi. Sonra lojmanlardan birinin merdiveninden kaçtı. Görürlerdi. Acayip görünmez bir yaratıktır o. Her neyse adamlarınızı gönderin de soruştursunlar. Zemin katları iyice arasınlar. Duraksadı. Katili aramaya kendisi de gitse miydi? Bir gürültü dikkatini yeniden genç kıza çevirdi. Uyanmıştı ve elinden bir yığın altın dökülüyordu. Alıp inceledi. Hepsi Fransız parasıydı. "Bakın yanılmamışım." dedi. "Ama neden bu kadar altın vermiş? Neyin mükafatı acaba?" Birden yerde bir kitap gördü. Almak için eğildi. Ama genç kız daha atik davranıp kitabın üstüne atıldı, aldı ve bunu her şeye karşı savunmaya hazırmışçasına hırsla göğsüne bastırdı. "Lüpen, anlaşıldı." dedi. Altınlar bu kitap için verilmiş ama kız elden çıkarmayı reddetmiş. Bak ellerinde yaralar var. Katil bunu neden ele geçirmek istemiş olabilir? Okudum acaba? Valdemar'a döndü. Aziz Komt emirlerinizi verin lütfen. Valdemar bir işaret yaptı. Adamlardan üçü genç kızın üstüne atıldılar ve sıkı bir mücadeleden sonra kitabı kızın elinden zorla aldılar. Lüpen, sakin ol kızım dedi. Biz iyi bir amaçla hareket ediyoruz. Onu gözden kaçırmayın. Ben de şu kitap neymiş ona bir göz atayım. Montesquieu'nun Voyage au Temple de Guigny adlı eserinin belki yüz yıllık bir cildiydi. İçi eski pürtük sahifelerle doluydu. Lüpen kapağı açar açmaz şuraya bakın çok tuhaf diye haykırdı. Her sayfenin arkasına bir kağıt yapıştırılmış, bunların üstüne de ufacık ve sık yazılarla bir şeyler kaydedilmiş. Ta baştan okumaya başladı. Dupont Valdens Prensi'nin Fransız uşağı, Jilde Malgeş'in güncesi. 1794'te başlamıştır. Ne? Güncesi mi? Neden şaştınız? İsiltan'ın büyük babasının Malgeş yani aynı adın Almanlaştırılmışı. Güzel, İzildan'ın büyük babası bugün yazanın oğlu ya da torunu olacak. Bu satırları eski bir kitabın içine yazmış ve bunlar bu sayede babadan oğula gelebilmiş. Rastgele bir yeri açtı. 15 Eylül 1796, alt testleri ava çıktılar. 20 Eylül 1796, alt testleri Küpidon adlı atlarıyla çıktılar. Lüpen, vay canına, bunlar da laf mı? daha ileriki sahifelere geçti. 12 Mart 1803. Egman'a 10 ekip gönderdim. Londra'da aşçılık yapıyor. Lüpen gülmeye başladı. Egman tahttan indirilmiş. saygıda da yitmiş. Valdemar. Guandük gerçekten Fransız birlikleri tarafından ülkesinden kovulmuştu, dedi. Lüpen okumaya devam etti. 1809, bugün salı. Napolyon geceyi Valdens'de geçirdi. Majestelerinin yatağını ben hazırladım ve lazımlığını ben döktüm. Lüpen, vay canına demek Napolyon Valdens'de kaldı dedi. Evet Avusturya seferine çıkarken. Lüpen okuyordu. 28 Ekim 1814 alt esleri ülkelerine döndüler. 29 Ekim bu gece alt gizleme yerine dek götürdüm. Bu yeri kimsenin bulamadığını göstermek bana kıvanç verdi. Zaten böyle bir gizleme yerinin Birden sustu, bir çığlık attı. İzilda adamların elinden sıyrılabilmiş, onun üstüne atılmış, kitabı kaptığı gibi koşa koşa oradan uzaklaşmıştı. Ah kahpe, koşsanıza. Siz şuradan inin, ben koridordan yolunu keseyim. Ama kız geçtiği kapıyı kilitlemiş, sürgüyü de itmişti. Bu durumda bütün müştemin milatı dolaşıp birinci kata varan bir merdiven aramak zorunda kaldı. Yalnız dördüncü lojman açıktı. Oraya girdi. Koridor boştu. Kapıları vurmak, kilitleri zorlamak ve odalara dalmak gerekiyordu. Bu izleme konusunda onun kadar ateşli olan Valdemar'a gelince kılıcını perdelere ve tüllere batırmaktaydım. Sağ kanattaki zemin kattan çığlıklar duyuldu. Oraya doğru koştular. Subaylardan birinin karısı koridorun nihayetini işaret ediyordu. Kızın kendi evlerine girdiğini söyledi. Lüpen, nereden biliyorsunuz diye sordu. Odama girmek istedim, kapı kapalıydı ve sesler duydum. Gerçekten Lüpen de açamadı. Pencereden diye haykırdı. Mutlaka bir pencere vardır. Dışarıya çıktılar. Lüpen komptun kılıcını aldı ve camları kırdı. Sonra iki adamın yardımıyla duvara tırmandı. Kolunu kırık camdan geçirdi. Espanyoleti açtı ve odaya atladı. Isilda şöminenin önünde çömelmişti. Lüpen vay namussuz diye haykırdı. Ateşe attı. Kızı sertçe itti. Kitabı almak istedi, elleri yandı. Bunun üzerine maşayı kaptı ve beriye çekti. Üstüne de bir halı örttü. Ama geç kalmıştı. Eski maniskürünün sahifeleri kül halinde ufalanıp düştü. Lüpen kıza uzun uzun baktı. Komt, ne yaptığını biliyor sanki, dedi. Hayır, hayır, bilmiyor. Büyük babası ona kitabı verirken kimsenin görmemesini sıkı sıkı tembih etmiştir. Kız da budalaca içgüdülerine kapılıp, onu elden çıkarmaktansa yakmayı iyi tuttu. Ne? Eh, şimdi ne olacak? Ne ne olacak? Gizleme yerini bulamayacak mısınız? Ah aziz komt, demek başarımı mümkün saymıştınız. Demek Lüpen'e artık bir şarlatan gözüyle bakmıyorsunuz. Merak etmeyin, Valdema, Lüpen'in yayında daima birkaç ok bulunur. Başaracağım. Yarın saat 12'den önce. Bugün saat 12'den önce. Ama şu anda açlıktan ölüyorum. Lütfederseniz. As subayların yemekhanesine götürdüler ve iyice karnını doyurdular. O süre içinde Valdema'da da durumu imparatora anlatmaya gitti. Yirmi dakika sonra döndü. Karşı karşıya oturdular. Valdema, güzel bir proya yok demem. Proyu yaktı. Bir iki dakika sonra, içebilirsiniz komt dedi. ''Beni rahatsız etmez.'' Düşünceye daldılar. Bir saat geçti. Valdema uyukluyor, ara sıra uyanmak için bir kadeh şampanya içiyordu. Nöbetçi askerler kapının önünde dolaşıyorlardı. Lüpen, kahve diye emretti. Kahve getirdiler. Aman ne berbat diye homurdandı. İmparatorun içtiği buysa ama gene de bir fincan daha içerim. Gece uzun olacak belki. Aman ne pis kahve bu. Bir pro daha yaktı ve derin bir suskuya daldı. Dakikalar birbirini kovaladı. Hep öyle kımıltısız duruyor ve hiç konuşmuyordu. Birden Vadim'e ayağı fırladı ve öfkeli bir sesle ''Yetti artık kalk'' dedi. Lüpen horlamaya başladı. ''Kalk diyoruz sana.'' O sırada imparator içeri girdi. Lüpen ayağa kalktı. ''İmparator, işler ne alemde?'' dedi. ''Majestelerini az sonra memnun edeceğimi umuyorum.'' ''Ne yeri nihayet?'' ''Hemen hemen majeste. Ufak birkaç ayrıntı daha. Her şey aydınlanacak.'' Burada mı durmalıyız? Hayır majeste, benimle birlikte saraya gelmenizi rica edeceğim. Daha vaktimiz var ve majesteleri izin verirlerse birkaç nokta hakkında düşüneceğim. İmparatorun cevabını beklemeden Valdemar'ın öfkeli bakışları karşısında yerine oturdu. İmparator ve Valdemar bir kenara çekilip bir süre fısıldaştıktan sonra ona yaklaştılar. Monsieur Lupin, bu defasında artık bulacak mısınız?'' Lüpen cevap vermedi. Soruyu tekrarladılar. Başını eğdi. Uyuyor mu ne? Valdemar öfkeyle onun omuzlarına yapışıp sarstı. Lüpen iskemleden kaydı. Parkenin üstüne yuvarlandı. Bir iki kasılma sonra hareketsiz kaldı. İmparator ne oluyor diye haykırdı. Lambayı alıp ona doğru eğildi. Yüzü bembeyaz şuraya bak Valdemar. Kalbini bir yokla bakalım. Yaşıyor değil mi? Evet majeste kalp düzenli. Ne öyleyse anlamıyorum ne oldu? Doktoru çağırayım mı? Koş. Doktor, Lüpen'i aynı durumda kımıltısız ve sakin buldu. Bir kanepeye taşıttı. Uzun uzun muayene etti. Hastanın ne yediğini sordu. Zehirlenmesinden mi şüphe ediyorsunuz doktor? Hayır majeste, zehirlenme belirtileri yok. Sanırım şu tepsi ve fincan ne? Kont, kahve diye cevap verdi. Siz içtiniz mi? Hayır, o. Oh, ben içmedim. Doktor kahveden ufak bir yudum aldı. Yanılmamışım. Hasta bir narkotikle uyuş, uyutulmuş. İmparator kuşkuyla kim yapmış bunu diye haykırdı. Valdema burada çok sinir bozucu şeyler oluyor. Majeste. Yetti artık. Bu adam galiba haklı. Bu şatoda biri var. Kıza verilen paralar. Şu narkotik. Biri girmiş olsaydı görürlerdi. Üç saatten beridir her yanı arıyorlar. Öyle ama bu kahveyi ben pişirmedim. Eğer sen Ah majeste. Öyleyse ara, bul. Emrinde 200 kişi var. Beş şato büyük değil. Haydut burada etrafımızda geziniyor. Hadi kımılda. Şişko Valdemar bütün gece her yanı iyice aradı. Ama sırf efendi emretti diye. Yoksa bu kadar titizlikle korunan şatoya birinin girebileceğine inanmıyordu. Durumda kendisini haklı çıkarmaktaydı. Uyuşturucuyu kahveye döken elin sahibi bulunamadı. Geceyi Lüpen yatakta hareketsiz geçirdi. Ancak saat dokuzda biraz kımıldadı. Uyanmak için var gücünü sarf ettiği belliydi. Az sonra saat kaç diye mırıldandı. Ona yirmi beş var. Yeniden bir çaba yaptı. Saat onu vurdu. İrkildi ve beni saraya götürün dedi. Doktorun izniyle Vadem'e adamlarını çağırdı ve imparatora haber yolladı. Lüpen'i bir sedyeye koydular ve saraya doğru yol aldılar. Birinci kata dedi koridorun ucunda soldaki odaya Oraya taşıdılar ve bir sandalyeye oturttular pek bitik bir hali vardı İmparator geldi Lüpen yerinden kımıldamadı şuursuz bir hali vardı ve bakışları bomboştu Az sonra uyandı etrafına bakındı duvarları tavanı ve insanları gözden geçirdi Uyuşturucu değil mi Doktor evet dedi Buldular mı adamı? Hayır. Düşünceye daldı ve başını birkaç defa salladı. Ama çok geçmeden yeniden uyuduğunu gördüler. Söyle arabayı kapının önüne getirsinler, dedi. Ah ama yoksa majesteleri. Ne? Bizimle alay ediyor. Bütün bunlar vakit kazanmak için düzenlenen komediler. Valdemar, kim bilir belki de, diye mırıldandı. Birkaç garip rastlantıyı istismar ediyor. Hiçbir şey bildiği yok. Paralar, uyuşturucu, ilaç filan hep uydurma masallar. Biraz daha oyalanacak olursak yolunu bulup sıvışacak. Çağır arabayı Valdemar. Kont gerekli emirleri verdikten sonra döndü. Lüpen uyanmamıştı. Odayı inceleyen imparator Valdemar'a ''Burası Minerva salonu değil mi?'' diye sordu. ''Evet majeste. Peki iki yerde neden ne var?'' Gerçekten iki yerde. Biri şöminenin, biri de kırık girift mekanizmalı ve iki kımıltısız sargacın asıldığı Ankastre saatin üstünde N harfleri vardı. Lüpen kımıldamaya başlamıştı. Gözlerini aralayarak belirsiz bir şeyler mırıldandı. Ayağa kalktı. Salonu boydan boya yürüdü ve başka bir iskemleye yuvarlandı. Bütün zihni, sinirleri ve iradesini kullanarak bedenini felce uğratan korkunç bitkinlikle mücadele ettiği görülüyordu. Acıklı bir manzaraydı bu. Valdemar ıstırap çekiyor diye mırıldandı ya da rolünü mükemmel oynuyor. Lüpen, doktor bir iğne, kafein hemen diye inledi. Doktor, izin verir misiniz majeste diye sordu. Elbet, öğleye dek ne isterse yapacaksınız, vaat ettim. Lüpen, öğleye kaç dakika var diye sordu. Kırk, kırk mı? Başaracağım, eminim, başarmalıyım. Başını ellerinin arasına aldı. Ah beynim, o düşünen beynim yerinde olsa. Bir saniye sürmezdi. Karanlık bir nokta kaldı. Düşünemiyorum, kavrayamıyorum, çok feci. Omuzları sarsıla sarsıla hıçkırıyor, bir yandan da 813 diye mırıldanıyordu. Sesini biraz daha kısarak devam etti. 813, 18, 11, 13. Evet, elbet. Ama niye? Yetmez. İmparator etkiliyor beni diye fısıldadı bir insanın bu kadar rol yapabileceğini aklım almıyor. Lüpen yumruklarını şakağına yapıştırmış, kımıltısız duruyordu. İmparator gözü kronometrede bekliyordu. On dakika daha, beş dakika. Valdema, otomobilin kapıda mı? Adamlar hazır mı? Evet majeste. Kronometreyi kurdun mu? Evet majeste. Öğleyi vurduğu anda. Ama tam öğleyin Valdema. İmparator kaygısını gizleyemiyordu. Arsen Lüpen denen garip macera perest onu bütün kararlılığına rağmen etkiliyor, beklemekten ve ummaktan kendini alamıyordu. İki dakika daha, bir dakika ve saniyeler sayılmaya başladı. Lüpen uyukluyordu. İmparator Komta hadi hazırlan dedi. Valdema Lüpen'e yaklaştı, elini omzuna koydu. Kronometrenin gümüş dili çalmaya başladı. Valdemar duvar saatinin sarkaçlarını çek, bu senli benliliğe kızan Valdemar omuz silkti. İmparator, söylediğini yap, dedi. Lüpen toparlanıyordu. Söylediğimi yap Aziz Valdemar. Önce birini, sonra ötekini çek. Güzel. Eskiden saat böyle kurulurdu. Gerçekten az sonra tiktaklar duyulmaya başlandı. Şimdi de ibreleri 12'ye yakın getir. Tamam, kımıldatma artık, bırak bana. İlerledi. Saatin bir adım yakınına sokuldu. Gözlerini dikkatle dikip bekledi. Saat ağır, derin darbelerle 12'yi vurmaya başladı. Uzun bir bekleyiş, bir şey olmadı. Buna rağmen imparator bir şeyler olacağına eminmiş gibi bekliyordu. Valdemar gözlerini iri iri açmış bakıyordu. Kadranın üstüne eğilmiş, lüpen doğruldu. Tamam dedi, anladım. Gidip iskemlesine oturdu ve emretti. Valdemar, yelkovanı 12'ye iki kalaya getir. Ah hayır dostum. Geriye gitme. Sağa doğru çevirerek. Evet, uzun olacak biraz. Eh ne yapalım? On bir buçuğa dek bütün saatler ve yarımlar tek tek vurdu. Düpen, dinle Valdema, dedi. Heyecanlı ve kaygılı bir sesle konuşuyordu. Saat biri gösteren yerdeki yuvarlak çıkığı görüyor musun? Bu çıkık kımıldıyor değil mi? Sol elinin işaret parmağını daya ve bastır. Tamam, Saat üçü gösteren yerdeki çıkada baş parmağınla bas. Tamam. Sağ elinle de sekizinci saatine bas. Güzel. Teşekkür ederim. Şimdi bekle dostum. Az sonra yelkovan on ye geldi ve gene on iki darbe tek tek inmeye başladı. Büpenin yüzü bembeyazdı. On ikinci darbeden sonra bir tıkırtı duyuldu. Saat birde durdu. Sarkaç kımıltısız kaldı. Kadranın üstündeki bronzdan koçbaşı aniden düştü ve gerisinde bir oyuk göründü. Oyukta gümüş bir kofra vardı. İmparator: "Ah, aklıy mısınız?" dedi. Şüpheniz mi vardı majeste? Kofrayı aldı ve imparatora sundu. Majesteleri bizzat açmak isterler elbet," dedi. "Beni aramakla görevlendirdikleri mektuplar bunun içindedir." İmparator kapağı kaldırdı ve hayretle irkildi. Kofra boştu. Kofra boştu. Bu beklenmedik muazzam bir darbeydi. Lüpen'in hesaplarının doğruluğundan ve saatin sırrını bunca ustalıkla buluşundan sonra başarıya kesin gözüyle bakan imparator müthiş bir hayal kırıklığına uğradı. Karşısında Lüpen çeneleri kasılmış, gözleri yuvalarına uğramış, öfke ve acizkinden yüzü bembeyaz kesilmiş duruyordu. Terlerle kaplı alnını sildi. Sonra kofrayı kaldırdı. Gizli bir göz bulma ümidiyle evirip çevirdi. Daha da emin olmak için ayaklarının altına alıp ezdi. Biraz sükunet bulmuştu. Derin bir nefes aldı. İmparator kim yaptı bunu? O adam majeste. Peşimi bırakmayan o adam. Kesobahın katili. Ne zaman? Bu gece. Ah majeste. Hapishaneden çıktığımda neden beni serbest bırakmadınız? Serbest olsaydım vakit kaybetmeden buraya gelecek. Isildaya altınları ondan önce verecek. Malgeş'in güncesini ondan önce okuyacaktım. Der misiniz ki bu güncenin içinde yazılanlardan? Elbet majeste o okuyacak vakit buldu ve kimin aracılığıyla bilmem benden kurtulmak için beni uyuttu. Ama saray askerlerle dolu. Sizin askerleriniz tarafından majeste. Bu onun gibi adamlara vız gelir. Öte yandan Valdema müştemilatı iyice tarayabilmek için saraydaki askerlerin çoğunu çekmiştir. Ya saatin gürültüsü Gece vakti inen 12 darbe. Saati çalmaktan alıkoymak kolaydır majeste. Bunlar bana imkansız şeylermiş gibi geliyor. Aksine bana daha çok açık geliyor majeste. Eğer adamlarınızın ceplerini yoklamak ya da bu ülke harcamalarını kontrol etmek mümkün olsaydı çoklarının Fransız paralarına sahip olduklarını görürdünüz. Valdem'a kızdı. Nasıl? Öyledir aziz Comte. Fiyatını verme meselesi. Oysa teke çifte bakmaz. İsteseydi eminim sizi bile. İmparator düşünceye dalmış odada gezinip duruyordu. Galeride duran bir subaya işaret etti. Arabam dedi. Hazır olun gidiyoruz. Durdu. Bir an Lüpen'e baktı ve komta yaklaşarak. Sen de yola Valdema, dedi. Doğru Paris'e bir solukta. Lüpen kulak kabarttı. Valdema'nın şöyle cevap verdiğini duyduk. Şu şeytan herifle 10-12 on, on kişi daha yanıma alsam iyi olur. Al ve çabuk ol. Bu gece varmalısınız. Lüpen omuz silkti ve saçma diye homurdandı. İmparator ona doğru döndü. Lüpen, "Evet öyle Majeste." dedi. "Zira Valdemar beni zapt edemez. Kaçacağım kesindir." O halde ayağını öfkeyle yere vurdu. "Bir defa daha vakit kaybeder miyim sanıyorsunuz? Siz mücadeleden vazgeçtinizse ben geçmedim." Başladım bitireceğim. İmparatoru itiraz etti. Vazgeçmedim. Polisim sefere hazır. Lüpen kahkahalarla güldü. Majesteleri hoş görsünler dedi. Çok acayip. Majestelerinin polisi dünyanın öteki polislerinden farksız. Yani havacıva. Hayır majeste. Sante'ye dönmeyeceğim. Hapishaneye aldırış etmem. Ama bu adama karşı hür olmalıyım. Olacağım. İmparator sabırsızlandı. Bu adam deyip duruyorsunuz kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Bileceğim majeste ve yalnız ben bilebilirim. Bunu o da takdir eder. Onun tek düşmanı benim. Bana saldırıyor yalnız. Geçen gün tabancayı bana çekmişti. İstediği gibi hareket edebilmek için beni uyuttu. Duel o ikimizin arasında. Başkasının işi yok. Kimse bana yardım edemez ve kimse ona yardım edemez. İki kişiyiz o kadar. Bugüne dek şans ona yardım etti. Ama sonunda benim baskın çıkacağım su götürmez. Neden? Çünkü ben daha güçlüyüm. Sizi öldürürse... Öldürmeyecek. Tırnaklarını sökeceğim, onu perişan edeceğim. Ve mektupları ele geçireceğim. Hiçbir kuvvet bunu engelleyemez. Tasarılarına gerçekleştirilmiş şeyler görünümü veren, inanlı ve kesin bir donla konuşuyordu. İmparator, Lüpe'nin otoriter bir tonla istediği güveni ondan esirgemeyeceği şekilde ona hayran olmaktan kendini alamıyordu. Aslında onu tutan böyle bir adamı kullanmaktan ve onunla işbirliği etmekten utanç duyduğu için tereddüt ediyordu. Ne yapacağını, neye karar vereceğini bilemeden odada gezinmeye başladı. Nihayet, mektupların bu gece çalındığı ne malum, dedi. Tarihi yazılıdır majeste. O ne demek? Gizleme yerini saklayan motifin iç tarafına bir göz atın. Beyaz tebeşirle 24 Ağustos gece yarısı yazılı. İmparator hayretler içinde ''Sahi'' dedi. Nasıl görmedim? Duvarda yazılı şu iki N gibi bunun da anlamını çıkaramadım. Halbuki Minerva salonundayız. Lüpen, burası Napolyon'un yattığı odadır. Nereden biliyorsunuz? Valdemaya sorun majeste. Malgeş'in güncesini okurken aklıma geliverdi. Anladım ki şu an işte ben de yanlış yol izlemişiz. Guandük Egman'ın yazdığı Apon aslında Apollon değil, Napolyon'du. İmparator, doğru haklısınız dedi. Aynı harfler iki adda da var ve aynı sırayla. Ya 813 ne? Ah aydınlatılması en güç noktada bu oldu ya bu sayıları toplamak gerektiğini daha ta baştan tahmin etmiştim. Böylece elde edilen 12. salonu gösteriyordu. Ama bu yeterli değildi. Zayıflayan zihnim bunu bir türlü kavrayamıyordu. Napolyon salonunda bulunan saati görünce uyanıverdim. 12 sayı saat 12'yi gösteriyordu. Öğle ya da gece yarısı. Ama aynı toplamı veren başka sayılar varken neden 813? Bu düşünceydiler ki saate bir kez 12 vurdurup bir deney yaptım. O zaman bir, 3 ve 8 sayılarının çıkıklarının kımıldadığını gördüm. Valdema bu üç noktaya bastı. Kapak açıldı. Neticeyi majesteleri gördüler. İşte majeste o esrarlı kelimenin açıklaması bu. İmparator bu becerikli, saydam görüşlü, zeki ve iradeli adamın anlattıklarını dikkat ve hayranlıkla dinlemişti. Valdema dedi. Tam konuşacağı sırada galeriden çığlıklar duyuldu. Valdem'a koştu ve az sonra geri döndü. Deli kız gelmiş girmesini engellemek istiyorlar. Lüpen gelsin diye atıldı. Gelirse iyi olur majeste. İmparatorun bir işareti üzerine Valdem'a Isilda'yı getirmeye gitti. Kızı görünce irkildiler. Solgun yüzü siyah lekelerle doluydu. Kasılan yüz çizgileri derin bir acı ifade ediyordu. Ellerini göğsüne bastırmış soluyordu. Lüpen dehşetle, aman tanrım. İmparator ne oldu diye sordu. Doktorunuz gelsin majeste, kaybedecek bir dakikamız yok. Ve kızın yanına giderek, konuş Isilda dedi. Bir şey gördün mü? Söyleyecek bir şeyin mi var? Genç kızın bakışları eskisi kadar donuk değildi. Acıyla aydınlanmıştı sanki. Acayip sesler çıkarttı. Lüpen, dinle. Evet ya da hayırla cevap ver. Başını salla yeter. Onu gördün mü? Nerede olduğunu biliyor musun? Kim olduğunu biliyor musun? Dinle. Cevap vermezsen… Öfkeli bir hareketi zor zapt etti. Ama kızın normal olduğu günlerden kalan bir göz bulunabileceğini düşünerek duvarın üstüne L ve M harflerini çizdi. Kız kollarını harflere doğru uzattı ve tasvip ediyormuş gibi başını salladı. Sonra, şimdi sen yaz. Kız bir çığlık kopardı ve korkunç ulumalarla kendini yerlere attı. Sonra birden sustu, kımıltısız kaldı. Bir irkilme daha taş kesildi. İmparator öldü mü dedi zehirlenerek. Ah zavallı kız kimi tarafından Onun majeste kız adamı tanıyordu herhalde. Açıklar diye korkmuştur. Doktor geldi. İmparator ona İzildayı gösterdi. Sonra Valdemar'a döndü ve adamlarının hepsini topla evi arasınlar. Sınırgarlarına telgraf çekilsin. Lüpen'e yaklaştı. Mektupları ne kadar zamanda ele geçirebilirsiniz? Bir ayda, Majeste. Peki. Valdema, sizi burada her isteğinizi yerine getirmeye hazır vaziyette bekleyecek. İstediğim tek şey hürriyetimdir, Majeste. Hürsünüz. Lupin onun peşinden baktı ve "Önce hürriyetim," diye homurdandı. Sonra mektupları ele geçtikten sonra, "Sayın Majeste, şöyle bir tokalaşacağız. İmparatorla hırsız tokalaşacaklar ki benimle tiksinmişlik pozları takınmak neymiş anlayasın." Yedi haydut. Madam ziyaretçi kabul ediyorlar mı? Dolores Kesuba hizmetçisinin uzattığı kartı aldı ve okudu. Andrei Boni. Hayır tanımıyorum. Bey çok ısrar ediyor. Madamın kendisini beklediğini söylüyor. Ah belki girsin. Hayatını alt üst eden o acı olaydan sonra Dolores bir süre Bristol otelinde kalmış, sonra da Pasi de sokağına taşınmıştı. Ev yem yeşil bahçelerle çevriliydi sancıları tutup örtük panjurların gerisinde karanlıklarda yatmadığı günler, kendini ağaçların altına taşıtır, orada öyle sessiz ve kötü şansı karşısında aciz, perişan uzanırdı. Bahçenin çakılları gene şakırdadı ve uşakla birlikte genç, yakışıklı, sanatçılarınki gibi eski moda yaygın yakalı, beyaz geniş kravatlı, lacivert kostümler giymiş bir adam göründü. Uşak uzaklaştı. Dolores Andrei bu değil mi? dedi. Evet madam. Sizinle daha önce tanışmış mıydık? Evet madam. Genevieve'in büyük annesi madam Egnamont'un tanışı olduğumu bildiğinizden ona benimle görüşmek istediğinizi yazmışsınız. İşte geldim. Dolores heyecanla toparlandı. Ah demek. Evet. Sahi mi? Siz misiniz? Sizi tanıyamadım. Prens Paul Segnan'ı tanımıyor musunuz? Hayır. Benzer tarafınız yok. Ne alın ne gözler kaldı ki. Gazeteler santedeki tutukluyu böyle tanımlamamışlardı değil mi? Bununla beraber benim. Şaşkınlık ve huzursuzluk içinde bir an öyle kaldılar. Sebebini öğrenebilir miyim? Genevieve size söylemedi mi? Görmedim ama büyük annesi bana ihtiyacınız olduğu kanısında. Evet, evet. Size ne gibi bir hizmette bulunabilirim? Kadın kısa bir tereddütten sonra korkuyorum dedi. Korkuyor musunuz? Kadın kısık sesle Evet dedi. Korkuyorum her şeyden, hayatımdan. O kadar ıstırap çektim ki artık tahammülüm kalmadı. Adam kadına derin bir acımayla bakıyordu. Bu kadına karşı duyduğu belirsiz hisler korunmasını dilediği şu anda belirli bir şekil alıyordu. Ona mükafat umudu olmaksızın bile hizmet etmeyi candan istiyordu. Kadın devam etti. Şimdi yapayalnızım, uşakları da tanımıyorum. Hissediyorum etrafımda kımıltılar var. Nasıl kımıltılar? Bilmiyorum ama düşman dolaşıyor ve yaklaşıyor. Onu gördünüz mü? Bugünlerde bir şey dikkatinizi çekti mi? Evet, sokakta iki kişi birkaç defa geçtiler ve evin önünde durdular. Eşkalleri? Birini daha iyi gördüm, uzun boylu, güçlü kuvvetli, siyah dradan çok kısa ceketli bir kostüm giymişti. Bir kahvehane garsonu mu? Evet, uşaklarımdan birini peşinden gönderdim. Pompe sokağına sapmış ve solda bir şarapçının oturduğu harap bir evin zemin katına girmiş. Geçen gecede pencereden bakıyordum. Bahçede bir karaltı gördüm. Bu kadar mı? Evet. Adam düşündü ve izin verirseniz adamlarından ikisi aşağıda zemin katta kalsınlar dedi. Adamlarınızdan ikisi mi? Ah korkmayın. Şagule baba ve oğlu pek babacan kişilerdir ve ne oldukları da hallerinden hiç belli değildir. Onlar varken hiçbir şeyden korkmayın. Bana gelince duraksadı. Kendisini görmeye gelmesini söylesin diye bekledi. Kadının sustuğunu görünce bana gelince beni burada görmesinler daha iyi olur diye ekledi. Evet daha iyi olur sizin için. Adamlarım bana haber ulaştırırlar. Daha fazlasını söylemek, kalmak, yanına oturup avutmak istiyordu ama birbirlerine söyleyecek bir şeyleri kalmadığını hissediyordu. Eğilerek kadını selamladı ve uzaklaştı. Bir an önce kendini dışarı atma ve heyecanını bastırma telaşıyla bahçeyi koşar adımlarla kat etti. Tam sokak kapısından çıkarken genç bir kadının kapıyı açmak üzere olduğunu gördü. İrkildi. Cenevif. Genç kız şaşkın gözlerle ona baktı. Bir tereddüt geçirdiyse de sonunda tanıdı ve sendeledi. Adam şapkasını çıkarmış ona bakıyor ama elini uzatmaya cesaret edemiyordu. Kız uzatacak mıydı? Frensenjean değildi artık. Arsen Lupin'di ve kız bunu biliyordu. Yağmur yağıyordu. Kız şemsiyesini uzağa, uşağa uzattı. "Lütfen açın da kurusun." dedi ve içeri girdi. Lupin, zavallı dostum diye düşündü. "Gel de sinirli ve hassas olma. Kalbine hakim ol yoksa hadi şimdi de gözlerin mi yaşarıyor?" kötüye alamet. Bu Monsieur Lupin ihtiyarlıyorsun. Sokağa çıktı. Müet şossesinden Vigne sokağına doğru giden bir gencin omzuna dokundu. Genç adam durdu ve Monsieur sizi tanımıyorum dedi. Yanılıyorsunuz aziz Monsieur Ledük. Yahut da belleğiniz kısa. Ver sayılı. Du otelinin otelini ne çabuk unuttunuz? Siz ha Genç adam dehşetle geriye sıçramıştı. Ben ya Prens Segnan. Daha doğrusu siz Lüpen'i ölmüş mü sanıyordunuz? Ah evet anlıyorum hapishane. Umuyordunuz ki ne çocukluk. Hadi delikanlı toparla kendini oturup şiirler yazacak birkaç sakin günümüz var. Gün saat henüz gelmedi. Son şiirlerini yazmaya bak şair kişi. Gencin kolunu kuvvetle sıktı. Gözlerinin içine baktı. Ama gün saat yaklaşıyor şair kişi bedeninle ve ruhunla bana ait olduğunu unutma. Ve kendini oynayacağın role hazırla. Zor ve muhteşem bir rol olacak. Tanrı bilir ya, bana rolünün adamıymışsın gibi geliyor. Kahkahayı bastı ve dönüp uzaklaştı. Genç adam bir süre peşinden aval aval baktı. Az ötede Pompe e sokağındaki Madame Kesselbach'ın sözünü ettiği şarapçı mahzenine girdi. Patronla uzun uzun konuştu. Sonra bir taksiye atlayıp Andrei Buni adıyla oturduğu Guan Hotel'e gitti. Dudvil kardeşler onu orada bekliyorlardı. Lüpen bu gibi gönençlere tok olduğu halde arkadaşlarının yağdırdığı iltifatları hoşnutlukla dinledi. Söylesenize patron neler oldu? Sizinle harikalara alıştık. Ama bir haddi var değil mi? Demek ürsünüz ha? Ve üstelik burada Paris'in göbeğinde. Lüpen onlara pro ikram etti. Teşekkür ederiz hayır. Haksızsın Dudvil. Bunlar şahane şeyler. Dostum diye böbürlenen bir meraklısının hediyesi. Kim öğrenebilir miyiz? Alman imparatoru. Hadi öyle sersem sersem bakacağınıza neler olup bitiyor anlatın. Gazete okuyamadım hiç. Kaçışımı halk nasıl karşıladı? Müthiş patron. Polis ne uydurdu? Gaçta Altenheim'ın öldürülmesi olayı için yapılan tatbikat sırasında kaçmışsınız. Ama ne yazık ki gazeteciler bunun imkansız olduğunu ispatladılar. E sonra? Sonrası berbat. Millet arıyor, gülüyor, müthiş eğleniyor. Libane alemde sallanıyor. Emniyette bunun dışında ne yenilikler var? Katil hakkında yeni bir şeyler öğrenilemedi mi? Altenheim'ın kim olduğu hakkında bir ipucu ele geçirilemedi mi? Hayır. Yutulur şey mi? Bu herifleri beslemek için her yıl milyonlar ödüyoruz. Böyle devam ederse beş para vermeyeceğim. Bir iskemle ve bir kalem al. Yazdıracağım mektubu bu akşam Guan Journal'e götüreceksin. Millet benden haber almayalı epey oluyor. Yaz. Müdür bey, haklı sabırsızlığı hayal kırıklığına uğrayacak olan halktan özür dilerim. Hapishaneden kaçtım ve nasıl kaçtığımı açıklamam imkansız. Kaçtıktan sonra Mahut sırrı öğrendim ve bu sırrın ne olduğunu da nasıl keşfettiğimi de açıklamama imkan yok. Bunu günün birinde bir yayıncı notlarımı göz önünde tutarak yazdırıp neşrettirecek. Zira torunlarımızın ilgiyle okuyacakları bir tarih sahifesidir. Şimdilik yapılacak başka işim var. Bir vakitler ifa ettiğim görevin ne ellere düştüğünü, Bede Kesilbah Altenheim işinin sürüncemede kaldığını gördüğümden Monsieur Viba'yı azlediyor ve Monsieur Lenormand'ın adı altında başarıyla ve herkesin takdirini kazanarak yürüttüğüm eski görevime dönüyorum. Arsen Lupin, Emniyet Müdürü Akşamın sekizinde Arsen Lupin ve Dudville, devrin en gözde lokantalarından Keyah'a girdiler. Lupin, beli iyice oturmuş bir frak, artistlerinki gibi geniş bir pantolon giymiş ve gevşek bir kravat bağlamıştı. Dudville ise redingotuyla başlı bir yargıç kılığındaydı. Lokantanın büyük salondan iki geniş sütunla ayrılan ek kısmında oturdular. Kaskatı duruşlu, abuz çehrili bir metrototel elinde defterle emirleri bekler şekilde karşılarında durdu. Lupin titizce bir zevkle seçtiği yemekleri not ettirdi. ''Hapishanenin yemekleri fena değildi'' dedi. ''Ama şöyle usta aşçının elinden çıkanları insan özlüyor.'' İştahla yedi. Ara sıra birkaç cümleden başka bir şey konuşmadılar. Halledilecek elbet. Fakat kolay olmayacak. Ne düşman be. Beni şaşırtan ne biliyor musun? Altı aydır mücadele ettiğimiz halde ne istediğini hala anlayamadım. Başlıca suç ortağı öldü. Savaşın sonu yakın. Buna rağmen kestiremiyorum. Sefil herif ne istiyor bilmem. Benim planım açık. ''Dukalığa el koymak, benim uydurduğum kişiyi başına getirmek, bu adamın Ceneviv'le evlenmesini sağlamak ve saltanat sürmek açık, namuslu ve mertçe değil mi? Ama o pis herifin karanlıklarda gezen o sırtlanın amacı ne?'' Seslendi. ''Garson.'' Garson yanlarına koştu. ''Masyon'u e emrettiler. Puro getirin.'' ''Madrid Hotel az sonra birkaç kutuyla geldi. Lüpen, hangisini salık verirsiniz?'' İşte şahane upmanlar. Lüpen, Dudville'e bir upman sundu. Bir tane de kendisi aldı ve kırdı. Madrid kibriti yakıp uzattı. Lüpen, adamın bileğine yapıştı. Bir kelime söyleme seni tanıyorum. Adın Dominik Leka. Güçlü kuvvetli olan adam sıyrılıp kurtulmak istedi. Acıdan haykırmamak için kendini zor tuttu. Adın Dominik. Pompe sokağında dördüncü katta oturuyorsun. Beni dinlesersen. Yoksa kemiklerini kırarım. Baron Altenheim'ın evinde Mather Total olarak çalıştın ve epey dünyalık edindin. Adam korkudan titriyordu. Ufak salon boştu. Yandaki büyük salonda sigara içen üç kişi ve bir çift oturuyordu. Görüyorsunuz ya rahatız, konuşabiliriz. Kimsiniz? Tanımadın mı? Villa Dupont'daki bir öğle yemeğini hatırla hele. Pasta tabağını getiren değil miydin miskin herif? Prens, prens diye kekeledi. Ya ne sandın? Prens Arsen, Prens Lüpen. Ah, rahat bir soluk aldın. Lüpen'den insana zarar gelmez diyorsun değil mi? Yanılıyorsun dostum. Cebinden bir kart çıkarttı ve gösterdi. Bak, ben polisim şimdi. Ne yaparsın? Biz soyguncuların piri, suçluların şahı. Sonumuz budur. Mettert Otel aynı kaygılı edayla. Peki, diye homurdandı. Şu müşteri seni çağırıyor, hizmet et de gel. Bana bak, Dalga yok, kuyruğunu sıyırma hevesine kapılmayasın. Dışarıda on kişi seni kolluyor. Medit Otel boyun eğdi. Beş dakika sonra döndü. Sırtı salona dönük olarak müşteriyle proların kalitesini tartışıyormuş pozunda durdu. Söyleyin, dedi. Lüpen masanın üstüne birkaç tane yüz franklık dizdi. Sorularıma her sarih cevap verişinde yüz frank, dedi. Tamam. Başlıyorum. Baron Altenheim'da kaç kişiydiniz? Benden başka yedi. Fazla olmasın? Hayır. Yalnız bir seferinde Villa de Glinis'in altındaki geçidi açtırmak için İtalyan işçileri tutmuştuk. İki geçit mi vardı? Evet. Biri Oktan pavyonunun, ötekisi Madame Castlebach'ınkinin altına çıkıyordu. İstedikleri neydi? Madame Castlebach'ı kaçırmak. İki hizmetçisi Suzanna ve Gertrude onların suç ortağıydı değil mi? Evet. Neredeler şimdi? Dış memlekete kaçtılar. Artenaym'ın hempaları yedi tut nerede? Onlardan ayrıldım, onlar devam ediyor. Onları nerede bulabilirim? Dominik tereddüt etti. Lüpen iki binlik kıvırdı ve ''Konuş Dominik'' dedi. Nüli'de, Revolte Soka, No 3'te. Güzel. Atenheim'ın asıl adı neydi? Ribeira. Dominik, iş kötüye varacak asıl adı diyorum. Pagbugi bu da takma. Madrid tereddüt ediyordu. Lüpen üç tane yüzlük kıvırdı. Adam nasıl olsa öldü dedi. Öldü değil mi? Adı Şövali de Malgeş. Lüpen irkildi. Ne? Ne dedin? Gaul de Malgeş. Uzun bir sessizlik. Lüpen gözlerini bir noktaya dikmiş zehirlenerek ölen Valdens'teki deliği düşünüyordu. Onun da soyadı Malgeş'ti. Malgeş nereliydi? Fransız asıllı ama Almanya'da doğmuş. Bir kez kimlik yağdını görmüştüm. Adını da böylece öğrendim. Bilseydi beni boğardı. Emirleri ondan mı alırdınız? Evet. Ama bir de suç ortağı vardı. Susun. Susun. Mettet yüzünde dehşet dolu bir ifade belirmişti. Buna benzer bir korku kendi yüzünde de belirmişti. Kim bu adam? Onu hiç gördün mü? Ondan söz etmelim, onun lafını etmeye gelmez. Sana kim o adam diyorum. Patron, şef, kimse onu tanımaz. Ama sen onu gördün, cevap ver, gördün değil mi? Gece bir iki defa karanlıkta, gündüz asla, emirleri ufak kağıtlara yazılı olarak gelirdi. Ya da telefonla. Adı? Bilmiyorum, ondan asla söz edilmezdi, uğursuzluk getirirdi. Siyahlar giyer değil mi? Evet siyah, ufak tefek ve sarışındır ve öldürür. Evet öldürür gözünü kırpmadan. Sesi titriyordu, yalvardı. Susalım ne olur. Ondan söz etmemeliyiz. Söylüyorum size uğursuzluk getirir. Adamın korkusu Lüpen'i etkilemişti. Al paranı ama kafanın dinç kalmasını istiyorsan şu konuştuklarımızdan kimseye söz etme. Dudville ile birlikte çıkıp Portsant dek yürüdüler. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Nihayet Lüpen arkadaşının kolunu yakaladı. ''Beni iyi dinle Dudvil.'' dedi. ''Şimdi doğru Kuzeygarı'na gidecek ve Lüksemburg'a hareket eden treni atlayacaksın. De valdense gideceksin. Kaymakamlıktan Şövali de Malgeş'in doğum kaydını kolayca çıkartabilirsin. Aile hakkında da bilgi toplarsın. Yarın değil öbür gün cumartesi. O gün dönmüş olursun. Emniyete haber vereyim mi? O işi bana bırak. Telefon edip hasta olduğunu söylerim. Ah, az kaldı unutuyordum.'' Revolte yakınında Buffalo adlı lokantada tam öğleyin buluşuruz. İşçi kıyafetiyle gel. Lüpen kendisi de işçi kıyafetine girip hemen ertesi gün Nüliye Revolte Sokano No. 3'e gitti. Bir araba kapısından geçilip bir yığın pasajlar, atelyeler, zanaatçılar, kadınlar ve çocuklarla dolu bir avluya vardı. Kapıcıyla hemen ahbap oldu ve bir saat yarenlik etti. Bu süre içinde üç kişi dikkatini çekti. Avlar meydana çıktı, kokusundan tanıdım diye düşündü. Pek namuslu vatandaşlar ama düşmanın yakınında olduklarından ve her an üstlerine sıçrayabileceğinden kuşkulandıklarından kımıltılı, vahşi gözlerle bakıyorlar etraflarına. Öğleden sonrayı ve cumartesi sabahını orada geçirdi. Altenheim'ın suç ortağı yedi haydudun o binalarda olduklarını anladı. İçlerinden dördü hazır elbisecilik yapıyor, ikisi gazete satıyor, ve yedincisi de eskicilik yapıyordu. Birbirlerini tanımazmış gibi davranıyorlardı. Ama Lüpen onların geceleri son avluya bakan bir mağazada buluştuklarını, eskileri ve çaldıkları malları buraya yığdıklarını anladı. ''Haydi bakalım'' dedi kendi kendine. ''İş ilerliyor. Almanya'daki amcamın oğlundan bir aylık bir süre istedim. Sanırım iki hafta yetecek. En hoşuma giden de işe, bana, sende mecburi bir dalış yaptıran yiğitlerden başlamam.'' Zavallı dostum Gugey. Öcünü alacağım. Geç bile kaldım. Öğleyin lokantaya girdi. Burası işçilerin ve arabacıların uğrağı olan alçak tavanlı bir yerdi. Biri gelip yanına oturdu. Oldu patron. Sen misin Dudvil? Hadi meraktan öleceğim. Bilgi toplayabildin mi? Doğum kaydını çıkartabildin mi? Anlat. Anlatayım. Altenheim'ın anne ve babası yabancı ülkede ölmüşler. Geç. Üç çocuk bırakmışlar. Üç mü? Evet büyüğü 30 yaşında. Adı Gaol de Mal Malgeş. Bizim Altenaym bu. Başka? En ufağı bir kız Isilda. Yanında taze mürekkeple ölü kaydı var. Isilda. Evet. Altenayn'ın kız kardeşi olduğunu tahmin etmiştim. Yüzündeki bir ifade bana yabancı gelmemişti. Üçüncü, daha doğrusu ortanca çocuk kim? Bir erkek, şimdi 26 yaşında. Adı? Luade de Malgeş. Lüpen irkildi. Tamam, Luada Malgeş. L.M. inisiyalleri meydana çıktı. Katilin adı. Atenaym'ın ve Isilda'nın kardeşi. Bu meydana çıkmasın diye ikisini de öldürdü. Rüpen esrarengiz yaratığın hayalinin verdiği dehşetle olsa gerek, uzun süre kasvetli ve düşünceli bir edayla sustu. Ludwig, Isilda'dan korkması için bir sebep olmasa gerek, dedi. Deliymiş. Deli ama gençliğine ait birkaç şey hatırlayabilirdi. Kardeşini tanıyabilirdi. Belki de tanıdı da onun için öldürüldü. Bu ailede deli kıtlığı mı var? Anne deli, baba alkolik, Atenay gerçek bir kabadayı, İzilda zavallı bir budala. Ötekine gelince tam bir canavar, bir budala manyak. Budala mı dediniz patron? Elbet, şeytanca kurnazlık ve sezgilerine rağmen bütün akrabaları gibi kaçık. Birden durdu. Yüz çizgileri kasıldı. Bunu gören Dudvil, "Ne oldu patron?" diye sordu. Bak, Kapıdan biri girmiş, askıya şapkasını asmış, siyah fötür bir şapkaydı ve masalardan birinin önünde oturmuştu. Garsonun uzattığı listeye bir göz attı, ısmarladı, sonra ellerini kavuşturup kımıltısız beklemeye başladı. Tam Lüpen'in karşısında oturmuştu. Zayıf, kuru, köse bir suratı vardı. Çukura kaçmış, gözleri griydi. Teni kemikten kemiğe öylesine parşömen gibi gerilmişti ki hiçbir kılın delip çıkmasına imkan yoktu. Yüzü kasvetliydi ve hiçbir ifade canlılık vermiyordu. Bu kehribar alnın altında hiçbir düşünce kımıltısı yok gibiydi. Kirpiksiz göz kapakları bir heykelinki kadar donuktu. Lüpen garsonlardan birini çağırdı. Kim bu adam? diye sordu. Orada yemek yiyen mi? Evet. Bir müşteri haftada bir iki defa gelir. Adını biliyor musunuz? Leon Massi. Lüpen L.M. diye düşündü. Sakın Lua de Malgeş olmasın. Adama bütün dikkatiyle bakıyordu. Gerçekten adamın görünüşü iğrenç yaşantısına son derece uyuyordu. Ama onu asıl irkiten cansız ve alevsiz ölü bakışlar olmuştu. Garsona bu bey ne yapar dedi. Pek bilmiyorum acayip bitip Her zaman yalnızdır kimseyle konuşmaz. Sesini bile duymuş değiliz. ''Ismarlayacağı yemekleri listede parmağıyla gösterir. 20 dakikada tamamdır. Parayı öder ve çıkar. Lüpen, odur muhakkak odur diye düşünüyordu. Burun buruna durmuşuz. İşte öldüren eller. İşte kan kokusuyla sarhoş olan beyin. İşte canavar. Bununla beraber inanası gelmiyordu. Onu öylesine masalvari bir yaratık olarak hayal etmişti ki yürüyen, kımıldayan, yaşayan bir varlık olarak görmeyi yadırgıyordu başkaları gibi oturup ekmek ve et yiyişine, herkes gibi bira içişine şaşıyordu. Onca o canlı et yiyen ve kurbanlarının kanını emen iğrenç bir hayvandı. Gidelim Dudvil. Ne oldu patron? Yüzünüz sapsarı. Havaya ihtiyacım var, boğuluyorum. Dışarıda derin derin nefes aldı. Terle kaplı alnını sildi ve son yaklaşıyor Dudvil dedi. Haftalardan beridir görünmez düşmana karşı mücadele ediyordum. İşe bak ki tesadüfler onu karşıma çıkardı. Şimdi eşit güçteyiz. Ayrılsak patron, herif bizi birlikte gördü. Ayrı durursak daha az dikkatini çekeriz. Lüpen düşünceli bir tavırla, bizi gördü mü dersin diye mırıldandı. Bakmıyor, duymuyor, görmüyor gibi gelmişti bana. Ne korkunç bir tip. On dakika sonra Leon Massey de çıktı ve peşinden gelen var mı yok mu diye dikkat etmeden yürümeye başladı bir sigara yaktı ve serin havanın tadını çıkarmak için gezintiye çıkmış kimseler gibi eli arkasında yürümeye başladı. Şampiyke kapısından çıktıktan sonra geriye, revolte yoluna saptı. Üç numaralı binaya girecek miydi acaba? Lüpen bunu diliyordu. Zira Altenheim'ın avanesiyle işbirliği yaptığını, yani o olduğunu anlayacaktı. Ama adam Delazmen sokağına dek gitti. Oradan Bufola velodromuna vardı. Solda velodromun karşısında ve tenis kortlarının arasında bahçelerle çevrili tek bir pavyon vardı. Leon Massi durdu. Anahtarlarını çıkardı. Önce bahçe kapısını sonra pavyonun kapısını açtı ve kayboldu. Lüpen ihtiyatla yaklaştı ve Revolte yolundaki binaların arka taraftan da oraya dek uzandıklarını fark etti. Biraz daha yaklaşınca evin bitişindeki araba garajının ötekiyle sırt sırta olduğunu gördü. Leon Masti'nin Altenheim avanesinin toplandıkları yerin zihşiğinde olduğu açıktı. Yanılmamışım, dedi. Leon Masti ve Lua Malgeş, aynı adam. Şimdi iş kolaylaştı. Dudvil, hem de çok kolaylaştı, dedi. Birkaç güne kadar hallederiz. Yani boynuma bıçağı yerim. Neden böyle söylüyorsun patron? Nereden çıktı o şimdi? Of, Bilinmez ki bu canavarın uğursuzluk getireceğini ön sesim olduğu olası söyler bana. Bundan böyle yapılacak iş. Malgeş'in özel hayatını izlemek hiçbir davranışını gözden kaçırmamaktı. Dudvil'in mahallede yaptığı soruşturmalardan adamın garip bir yaşantısı olduğu anlaşılıyordu. Onların deyimiyle pavyondaki adam oraya birkaç ay önce yerleşmişti. Kimseyle görüşmezdi ve gelen gideni de yoktu. Pencereleri gece gündüz açık olduğu halde bir mumun yandığına bile kimse şahit olmamıştı. Zaten çoğu zaman gece vakti dışarı çıkar, çok geç, hatta sabaha doğru eve dönerdi. Lüpen bunları anlatan arkadaşına ''Ne yaptığını bilen var mı?'' diye sordu. ''Hayır, hayatı son derece düzensiz. Bazen günlerce ortadan kaybolur ya da hiç çıkmazmış. Kısacası kimsenin bir şey bildiği yok.'' ''Eh, biz bileceğiz, hem yakında.'' Yanılıyordu. 8 gün durmadan araştırmalarına rağmen hiçbir şey öğrenemediler. Şöyle acayip bir şey de oluyordu. Adam sakin sakin yürürken birden ortadan kayboluveriyordu. Bazen iki çıkışlı evlere daldığını fark ediyorlardı. Ama bazı defa da kalabalıkta bir hayalet gibi yok veriyordu. Ve Lüpen orada öfke ve şaşkınlık içinde kala kalıyordu. Bunun üzerine hemen Delezman sokağına koşup nöbet tutmaya başlıyordu. Saatler, hatta gecenin bir kısmı beklemekle geçiyor, esrarengiz adam eve neden sonra dönüyordu? Bu süre içinde ne yapmış olabilirdi? Bir akşam Dudvil, Delezmen sokağına koştu ve ''Patron size bir mektup var.'' dedi. Lupin zarfı açtı. Madame Kesselbach yardımına koşmasını rica ediyordu. Gün batarken iki kişi penceresinin altında durmuş ve biri ''Tamam bu gece.'' demişti aşağıya koşmuş ve ofisin panjurunun iyi kapanmadığını görmüştü. Lüpen, nihayet diye derin bir nefes aldı. Savaşı düşman başlattı. Böylesi daha iyi. Malkeş'in penceresinin altında nöbet tutmaktan bıkmıştım. Şu anda içeride mi acaba? Hayır, Paris sokaklarında bir kez daha ekti beni. Ona bir oyun oynayacaktım. Şimdi beni dinle Dudvil. Adamlarımız arasından şöyle güçlü kuvvetli 12 kişiyi seçeceksin. Marco ve Fegom uygun. Palas Otel olayından sonra onlara tatil vermiştim. Bu defasında gelsinler. Onları Vigne sokağına götür. Şagule baba ve oğlu nöbetteler zaten. Onlarla anlaştıktan sonra saat 11'de Vigne ile Gaynuk sokaklarının kesiştiği köşeye gelirsin. İkimiz oradan evi gözetleriz. Dudville uzaklaştı. Lüpen bir saat daha Delezman sokağı tamamıyla ıssızlaşıncaya dek bekledi. Leon Massey'nin gelmediğini görünce Pavyona sokulmaya karar verdi. Etrafta kimsecikler yoktu. Usulca bahçe parmaklıklarını tutan duvarın üstüne atladı. Birkaç dakika sonra meydana inmişti. Eve girdi. Malgeş'in Veldens'teki well şatodan çaldığı tinek tuvaları bulacaktı. Ama önce araba garajına girmenin daha uygun olacağını düşündü. Kapının kapalı olmadığını, idare lambasında gaz bulunmadığını ve arkadaki garaja açılan bir kapı bulunmadığını görünce hayretler içinde kaldı. Uzun zaman boş yere aradı. Sonunda dışarıda garajın duvarına asılı bir ip merdiven gördü. Bunun arduaz kaplı damın altına girmeye yaradığı anlaşılıyordu. Bu seki, kırık sandıklar, saman demetleri, bahçe aletleriyle doluydu. Daha doğrusu öyle görünüyordu. Zira biraz arayınca duvara ulaşan bir geçit bulunduğunu gördü. Orada bir kapak gözüne ilişti. Yerinden kımıldatmaya çalıştı, yapamadı. Yakından inceledi, duvara yapışmış ve bir çininin eksik olduğunu gördü. Kolunu soktu, boştu. Lambasını yaktı ve baktı. Altında pavyondan daha geniş ve eski eşyalarla dolu bir hangar gördü. Buldum diye düşündü. Bu çatı penceresi bu kokantenin hangarına açılıyor. Lua de Malgeş, suç ortaklarını gizlice buradan gözetliyor olmalı. Neden şeflerini tanımadıklarını şimdi anladım. Öğreneceğini öğrenmişti. Lambasını söndürdü ve tam çıkmaya hazırlanıyordu ki hangarın kapısı açıldı. Biri girdi. Bir lamba yandı. Gelen bu kokanteydi. Adam orada durdukça araştırmalarına devam edemeyeceğine göre kalmaya karar verdi. Bu kokante cebinden iki tabanca çıkarmıştı. İşleyip işlemediğini kontrol etti ve ıslık çala çala şarjörü doldurdu. Aradan bir saat geçti. Lüpen sıkılmaya başlamıştı ama kalkıp gitmeyi de düşünmüyordu. Dakikalar, saatler geçti. Adam yüksek sesle gir dedi. Haydutlardan biri hangara süzüldü. Onu peş peşe ötekiler izlediler. Bu kokante tamamız dedi. Diodone ve Juflü bize orada katılacaklar. Hadi bakalım kaybedecek vaktimiz yok. Silahlı mısınız? Dişimize dek. Güzel, kıyak olacak. Nereden biliyorsun? Şefi gördüm. Gördüm dediysem şey, benimle konuştu. İçlerinden biri. Gene köşede, karanlıkta. aym'ın tutumunu daha beğeniyordum doğrusu. Hiç değilse ne yapacağımızı bilirdik. Bu kokante, şimdi bilmiyor musun, dedi. Castlebach'ın evini soyacağız. Ya iki gardiyan, Lüpe'nin koyduğu o iki herif? Yedi kişiyiz, isterlerse gık desinler. Ya Castlebach kadın? Önce ağzını tıkayacağız, sonra bağlayıp buraya getireceğiz ve emir bekleyeceğiz. Ucunda iyi para var mı? Önce Kesselbach kadının mücevherleri. Evet, başarırsak kesin para diyorum. Her birimize 300 frank avans. Bir o kadar da sonra. Para yanında mı? Evet. Ne derlerse desinler paraya sıra geldi mi? Bu adam gibisi yok. Ve lüpenin güçlükle duyabileceği bir sesle şunları ekledi. Ve bu kokante. Bıçak çekmek zorunda kalmamız halinde prim verilmeyecek mi? Eskisi gibi 2000. Karşımıza Lupen çıkarsa Üç bin. Ah, o herifle bir karşılaşsak. Teker teker hangardan çıktılar. Lüpen, bu Gokante'nin şöyle dediğini duydu. İşte saldırı planı. Üç gruba ayrılıyoruz. Islık sesini duyar duymaz herkes ileri. Lüpen aceleyle gizlendiği yerden çıktı. İp merdivenden indi, pavyona girmeden geçip parmaklığı atladı. Bu Gokante'nin hakkı var diye mırıldandı. Kıyak olacak. Ah benim posta gözleri var. Lüpen için bir prim, namussuz herifler bir taksiye atladı. Vigne sokağına 300 adım kala indi ve köşe başına dek yürüdü. Dudville'in orada olmadığını hayretle gördü. Tuhaf şey diye düşündü. Bu pek hayra alamet değil. Saat 12'yi geçiyor. 20 dakika bekledi. Saat yarım olmuştu ve hala gelen giden yoktu. Gecikme tehlikeli olurdu. Bu durumda Şagule, oğlu ve kendisi uşaklarının da yardımıyla saldırıyı püskürtmeye çalışacaklardı. Eve doğru yürüdü ama gölgelere sinmeye çalışan iki kişi gözüne ilişiverdi. "Vay canına!" diye homurdandı. "Haydutların öncüleri, Dio'na ve Jufle olsa gerek." Orada da vakit kaybetti. Heriflerin üzerine yürüyüp onları saf dışı ettikten sonra eve doğru gidip açık olduğunu bildiği pencereden girse miydi? Bu daha tedbirli olurdu zira böylece Madame Kesselbach'ı tehlike alanının dışına çıkartacak vakti bulurdu. Ama bu planın suya düşmesi ve haydutların hepsini birden ve belki de Luade Malgeş'i de ele geçirme fırsatını yitirmek demekti. Birden evin arkasında bir ıslık sesi duyuldu. Ötekiler miydi acaba? Bahçeden bir karşı saldırı hazırlanmış mıydı İşaret işaret üzerine iki adam pencereye tırmanmıştı bile. İçeriye atlayıp kayboldular. Lüpen atıldı, balkona tırmandı ve ofise atladı. Ayak seslerinden saldıranların bahçeye girmiş olduklarını anladı. Ses öyle kuvvetliydi ki rahat bir nefes aldı. Zira Şagule ve oğlunun duymamalarına imkan yoktu. Yukarı çıktı. Madame Kesselbach'ın odası sahanlıktaydı. Heyecanla içeri daldı. Bir gece lambasının loş ışığında Dolores divanda baygın yatıyordu. Yanına koştu, kaldırdı ve otoriter bir sesle Dinleyin. Şagule oğlu neredeler? Kadın ne? Gittiler diye mırıldandı. Gittiler mi? Bana yazmıştınız bir saat önce bir telefon mesajı. Kadının yanında yerde bir kağıt vardı. Eğilip aldı ve şu satırları okudu. Gardiyanlarınızı ve adamlarımı hemen yollayın. Onları Guano'da bekliyorum. Merak etmeyin. Felaket. Nasıl inandınız? Uşaklarınız? Gittiler. Pencereye yaklaştı. Üç kişi bahçede eve doğru geliyorlardı. Yandaki odanın camından iki kişi daha gördü. Luade malgeşi düşündü. Karanlıklarda görünmeden geziniyor olmalıydı. Vay canına be diye homurdandı. Hapı yuttuk galiba. Siyahlı adam. Arsen Lüpen müthiş bir ustalıkla kurulmuş bir tuzağa düştüğünü hissediyordu. Her şey önceden düşünülmüştü. Adamların uzaklaştırılmaları, uşakların kaybolmaları ya da ihanetleri, kendisinin bile orada bulunması. Şans da düşmanına yardım etmişti. Zira adamları oradan ayrılmadan önce gelebilirdi. Ama o takdirde kıyasıya bir çatışma olacaktı. Bu durumda Lüpen tuzağın yalnız kendisi aleyhine getirilmiş olduğundan kuşkulanmaya başladı. Acaba Malgeş aslında böyle bir çatışmayı diliyor, böylece Altenheim'ın avanesinden kurtulmayı mı kuruyordu? Ama şimdi bunları düşünmenin zamanı değildi. İş başa düşüyordu. Dolores'i savunmalıydı. Sokağa bakan pencereyi araladı ve tabancasını dayadı. Patlama sesi mahalleyi ayağa kaldırır ve haydutlar kaçmak zorunda kalırlardı. Hayır, diye mırıldandı. Bu savaştan kaçmak olur. Fırsat çok güzel. Zaten kaçacakları ne malum. Sayıca çoklar ve komşuları da takmazlar. Dolores'in odasına girdi. Aşağıdan gürültüler duyuluyordu. Oda kapısını kilitledi ve sürgüyü itti. Dolores ağlıyor ve yattığı yerde kıvranıyordu. Lüpen yalvardı. Gücünüz var mı? Birinci kattayız. İnmenize yardım edebilirim. Pencereden çarşaf uzatır. Hayır hayır beni bırakmayın. Beni öldürecekler. Koruyun beni. Onu kucaklayıp yandaki odaya götürdü ve eğilip kımıldamayın ve sakin olun dedi. Size yemin ediyorum ben sağ kaldıkça kılınıza bile dokunamazlar. Birinci kapıya tekmeler iniyordu. Dolores çığlığı bastı ve Lüpen'in koluna yapıştı. Kurtulmak istedi. Kadın onun başına avuçlarının içine aldı, gözlerinin içine bakarak "Nereye gidiyorsunuz?" diye fısıldadı. "Ne yapacaksınız? Hayır, ölmeyin, istemiyorum. Yaşamalısınız." Bir şeyler daha söyledi ama Lüpen duymasın diye çok alçak sesle söylemişti sanki ve bayılıp düştü. Lüpen eğildi, bir an onu seyretti ve dudaklarını saçlarında gezdirerek hafifçe öptü. Sonra öteki odaya geçti. Aradaki kapıyı sıkıca kapattı ve elektriği açtı. Telaşlanmayın çocuklar, diye bağırdı. Canınıza bu kadar susadınız mı? Karşınızda lüpen var biliyorsunuz. Şamata etmeyin öyle. Bunları söylerken paravanı az önce Madame Kesselbach'ın yattığı sofanın önüne çekti ve eline geçen elbise ve örtüleri sofanın üstüne attı. Kapı saldırganların darbeleriyle neredeyse yıkılacaktı. Geliyorum, hazır mısınız? Hadi öyleyse, varan bir. Bir hamlede kilidi açtı ve sürgüyü çekti. Kudurmuş Gülhan Beylerin bağırtıları, tehditleri ve gürültüleri odayı doldurdu. Bununla beraber hiçbiri odaya girmeye cesaret edemiyordu. Lüpen böyle olacağını tahmin etmişti. Odanın ortasında, ışığın altında, elinde bir tomar parayla durmuş, sakin sakin bunları sayıyordu. Lüpen atalarına kavuşursa 3000 bin frank prim değil mi? İşte size iki misli paraları haydutların uzanıp alabileceği mesafede bir masanın üstüne bıraktı. Bu gokante haykırdı. Laf bunlar, vakit kazanmaya çalışıyor, ateş edelim. Kolunu kaldırdı. Arkadaşları onu durdurdular. Lüpen devam etti. Tabii ki bu planlarınızı değiştirmeyecek. Buraya Madame Castlebach'ı kaçırmaya ve mücevherlerini çalmaya geldiniz. Bunlara engel olursam namussuzum. Nereye varmak istiyorsun bu laflarla? Ah, ah bu kokante, bakıyorum ilgilenmeye başladın. Girsenize. Merdiven başları cereyanlıdır. Sizin gibi süt kuzuları hemen nezle verirler. Ne? Korkuyor muyuz? Halbuki yalnızım. Hadi biraz cesaret kuzularım. Kaygı ve aynı zamanda tecessüsle girdiler. Kapıyı kapat. Bu kokante, daha rahat konuşuruz. Aferin oğlum. Ah, bakıyorum. Binlikler kaşla göz arasında uçu vermiş. ''Öyleyse anlaştık. Namuslu kişiler nasıl da çabuk anlar.'' ''Sonra?'' ''Sonrası şu. Madem ortak olduk.'' ''Ortak mı?'' ''Ya. Paramı almadınız mı? Birlikte çalışacağız aslanım.'' ''Ve genç kadını da, mücevherleri de birlikte kaldıracağız.'' Bu kokante güldü. ''Sana ihtiyacımız yok.'' ''Nasıl yok?'' ''Neden olsun?'' ''Çünkü mücevherlerin nerede olduğunu siz bilmiyorsunuz ve ben biliyorum.'' ''Buluruz. Yarın, bu gece değil.'' ''Söyle bakalım ne istiyorsun?'' Mücevherleri paylaşacağız. Madem saklı oldukları yeri biliyordun neden hepsini almadın? Tek başıma açamadım. Bir sır, sır var ki bilmiyorum. Madeni, madem buradasınız sizin yardımınıza başvuruyorum. Bu Gakante tereddüt ediyordu. Paylaşacağız. Ya hepsi birkaç çakıl ve bakır parçasından ibaretse? Sersem bir milyondan fazla eder. Adamlar zevkten titrediler. Öyle olsun ama ya Castlebach kadın o arada kirişi kırarsa? Hayır, işte burada. Lüpen paravanın kapaklarından birini açıp kapattı. Adamlar sofanın üstündeki elbise ve örtüleri gördüler. Burada baygın yatıyor ama mücevherleri paylaştıktan sonra onu size bırakırım. Halbuki beni dinle. Ya evet veya hayır. Yalnız olduğuma bakmayın. Kaç kişiye bedel olduğumu bilirsiniz. Adamlar bakıştılar. Sonunda bu kokante. Mücevherler nerede? diye sordu. Şömine ocağının altında ama sırrını bilmediğimizden hepsinin bir bloktan yapılma olduğunu sandığım ayna ve mermeriyle birlikte bütün şömineyi kaldırmak lazım. Zor bir iş. Bizi ırgalamaz böyle şeyler. Beş dakikada. Adamlar şaşılacak bir şekle ve disiplinle işe el koydular. İçlerinden ikisi sandalyelere çıkmış, aynayı kaldırmaya çabalıyordu. Öteki dördü de şömineye saldırdılar. Bu Gokante diz çökmüş ocağa bakıyor ve emirler veriyordu. Hadi yiğitler hep beraber dikkat. Bir, iki, ah işte kımıldıyor. Lüpen geride eller cepte durmuş onlara acımaklı gözlerle bakıyor. Bir yandan da başkaları üzerinde icra edebildiği otoritenin zevkini göremiyordu. Bu haydutlar nasıl olmuştu da böylesine inanılmaz bir masala kanı vermişler, savaşın bütün şanslarını hemencecik ona bırakıvermişlerdi. Cebinden kocaman iki tabanca çıkardı kollarını uzattı ve nişan alıp iki kişiye yere yıktı. Onları ikisi daha izledi. Lüpen, yedi eksi dört eder üç dedi. Devam edeyim mi? Tabancasını tehditli bir edayla Bugokante ve iki arkadaşına çevirmişti. Alçak! Lüpen, eller yukarı diye haykırdı. Vururum, güzel. Hey, sizler alın silahını. Korkudan titreyen iki haydut şeflerini yakaladılar. Bağlayın, bağlayın diyorum size. Size ne yahu? Ben gittikten sonra serbestsiniz. Ha şöyle. Önce kol bileklerini, kemerlerinizle. Şimdi de ayak bileklerini çabuk. Bu gokante şaşkın ve yenik düşmüş. Karşı gelmekten vazgeçmişti. Arkadaşları onu bağlarken Lüpen usulca yanlarına gitti ve tabancasının kabzasıyla iki müthiş darbe indirdi. Yıkıldılar. Derin bir nefes alarak İyi iş buna derler diye mırıldandı. Elli kişi olsalardı keşke. Tam elim değmişken. Hem de kolaylıkla. Ne dersin bu kokante? Haydut öfkeyle homurdanıyordu. Lüpen, üzülme aslanım dedi. İyi bir amaç uğruna bana yardım ettiğini düşün. Madame Castlebach'ı kurtardık. Nezaketine bizzat teşekkür edecek. Yandaki odanın kapısını açtı. Ama birden eşikte donup kaldı. Oda boştu. Pencereye yaklaştı. Balkona portatif bir merdiven dayanmıştı. Kaçırmışlar diye mırıldandı. Luade Malgeş, ah namussuz! Kaygısını bastırmaya çalışarak bir an düşündü. Madame Castlebah yakın bir tehlikede olmadığına göre telaşlanmak yersizdi. Ama ani bir öfkeye kapılarak haydutların üstüne yürüdü. Kımıldamaya başlayan yaralılara birkaç tekme indirdi. Üstlerini arayıp paralarını buldu. Sonra ağızlarını tıkayıp perdelerin kordonuyla ellerini bağladıktan sonra kanepenin önündeki halının üstüne yan yana bıraktı. Tam söğüş etlere döndünüz diyerek kahkahayı bastı. Amatörlerin ağzına layık. Sersemler sizi. Nasıl yaptınız bu hesabınızı? İşte sizi bu hale getirirler. Lüpen'e, dulların ve yetimlerin koruyucusu Lüpen'e saldırırsınız ha? Titriyor musunuz? Bu olmadı kuzularım. Lüpen bir bile kötülük etmemiştir. Ne var ki Lüpen katakuliyi sevmeyen bir namuslu kişidir ve Lüpen ödevlerini bilir. Söylesenize sizin gibi alçaklar yaşamalı mı? Ne başkalarının yaşama hakkına saygı duyarsınız ne malına. Kanunda tanımazsınız, topluma da Vicdan dedin mi hak getire. Ne bu beyler, ne bu be. Adamları orada bırakıp evden çıktı ve bir taksi istasyonuna kadar yürüdü. Şoförü başka bir otomobil daha çağırmaya gönderdi. Ve ikisini de Madame Kesselbach'ın evinin önüne çekti. Önceden cömertçe verdiği bahşiş sıkıcı soruları önlemişti. Şoförlerin yardımıyla yedi haydutu taşıyıp arabaların içine tıktı. Yaralılar inliyordu. Kapıları kapattı. Önde duran arabaya bindi. Ve Okfevgar rıhtımı 39. Motorlar homurdadı. Ve garip korteş Tugokate yokuşunu çıkmaya başladı. Yolda birkaç sebze arabasından ve sokak lambaları söndürücülerinden başka kimseye rastlamadılar. Gökte yıldızlar vardı ve sabahın serinliği etrafa yayılıyordu. Lüpen şarkı söylüyordu. Concord Meydanı ve Louvre'u geçtiler. Uzaktan Notre Dame'ın kara silüeti görülüyordu. Arkasına döndü ve aracımı açtı. Ne haber efendiler? Ne güzel bir gece değil mi? Rıhtımların ehri büğrü taşlarını, seke seke geçtikten sonra adliye sarayına ve emniyet müdürlüğüne vardılar. Lüpen şoförlere durun burada dedi. Yedi müşterinize de iyi göz kulak olun. Birinci avluyu geçti ve merkez servise varan sağdaki koridora saptı. Sivil polislerin odasına girerek semizavlar getirdim dedi. Mösyö Viba burada mı? O yülün yeni polis komiseriyim. Mösyö Viba dairesinde çağıralım mı? Acelen var. Size bir not bırakayım daha iyi. Masanın önüne oturdu ve şu satırları yazdı. Azizim Veba, Gugey'i öldüren Altenheim'ın avanesi yedi haydudu getirdim. Biliyorsun adamlar beni Nosolongo'nun adı altında ve daha kim bilir kimleri de öldürmüşlerdi. Geriye yalnız şefleri kalıyor. Şimdi hemen onu tutuklamaya bakacağım. Gel bana yardım et. Adam Nülide, Delazman sokağında. Leon Massy adıyla oturuyor. Saygılarımla, Arsen lüpen enniyet Müdürü. Zarfı kapattı. Acele, Monsieur Viba'ya ulaştırın dedi. Şimdi yedi kişi benimle gelsin ve malları teslim alsın. Rıhtımda bırakmıştım. Otomobillerin önünde bir sivil polis duruyordu. lüpen "Vay, siz misiniz Monsieur Lubov?" diye seslendi. Müthiş bir A vurdum. Altenheim'ın ahvanesini toptan ele geçirdim. Buradalar arabanın içinde. Nerede buldunuz? Madam Castlebach'ı kaçırmak üzereydiler. Sonra uygun bir zamanda anlatırım. Sivil polis onu bir kenara çekti ve hayret dolu bir sesle. Otta Yül komiserinin beni istettiğini söylemişlerdi, dedi. Ama sanıyorum ki... Kiminle konuşuyorum? Size en yetkininden yedi Külhan Bey'i hediye eden adamla. Adınız? Adım mı? Evet. Arsen Lüpen. Ani bir hareketle polise bir çelme taktı. Rivoli sokağına dek koştu. Geçen taksilerden birine atladı ve Tegna kapısına gitti. Revolte sokağındaki binalar buraya yakındı. No. 3'e doğru yürüdü. Bütün soğukkanlılığına rağmen heyecanlanmaktan kendini alamıyordu. Dolar eskesi bahı bulabilecek miydi? Lua de mal Malgeş genç kadını oraya mı götürmüştü? Lupin bu Gokante'nin cebinden hangarın anahtarını almıştı. Öyle ki eski püskü dolu mağazaya girmesi güç olmadı. Lambasını yaktı ve bakındı. Sağda boş bir alan göze çarpıyordu. Orada bir karartı gördü. Dolar esti, örtülere sarılmış ve ağzı tıkanmıştı. Koşup onu kurtardı. Kadın, ah nihayet geldiniz diye seslendi. Size bir şey yapmadılar mı? Doğruldu ve mağazanın derinliklerinde bir yeri göstererek oradan gitti dedi. Duydum eminim peşinden gidelim, yalvarırım peşinden gidelim. Önce sizi götüreyim. Hayır, hayır onu vurun. Yalvarırım vurun. Bu kez korku ona cesaret vermişti. Düşmanından kurtulmak için çırpınıyordu. Önce onu diye ısrar etti. Yaşayamıyorum artık beni ondan kurtarın. Kurtarmalısınız yaşayamıyorum. Haklısınız. Burada korkmanız için bir sebep yok. Bekleyin geliyorum. Kadın onun elini yakaladı. Siz anlamadım. Bu adam... Lüpen'i teşvik ettiği bu kavgadan son anda alıkoymak onu sevindiriyordu sanki. Lüpen teşekkür ederim merak etmeyin dedi. Benim için korkulacak ne var o tek başına. Ve kadın orada bırakarak dibe doğru gitti. Tahmin ettiği gibi duvara dayalı ve az önce haydutları seyrettiği çatı penceresine ulaşan bir merdiven duruyordu. Lüade Malgeş buradan çıkıp Dalizmen sokağındaki evine gitmişti. Aynı yoldan öteki hangara geçti ve bahçeye indi. Malgeş'in pavyonunun arkasına varmıştı. Gariptir ki Malgeş'in orada olamayacağı bir an hatırına gelmedi. Mutlaka karşılaşacaklar ve feci çatışma nihayet vuku bulacaktı. Birkaç dakika daha ve her şey bitmiş olacaktı. Kapının tokmağını çevirdi ve açıldığını görünce hayretler içinde kaldı. Bir mutfaktan ve bir koridordan geçti. Merdiveni çıktı. Çekinmeden yürüyor, adımlarının sesini boğmayı bile düşünmüyordu. Sahanlıkta durdu. Alnından terler akıyor ve şakakları zonkluyordu. Bununla beraber kendine hakimdi. Silahlarını basamağın üstüne bıraktı. ''Silah yok.'' dedi kendi kendine. ''İki el o kadar, böylesi daha iyi.'' Karşısında üç kapı vardı. Ortadakini seçti, tokmağa çevirdi. Oda açıktı, girdi. Oda karanlıktı ama açık pencereden gecenin ışıkları giriyor ve yatağın beyaz çarşaflarıyla perdesini aydınlatıyordu ve orada bir karaltı görülüyordu. Lambasını yakıp ona doğru tuttu. Malgeş, ben beyaz suratı, karanlık gözleri, cesetsi, elmacık kemikleri ve sıska boynuyla adam karşısındaydı ve bu ölü yüzde en ufak bir korku izi yoktu. Lüpen ona doğru ağır ağır gitti. Adam kımıldamıyordu. Görüyor muydu? Anlıyor muydu? Gözlerini boşluğa dikmişti bir gerçek kişiyle değil hayaletle karşı karşıyaymış gibi bir hali vardı. Lüpen savunacak dedi kendi kendine. Savunmalı. Kolunu ona doğru uzattı. Adam kımıldamadı. Gözlerini bile kırpmadı. Sonunda Lüpen allak bullak oldu. Korkuya kapıldı. Aklı başından gitti. Adamı yatağın üstüne devirdi. Çarşafların içine sardı ve dizini göğsüne dayadı. Adam karşı koymamıştı. Lüpen sevinç ve tatmin edilmiş kiğinin zevkiyle ''Ezdim seni canavar!'' diye haykırdı. Delizman sokağında gürültüler geliyordu. Bahçe kapısını zorluyorlardı. Lüpen pencereye koştu. ''Sen misin ve Aferin çabuk yetiştin. Parmaklığı kapat da gel dostum.'' Koşup adamın ceplerini karıştırdı. Cüzdanını kaptı. Masanın üzerindeki kağıtları topladı. Aceleyle inceledi. Birden sevinçle haykırdı. Mektup paketi oradaydı. Öteki kağıtları yerine koydu ve pencereye koştu. Hadi oldu Viba. Girebilirsin. Kesselbach'ın katilini yatağında bulacaksın. Bağlanmış hazır. Hoşçakal Viba. Merdiveni süratle indi ve hangara koştuk. Viba eve girdiği sırada o Dolores Kesselbach'ın yanına vardı. Tek başına Altenheim'ın avanesini yakalamıştı. Tek başına haydutların elebaşısı, canavar Luade Malgeş'i adalete teslim etmişti. Genç bir adam geniş tahta balkonda bir masanın önünde oturmuş yazı yazıyordu. Ara sıra başını kaldırıyor, sonbaharda sararmaya başlayan yaprakların, villaların kırmızı damlalarına ve bahçelerin yeşil çimlerine tıp tıp akışını seyrediyordu. Az sonra kağıtlardan birini kaldırıp yüksek sesle okumaya başladı. Günlerimiz kayıp kayıp geçiyor, gel sürüklermiş gibi, Öyle bir kıyıya ulaşıyor ki, ulaşır oraya yalnız ölüler. Geride bir ses. Fena değil, dedi. Madame Amabletastu bile daha iyisini yapamazdı. Eh, elbette ki herkes Lamartine olamaz. Genç adam saygıyla, siz, siz misiniz, dedi. Evet şair kişi, benim Arsen Lupin. Dostu Piekle Dük'ü ziyarete geldi. Piekle Dük titremeye başladı. Kısık bir sesle, nihayet günü geldi mi? Evet azizim Fiyatletük. Genevieve Egnemont ve Madame Castlebach'ın dizinin dibindeki uyuşuk yaşantınızı bırakıp sahneye koyduğum piyesteki rolünüzü oynamanın zamanı geldi. İnan şahane bir piyes. Sanat kurallarının layıkıyla uygulandığı hem gülünç hem acıklı bir piyes. Beşinci perdeye geldik. Burada kahraman sensin Fiyatletük. Genç adam ayağa kalktı. Ya reddedersem? Sersem. Evet reddedersem iradenize boyun eğmeye beni kim mecbur edebilir? Bilmediğim ve şimdiden tiksinç duyduğum bir rolü oynamaya beni kim mecbur edebilir? Lüpen sersem diye tekrarladı. Pieckledük'e oturttu. Kendisi de yanına geçti ve yumuşak bir sesle Dostum, asıl adının Pieckledük değil. Cerat Bubke olduğunu unuttun galiba. Güzelim Pieckledük adını ta neden taşıyorsun bilir misin? Çünkü sen Cerat Pupke Pieckledük'ü öldürdün ve onun kişiliğini çaldın. Genç adam tiksinçle irkildi. Çıldırmışsınız diye haykırdı. Bütün bunları siz düzenlediniz. Elbet biliyorum ama adalet hep Dük'ün öldürüldüğü ve senin de onun yerini aldığına dair delilleri gönderecek olursam. Genç adam perişan bir sesle inanmazlar diye inledi. Neden böyle bir şey yapmış olabilirim? Hangi amaçla? Sersem. Amaç öyle açık ki Viba bile görebilir. Bilmediğin bir rolü oynamak istemediğin yalan. Bu rolü biliyorsun. Ölmemiş olsaydı Piekle Dük'ün oynayacağı roldü. Piekle Dük benim için de başkaları için de bir addan ibaret. Kimdir? Ben kimim? Seni ne ilgilendirir? Bilmek istiyorum. Ya bileceğim ya da çekip gideceğim. Bilsen benimle birlikte yürüyecek misin? Evet, şayet ama ulaşmaya değerse. Değmeseydi bunca zahmeti göze alır mıydım? Kimim ben? Ve kaderim ne olursa olsun inanın ki layık olmaya çalışacağım. Ama bilmek istiyorum kimim? Arsen Lüpen şapkasını çıkardı ve eğilerek Egman 4. Guan Dük de de Pan ve daha birçok yerlerin senyörü. Üç gün sonra Lüpen Madame Castlebach'ı otomobille sınıra götürdü. Yolculuk sessiz geçti. Lüpen Altenheim'ın avanesi saldırıya geçerken Dolores'in korkuya kapılışını, ve söylediği sözleri heyecanla anımsıyordu. Kadın da aynı duygular içinde olmalı ki sıkılgan ve heyecanlı görünüyordu. Akşam yeşil ağaçlarla çevrili ardı huzdamlı bahçeler içinde bakımlı bir şatoya vardılar. Cenevif onları orada bekliyordu. Lüpen, işte eviniz madam dedi. Bu genç şatosu burası. Burada olayların sonunu rahatça bekleyebilirsiniz. Yarın piyekledik konuğunuz olacak. Hemen yola çıktı. Doğru Valdens'e gitti ve mektup tomarını Valdema'ya verdi. Şartlarımı biliyorsunuz Aziz Valdema, dedi. De Pont Valdens Dukalı, Guandük Egman dörde verilecek. Bugünden tezi yok, naipler ile görüşmelere başlayacağım. Edindiğim bilgilere göre kolay olacak. Ama Guandük Egman A testleri halen Piekledük adıyla bu genç şatosunda kimliği hakkında gerekli bütün belgeleri gösterebilirim. Lüpen, Malgeş ve Yedi haydutun kovuşturması işini ele aldı. Lua de denen kana susamış hayduttan tiksiniyordu. Sorguları bizzat yürütüyor, aramalar yapıyor, tedbirler alıyor, sanıklara sorulacak sualleri hazırlıyordu. Kısacası kendini kamu gücünün yerine koymuştu. Savcıların sorguya çektikleri sıska adam garip bir sanıktı. Sığındığı tek savunma ''Adam Lyon Massi diye ısrar etmekten ibaretti. Lüpen onun ağabeyinin ve kız kardeşinin doğum kayıtlarını mahkemeye gönderdi. Kaldı ki bunun dışında hiçbir şeyi inkar etmiyordu. Deliller öyle açıktı ki inkar etseydi işe yaramayacaktı. Savcının garip karşıladığı bir noktada suç ortaklarının şeflerini tanımamalarıydı. Ancak Lüpen geride sağlam duruyor, gazeteler ve mahkemeye yolladığı yazılı deliller aracılığıyla adamın bütün yollarını kapıyordu. Lüpen kafasına koymuştu. Dolores'e işkence eden adamın kafasını istiyordu. Davaya o korkunç cinayetlerin anısının yarattığı kasvetli bir atmosfer içinde girildi. Adamda ne bir isyan, ne bir kımıltı, ne bir söz, görmeyen ve duymayan bal bir heykeldi sanki. Dinginliği ve kayıtsızlığı içinde korkunç bir yaratık. Oturumu izlemeye gelen halk, korkunç, zalim, kana susamış, cani bildiği adamın görünümü kargız karşısında titriyordu. Öteki aydutlara bakan bile yoktu. Korkunç şefin heybetli kişiliği onları gölgeliyordu. Malgeş ölüme mahkum edildi. Kişiliği öylesine olaylara hakim görünmüştü ki suç ortakları hafifletici sebeplerden yararlandılar. Ağır ceza reisi ''Luade Malgeş söyleyeceğiniz bir şey var mı?'' diye sordu. Cevap vermedi. Lübe'nin gözünde karanlık kalan bir nokta vardı. Malgeş bu cinayetleri neden işlemişti? Ne istiyordu? Amacı neydi? Lüpen korkunç gerçeği, tüyleri diken diken eden, umutsuzluğa düşüren, ölesiye yaralayan gerçeği kısa zamanda öğrendi. Sorunu kafasından silmemiş olmakla beraber şimdilik mal geçişini bir yana bıraktı. Ve var çabasıyla Madame Castlebach ve Genevieve'in geleceğini ve yaşamını düzenlemeye koyuldu. Kendisi de kendi deyimiyle post değiştirmeliydi geçmişi silmek, geleceği hazırlamak gerekiyordu. Madame Kesselbach'ın gözünün önünde yepyeni bir hayata başlama arzusu ona yepyeni bir heyecan vermekteydi. Birkaç haftada günün birinde canını sıkabilecek bütün delilleri ortadan kaldırdı. Eski arkadaşlarına ömürleri boyunca kendilerini rahatça yaşatabilecek bir para verdi ve Güney Amerika'ya gideceğini söyleyerek onlara veda etti. Bir gece durumunu enine boyuna iyice inceledikten sonra sabah sevinçli bir edayla bitti diye haykırdı. Korkulacak bir şey kalmadı. İhtiyar Lüpen öldü. Yaşasın genç Lüpen. Almanya'dan bir mektup aldı. Beklediği amaca varmıştı. İmparatorun etkisiyle Naipler Konseyi Valden sülalesine bağladığını ilan etmişti. Comte Valdema yanında aristokrasinin ordunun ve yargıçların delegeleri olduğu halde Bakken şatosuna gitmek, Guandük Egman'ın kimliğini tespit etmek ve Alteslerinin ata mirası topraklara gelecek ay törenle girmeleriyle ilgili hazırlıkları yapmakla görevlendirilmişti. Lüpen sevinçle, bu defa tamam, dedi. Kesselbach'ın büyük projesi gerçekleşiyor. Şimdi iş bir ekle dökümü Valdemar'a yutturmak. Çocuk oyuncağı. Yarın Genevieve'in ve Piegg'in kağıtları askıya çıkacak. Onu Valdemar'a, Guan Dük'ün nişanlısı olarak takdim edeceğim. Ve mutluluklar içinde otomobiline atlayıp Vagen Şatosu'nun yolunu tuttu. Keyifli keyifli ıslık çalıyor. Şoförüne, Oktav, kimi taşımak şerefine nail oluyorsun bir bilsen, diyordu. Dünyanın hakimini. Evet dostum şaşarsın elbet. Gerçek ya, dünyanın hakimiyim. Eh kolay başardım diyemem. Mücadele başlayalı bir yıl oluyor. Şunu bil ki sürdürdüğüm en çatın savaş bu oldu. Vay ve Devler savaşıydı. Gelişi bilinmesin diye arabayı şatoya birkaç yüz metre kala durdurttu. Ve Oktava, içeri 20 dakika sonra, yani tam saat dörtte girer ve valizlerimi parkın nihayetindeki ufak şaleye taşırsın. Orada oturacağım. Yolun ilk dönemecinde Ihlamur ağaçlarıyla çevrili yolun gerisinde şato göründü. Uzaktan beronda gezinen Ceneviv'i gördü. Kalbi titredi. Şefkatli bir sesle Ceneviv diye mırıldandı. "Annene ölüm döşeğinde ettiğim vaat gerçekleşiyor. Ceneviv Guan düşes olacak ve ben geride durup mutluluğuna göz kulak olacağım. Lüpenvari büyük tasarıları da bir yandan sürdüreceğim elbet. Kahkahalarla güldü ve ıhlamurlu yolun solundaki ağaçlıklara saptı. Böylece kimseye görünmeden şatoya girebildi. Dolores'i o kendisini görmeden önce görmek istiyordu ve az önce Genevieve yaptığı gibi tatlı ve heyecanlı bir sesle Dolores diye mırıldandı. Koridordan geçip usulca yemek odasına daldı. Orada sırsız bir aynadan salonun yarısı görülebiliyordu. Yaklaştı. Dolores bir şezlonga uzanmıştı ve piyekle dük önünde diz çökmüş, kendinden geçmişçesine onu seyrediyordu. Avrupa haritası Piyekle Dolores'i seviyordu. Bu Lüpen'e hayatını alt edecek kadar derin ve şiddetli bir acı verdi. Ve aynı zamanda kalbinde Dolores'in ne büyük bir yer alabildiğini ilk kez anladı. Cinayet içgüdüsü aniden ve güçle davrandı. O bakışlar, genç kadına dikilen o aşk dolu bakışlar Lüpen'i çılgına çevirdi. Genç kadın ve genç erkeği saran o sessizlikte, o gözler, bütün bir tutkuyu, istek ve heyecanı, karşı gelinmez bir bağın tüm çekiciliğini ifade ediyordu. Madame Castlebaugh'a baktı. Dolores'in uzun, simsiyah kirpiklerle çerçevelenen ipek göz kapakları inik olduğundan gözlerini göremedi ama bakışlarını arayan o ateşli bakışları hissettiği belliydi. Lüpen kıskançlıkla kıvranarak ''Onu seviyor, o da onu'' diye inledi. Pieg'in kımıldadığını görünce müthiş bir öfkeye kapıldı. ''Ah sefil, hele bir dokun gebertirim seni'' diye homurdandı. Aklının başından gittiğini fark ederek korkuya kapıldı. ''Deli miyim ben? Lüpen, sen kendini nasıl böyle kapıp koyverirsin? Onu sevmesi tabii değil mi?'' Ya senin yanındayken heyecanlanıyor sanıyordun. Katmerli sersem seni. Nesin ki sen? Bir haydut, bir hırsız. Halbuki o bir dük ve genç. Piek ileri gitmemişti. Ama dudakları kımıldıyordu ve Dolores uyanıyordu. Göz kapaklarını ağır ağır kaldırdı. Başını hafifçe çevirdi. Ve genç adama en içli öpüşler kadar ateşli gözlerle baktı. Şimşekler kadar ani ve şiddetli oldu. Lüpen salona daldı. Genç adama doğru atıldı. Yere devirdi. Dizini rakibinin göğsüne dayadı ve Madame Castlebaugh'a dönerek kendinden geçmişçesine ''Bilmiyor muydunuz?'' diye haykırdı. ''Yalancı herif söylemedi mi size? Onu seviyorsunuz ha? Onda Guan Duke hali var mı baksanıza? Çok komik.'' Öfkeyle gülüyor, Dolores ise ona şaşkın şaşkın bakıyordu. Lüpen, şuna bakın, Guan Egman 4 ha? Prens, Gülmekten bayılacağım. O mu? Adı Gerard Boubke. Serserinin biri. çamurdan çekip çıkardığım bir dilenci. Guanduka. O Guandük değil. Onu Guandük yapan benim. Komik. Serçe parmağını keserken bir körseydiniz. Üç defa bayıldı. Ödlek herifin teki. Demek gözlerini hanımefendilere dikmeye ve efendine karşı isyan etmeye cesaret edebiliyorsun ha? Bekle biraz hele. Guandük. Guandük de Valdens. Bir paketmişçesine kucakladı, şöyle bir salladı ve açık pencereden dışarıya fırlattı. Güllere dikkat et Guandük dikenlidir. Döndüğünde Dolores'i yanı başında buldu. Kendisine kin ve öfke dolu gözlerle bakıyordu. Bu bakışların sahibi o zayıf ve hastalıklı Dolores olabilir miydi? Ne yapıyorsunuz? diye homurdandı ne cesaret ve o demek doğru demek bana yalan söyledi. Kadınlık gururunun zedelenişini görerek üstüne üstüne gitti. Yalan söylemek de söz mü? Guandük olacak adam mı o? Dilediğim gibi parmağımda oynattığım bir maskara o kadar. Ah sersem herif. Öfkesi gene taştı. Ayaklarını yere vuruyor ve yumruklarını açık pencereye doğru sallıyordu. Odada sert adımlarla dolaşmaya ve gizli düşüncelerini açığa vuran bir şiddetle Ağzına geleni savurmaya başladı. Sersem herif, kendisinden ne beklediğimi anlamadı mı o? Oynayacağı rolün büyüklüğünü sezemedim. O rolü o sersem kafasına zorla sokmayı bilirim ben. Kafanı dik tut biraz ol. Benim isteğimle guandük olacaksın. Tabaların ve imparatorun yeniden inşa edeceği şato seni bekliyor. Ben lüpen, senin efendinim unutma. Bunu kafana iyice sok.'' Dik tut kafanı dümbelek daha dik. Göğe bak ama ben buradayım. Ben Lüpen. Kukla Guandük'ten başka bir şey olamazsın. Benim soluğumla canlansan ve benim ateşimle yansan bile Guandük'sün. Benim sözlerimi, benim jestlerimi tekrarlayacak, benim irademi uygulayacak, benim hayallerimi gerçekleştireceksin. Evet, benim hayallerimi. Hayallerinin ihtişamıyla gözlerini kamaşıyormuş gibi olduğu yerde kaldı. Sonra Dolores'e yaklaştı. Boğuk bir ses ve mistik bir taşkınlıkla haykırdı. Solumda Azaklogin, Login, sağımda Bade Baviera, Güney Almanya, evet Prusyalı Şaglame'nin çizmeleri altında ezilen bütün bu hoşnutsuz kaygılı kokmaya hazır devletler. Onların arasında benim gibi bir adamın bulunması ne demektir? Tasavvur edebiliyor musunuz? Tutkuların asıl kamçılayabilir? Ne müthiş bir kin, öfke ve isyan yaratabilirim. Daha alçak sesle devam etti ve sağımda Azak Login. Anlıyor musunuz? Bunlar hayal mi? Hadi canım gerçeğin ta kendisi. Böyle olacak, böyle olmasını istiyorum. Biraz entrika, biraz deha. Dünyayı alt üst edebilirim. Onurlar ve unvanlar o kuklaya, idareye gelince hemen benim hükmüm geçer. Gölgede kalacağım. Saraydaki hizmetkarlardan biri olacağım o kadar. Of ne müthiş bir yaşantı be. Avrupa'nın haritasını değiştirmek. Kadın onun gücüne hayran ve boynu bükük dinliyordu. Gözleri gizlemeyi düşünmediği bir tapınmayla bakıyordu. Lüpen elini genç kadının omzuna koydu. İşte hayallerim. Göreceksiniz olaylar onları bile aşacak. İmparator nasıl bir adam olduğumu yakından gördü. Bütün kozlar elimde. Balenklay bana çalışacak. İngiltere'de. İşte hayallerim bunlar. Bir de... Birden sustu. Dolores gözlerini ondan ayıramıyordu yüzüne heyecan dolu bir kırmızılık yayılmıştı. Lüpen bunu bir kez daha gözlemlemenin sevinciyle titredi. Onun nazarında artık bir hırsız, bir haydut olmadığını, seven ve aşkının bu dost ruhta ifade edilmeyen duygular yarattığını sezinliyordu. Bunun üzerine artık konuşmadı. Ve Valtense yakın bir yerde geçirebilecekleri, görünüşte sade, aslında görkemli hayatı hayal etmeye başladı uzun bir susku onları birleştirdi. Sonra kadın kalktı ve tatlı bir sesle emretti. Gidin. Yalvarırım gidin. Piyek Cenevivle evlenecek, size söz veriyorum ama şimdilik uzaklaşmanız daha iyi olur. Gidin. Piyek Cenevivle evlenecek. Bir an bekledi. Daha belirli sözler söylemesini arzu etmişti ama bir şey sormaya cesaret edemedi. İtaat etmenin, beyazgısını onunkiyle birleştirmenin mutluluğu içinde çekildi. Kapıya doğru yürürken alçak bir sandalye ayağına takıldı ve öteye itti. Ama ayağı bir şeye çarptı. Eğilip baktı. Bu üstünde altından inisiyaller çakılmış abanoz bir aynaydı. Birden irkildi ve heyecanla aynayı aldı. İnisiyaller birbirine geçmiş iki harften meydana gelmişti. L ve M. Dehşet içinde Lua de Malgeş diye mırıldandı. Dolores'e doğru döndü. Bu ayna nereden geldi? Kimin? Kadın aynaya aldı ve inceledi. Bilmem, dedi. İlk defa görüyorum. Belki bir hizmetçi. Evet, bir hizmetçi olacak ama garip bir aslantı. O esnada salonun kapısından Janevieve girdi ve orada bir paravan olduğu için Lüfen'i görmedi. "Gözünüz aydın, aynanızı bulmuşsunuz." dedi. "Ne kadar zamandan beridir arıyorduk. Neredeymiş?" Sonra kapıdan çıkarak, "Haber vereyim de aramasınlar boş yere." dedi. Lüpen ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemiyordu. Dolores neden doğruyu söylememişti? Neden aynı hakkında derhal bir açıklamada bulunmamıştı? Lua Melgaş'ı tanır mıydınız? diye sordu. Kadın onun kafasından neler geçtiğini anlamak istiyormuşçasına dikkatle bakarak evet dedi. Lüpen çılgın bir heyecanla ona doğru atıldı. Demek tanıyorsunuz. Kim peki? Kim? Neden bunu gizlediniz? Nerede tanıştınız? Konuşun, cevap verin, yalvarırım. Hayır. Cevap vermelisiniz. O katil, o canavar. Neden bir şey söylememiştiniz? Kadın elini Lüpen'in omzuna koydu ve ciddi bir edayla ''Bana soru sormayın, çünkü cevap vermeyeceğim. Bu birlikte mezara götüreceğim bir sır. Ne olursa olsun kimse bir şey bilmeyecek.'' Lüpen bir an kaygılı bakışlarla onu süzdü. Steinwick'ten o korkunç sırrı açıklaması istendiğinde İhtiyarın nasıl bir dehşete kapıldığını düşündü. Dolores de ve susuyordu. Bir şey demeden çıktı. Açık havada biraz kendine geldi. Parkı geçti ve tarlalarda dolaşmaya başladı. Bir yandan da yüksek sesle konuşuyordu. Ne var ne oluyor aylardan beridir didiniyorum. Projelerimi gerçekleştirebilecek kişilerin iplerini çekiyorum ama onlara doğru eğilmeyi, kalplerinden neler geçtiğini incelemeyi aklımın ucundan geçirmedim. Piekle Dük'ü tanımıyorum. Cenevivi tanımıyorum. Dolores'i tanımıyorum. Hepsini de kuklalar gibi oynattım. Yaşayan yaratıklar olduklarını unuttum. Ve bugün elbet engellere rastlıyorum. Ayağını yere vurdu ve haykırdı. Var olmayan engeller. Cenevivin ve Piegin ruh haleti bana vız gelir. Bunu daha sonra Veldens'te well mutluluklarını sağladıktan sonra incelerim. Ama Dolores... Malgeş'i tanıyordu ve bir şey söylemedi. Neden? Ne gibi bir bağ vardı aralarında? Ondan korkuyor mu? Kaçar ve girip öcalır diye mi korkuyor? Gece parktaki şaleye döndü ve iştahsız bir yemek yedi. Sonunda öfkelenip hizmet eden Oktova ''Beni yalnız bırak'' dedi. ''Bugün sakarlığın üstünde bu ne kahve mi? Pis bir şey.'' Kahvenin yarısını içmişken fincanı fırlatıp attı ve iki saat parkta aynı düşünceleri geveleye geveleye dolaştı yavaş yavaş kafasında bir varsayım belirip şekillendi. Malgeş hapishaneden kaçmış, Madame Castlebah'ı tehdit ediyor olmalı. Aynı olayını haber almıştır bile. Bu gece ziyaretime gelir. Hadi saçmalamaya başladım. En iyisi git uyu. Odasına gitti ve yattı. Hemen derin ve kabuslarla dolu bir uykuya daldı. İki defa uyandı ve başucundaki mumu yakmak istedi. İki defasında da yakamayıp çakılırcasına gerisin geriye düştü. Bununla beraber köy kilisesinin çanlarını duydu. Üstünde feci bir uyuşukluk vardı ama zihni uyanıktı. Ancak korkulu rüyalarda yakasını bırakmıyordu. Penceresinin açıldığını duydu. Kapalı göz kapaklarının arasından ve odadaki kesif karanlığa rağmen yanına bir karartının yaklaştığını gördü. Karartı kendisine doğru eğildi. Var gücüyle toplayıp göz kapaklarını açtı. Kabus mu görüyordu? uyanık mıydı kestiremiyordu. Bir tıkırtı duyuldu. Yanı başındaki kibriti alıyorlardı. Büyük bir sevinçle görebileceğim diye düşündü. Kibrit çakıldı, mum yandı. Lüpen tüm bedenini soğuk terlerin kapladığını hissetti. Kalbi dehşetten durdu sanki. Adam oradaydı. Mümkün değildi bu, hayır. Ama görüyordu. Of, ne korkunç manzaraydı bu. O adam, o canavar oradaydı. Siyahlar giymiş, yüzünde bir maske, yumuşak bir fötür şapka, sarı saçlarına doğru indirilmiş. Lüpen güle, gülerek, düş görüyorum diye mırıldandı. Var gücünü toparlayıp bir jest, hayaleti kovalayacak bir jest yapmak istedi. Yapamadı. Birden kahvenin tadını hatırladı. Veldens de içtiğine benziyordu. Bir çığlık kopardı, bir hamle yaptı ama gerisin geriye bitik düştü daldığı derin uykuda adamın gömleğinin üst kısmını indirip boynunu açtığını ve kolunu kaldırdığını gördü. Hançeri, Kesselbahı, Şapman'ı, Altenaym'ı mı ve daha başkalarını öldüren çelik hançeri gördü. Lüpen birkaç saat sonra uyandı. Yorgundu ve ağzında acı bir tad vardı. Bir süre kendini toparlamaya çalıştı. Birden hatırladı ve saldıran varmış gibi bir savunma jesti yaptı. Yatağından fırlayarak Sersem diye haykırdı. Gördüğün bir kabustu. Düşünsene. O olsaydı gerçekten o olsaydı ve kolunu kaldırsaydı vururdu. Onun sağ solu yoktur. Aklını başına topla. Neden esirgesindi seni? Kara gözlerinin hatrı için mi? Hayır. Düş gördüm o kadar. Son derece sakinmişçesine ıslık çala çala giyinmeye başladı. Ama kafası işliyor ve gözleri arıyordu. Parkenin üstünde ve pencerenin kenarında ayak izi yoktu odası zemin katta olduğuna ve camın önünde yattığına göre saldırganın oradan geldiği kesindi. ki ne içeride ne dışarıda bir iz vardı. Oktav'ı çağırdı. Dün gece bana getirdiğin kahveyi nerede pişirmiştin? Şatoda patron. Burada ocak yok ki. Sen de içtin mi? Hayır. Cezvede kalanı döktün mü? Ne yapayım patron? Öyle kötü bulmuştunuz ki bir iki yudumdan fazla içememiştiniz. Peki. Otomobili hazırla. Gidiyoruz. Lüpen tereddüt içinde kalacak adam değildi. Dolores'le kesin bir konuşma yapmalıydı. Ama bundan önce karanlıkta kalan bazı noktaları aydınlatması ve Veldens'den oldukça garip haberler gönderen Dudville'le konuşması gerekmekteydi. Önce Dukalı'a uğradı. Saat 2'de oraya vardılar. Valdemar ile bir görüşme yaptı ve delegelerin bu gene birkaç gün daha geç gitmelerini sağlamasını istedi. Sonra da Veldens'te well bir meyhanede kendisini beklemekte olan ile buluştu. Dudville onu başka bir meyhaneye götürdü ve orada nüfus memuru Hex tanıştırdı. Uzun uzun konuştular, sonra birlikte çıktılar ve gizlice sicil dairesine girdiler. Lüpen saat 7'de yeniden yola çıktı. Sonra bu gene döndü. ile birlikte Madame Castlebach'ın odasına girip konuşmak istedi. Matmazel Egnemont'un büyük annesinden bir mektup aldığını ve bunun üzerine Paris'e hareket ettiğini söylediler. Peki ama Madame Kesselbach burada olmalı, dedi. Madame yemekten sonra hemen dairesine çekildi, uyumuştur. Hayır, pencerede ışık gördüm, beni kabul edecektir. İçeri girer girmez, sizinle acele görüşmeliyim, dedi. Özür dilerim, sizi rahatsız ediyorum ama anlayış göstereceğinize eminim. Çok sinirliydi. Odaya girmeden önce içeride bir gürültü duymuş. Buna dayanamayınca sinirlenmişti. Halbuki Dolores yalnızdı ve uzanmış yatıyordu. O yorgun sesiyle ''Yarın gelseydiniz daha iyi olmaz mıydı?'' dedi. Odada bir tütün kokusu vardı. Lüpen hayretinden söyleneni duymadı bile. Orada birinin bulunabileceğini ve geldiğini duyunca saklandığını tahmin etti. ''Piyekledik miydi acaba?'' ''Hayır, o sigara içmezdi.'' ''Söyleyin.'' dedi. Evet, önce, bana önce sustu. Soru sormak ne işe yarardı? Biri saklanmış olsaydı elbette ki ele vermeyecekti. Bir yabancının varlığının verdiği korkulu sıkıntıyı yenmeye çalıştı ve söylediklerini yalnız Dolores duysun diye sesini iyice kısarak dinleyin bir şey öğrendim. Anlamını kavrayamadım ve beni çok şaşırtıyor. Bana cevap vermelisiniz Dolores. Adı ağzından büyük bir tatlılıkla çıkmıştı neymiş o şey? Valdens'teki well nüfus sicilinde Malgeş ailesinin son ferdi olarak üç ad var. Evet, daha önce de söylemiştiniz. Birincisi Goal, daha çok Altenheim adıyla bilinen haydut ve sosyete serserisi. Öldürülmüş, evet. İkincisi birkaç gün sonra idam edilecek olan Lua, evet. Üçüncüsü de Deli Isilda, evet. Bu böyle değil mi? Evet. Lüpen ona doğru biraz daha eğilerek devam etti. Bununla beraber son yaptığım araştırmalar kütükte Lua yazılı olan yerde bir kazıma bulunduğunu ve o kazınan yere ötekilerden daha yeni bir mürekkeple Lua yazıldığını, bununla beraber altındaki yazının tamamıyla silinemediğini ortaya çıkarmıştır. Öyle ki özellikle yalnız kendim bildiğim bir usulle bazı harfleri okuyabildim. Baktım. Lua değil. Susun Birden bitik düştü. İki büklüm oldu. Başına avuçlarının içine aldı ve hıçkırmaya başladı. Lüpen bu zayıf, korkak, acınacak yaratığa bir an baktı. Susmak, bu işkenceli sorguyu devam ettirmemek gerektiğini hissetti. Ama bunu onun iyiliği için yapıyordu. Gerçeği bilmeden onu nasıl kurtarabilirdi? Bu sebeple üstüne üstüne gitmekten çekinmedi. Neden sahtelenmiş? Kocam yaptırdı, Serveti sayesinde çok şey yaptırabilecek güçteydi. Biz evlenmeden önce memurlardan birine rüşvet verip ikinci çocuğun adını değiştirtti. Adını ve cinsiyetini, evet. Demek yanılmamışım. Eski yani asıl ad Dolores'ti. Ama neden kocanız, kadın yaşlı gözlerle ve utançla anlamıyor musunuz diye mırıldandı. Hayır, Düşünün bir deli İzildan'ın ve haydut Altenheim'ın kız kardeşiydim. Böyle kalmamı istemedi. Beni seviyordu. Ben de onu sevdiğim için boyun eğdim. Nüfustan Dolores de malgeşi sildirdi. Başka belgeler satın aldı ve Hollanda'da Dolores Amonti adıyla evlendim. Lüpen bir an düşündükten sonra evet evet anlıyorum dedi. Ama öyleyse Luade Malgeş diye kimse yok. Kocanızın Kız kardeşinizin ve ağabeyinizin katilinin adı bu değil. Peki ne? Kadın birden dikildi ve heyecanla. Adı mı? Evet adı bu. Luade Malgeş. Hatırlamıyor musunuz? L ve Ah aramayın. Feci bir sır bu. Hem size ne? Suçlu orada. Suçlu o diyorum size. Onu mahkemede yüzüne karşı suçladığımda kendini savundu mu? Bu adla ya da başka adla savunabilir miydi? O öldürdü. Vurdu çelik hançerle. Ah, her şeyi söyleyebilseydim. Sinir krizleri içinde iskemleye yuvarlandı. Lüpen'in elini kavradı. Koruyun, koruyun beni. Yalnız siz. Bırakmayın beni. Ah ne işkence, cehennem. Lüpen serbest kalan elini onun alnında gezdirdi ve sonsuz bir tatlılıkla saçlarını okşadı. Kadın bu okşayışlarla gevşedi ve dindi. Lüpen bir an onu seyretti. O güzel alnın arkasında ne vardı? O esrarengiz ruha nasıl bir sır azap veriyordu? Korkuyordu. Ama kimden? Kime karşı koruması için yalvarıyordu? Siyahlı adamın lu edemalgeşin hayali bir kez daha gözünün önüne geldi. Hapishaneydi. altındaydı. Hadi canım, bazı kimseler için hapishane denen şeyin mevcut olmadığını ve oradan kurtulmanın yolunu bulduklarını kendinden pay biçerek bilmiyor muydu? Lua de Malgeş bunlardan biriydi. Evet, Sante'de idam mahkumlarına ayrılan hücrelerden birinde biri vardı. Ama bu belki de sadece Malgeş'in suç ortaklarından biri ya da kurbanıydı. Eğer bu böyleyse Lua de Malgeş bir hayalet gibi bu genç şatosunun etrafında dolaşıyor, parktaki şaleye giriyor, uyuyan lüpene hançer çekiyor. Dolores'i de korkutuyor. O feci sır neyse açıklamaması için onu tehdit ediyor. Lüpen düşmanın planını kavrar gibi oldu, Şaşkın ve korkak Dolores'i... piekle dükün kollarına atmak sonra onu ortadan kaldırıp Goan dük ünvanına ve doleresin milyonlarına konmak. Mutlaka böyleydi. Zira, olaylar bunu ispatlıyor ve bütün sorunlara çözüm getiriyordu. Hepsine evet yalnızca birine değil. Zira Madem öyle neden kendisini o gece öldürmemişti. İsteseydi kolaydı. O son jesti yapamamıştı. Neden? Dolores gözlerini açtı. Lüpen'i görünce gülümsedi ve sönük bir sesle ''Bırakın beni'' dedi. Lüpen isteksizce ayağa kalktı. Düşman o perdelerin arkasında saklanmışsa gitmesi doğru olur muydu? Kadın yumuşak bir sesle tekrarladı. Gidin, uyuyacağım. Çıktı ama uzaklaşmayıp şatonun karşısındaki ağaçlık yerde durdu. Dolores'in bulvarında ışık vardı. Sonra bu ışık odaya geçti. Az sonra da söndü. Bekledi. Düşman oradaysa az sonra çıkardı belki. Bir saat, iki saat geçti. Ses yoktu. Çaresiz diye düşündü. Ya şatonun bir köşesine sinmiştir ya da başka bir kapıdan çıktı. Meğer ki kurduğum şu varsayım saçmalığından daniskası olsun. Bir sigara yaktı ve şaleye doğru gitti. Yaklaştığında bir karaltının uzaklaşmakta olduğunu gördü. Ürkütmemek için usulca bir köşeyesinde. Gölge ağaçlık yolu kat etti. Malgeş'in silüetini andırıyordu. Atıldı. Gölge kaçtı ve kayboldu. Peki yarın görüşürüz öyleyse diye mırıldandı. Lupin doğru Oktav'ın odasına girdi. Adamı uyandırdı ve arabaya atla doğru Paris'e git diye emretti. Saat altıda orada ol. Jacques Doudville'i gör, idam mahkumu hakkında haber yolasın ve postaneler açılır açılmaz şu telgrafı çeksin. Metni ufak bir kağıda yazıp verdi ve ''Bu iş biter bitmez dön ama buraya vardığında duvar boyunca sür. Kimse Paris'e gittiğini bilmemeli.'' Bundan sonra odasına girdi, lambasını yaktı ve etrafı titizce inceledi. ''Tamam'' dedi. ''Ben şatoyu gözetlerken buraya girmiş.'' Neden olduğu da malum, yanılmamışım. Ama bu defasında hançeri yiyeceğim. Bir battaniye aldı. Parkın ıssız bir yerini seçerek orada sabahladı. Saat 11'de Oktav geldi. Oldu patron telgraf çekildi. Güzel. Luade Malgeş hala hapishanede mi? Evet. Dudwill dün hücresinin önünden geçmiş. Anlattığına göre hep eskisi gibiymiş. Ağzını bıçak açmıyor ve bekliyormuş. Neyi? Neyi olacak patron ecelini? Yarın değil öbür gün idam edilecek. En önemlisi kaçmamış olması. Yakında gerçeğin ortaya çıkacağından o kadar emindi ki araştırmayı da bir yana bıraktı. Şimdi düşmanı tuzağa düşürecek planı titizce hazırlaması gerekiyordu. Güldü. Ya o düşer ya ben diye düşündü. Şatoda Dudville'in çektiği telgrafı getirdiler. Açıp cebine koydu. Öğleden az önce bahçede Piyekle Dükü gördü. Seni arıyordum," dedi. "Ciddi şeyler var. Bana açık cevaplar vereceksin. Şato'ya geldiğinden beri benim yerleştirdiğim Alman uşaklardan başka kimseyi gördün mü?" "Hayır." "İyi düşün. Sözünü ettiğim kişi şöyle böyle bir ziyaretçi değil. Saklanan biri. Tesadüfen görmüş ya da bazı belirtilerden orada bulunduğunu hissetmiş olabilirsin." "Hayır, yoksa evet. Burada biri gizleniyor. Etrafta biri dolaşıyor." Nerede? Kim bu adam? Amacı ne bilmiyorum ama bileceğim. Bazı kuşkularım var. Sen de gözlerini aç. Ve madam Kesilbaha sakın bundan söz etme. Boş yere kaygılanmasın. Şaşıran ve allak bullak olan Piegledük, şatoya doğru gitti. Yolda çimenlerin üstünde mavi bir kağıt gördü. Atılan herhangi bir kağıt gibi kırışık değildi. Aksine düzgünce dörde katlanmıştı. Birinin düşürdüğü anlaşılıyordu. Eğilip aldı ve şu satırları okudu. Gerçeği öğrendik. Mektupla açıklayamayız. Gece trenle hareket edin. Yarın sabah bu gengarında buluşalım. Az ileride ağaçların gerisinde piyekle dükü gözetleyen Lüpen, mükemmel dedi. Sersem genç, iki dakika sonra telgrafı Madame Castlebaugh'a gösterir ve kuşkularımı ona anlatır. Bütün gün bundan söz ederler ve öteki duyar. Her şeyi bildiğine ve Dolores'in gölgesinde yaşadığına göre duymaması imkansız ve açıklanacak sırrın korkusuyla bu gece harekete geçer. Bir şarkı mırıldanarak uzaklaştı. Pavyona vardığında Oktav'ı çağırdı, odasına çıktı, yatağına uzandı ve şoförüne ''İskemleyi çek Oktav ve uyuma'' dedi. ''Efendin dinlenecek, sadık hizmetkar onu kolla'' ve derin bir uykuya daldı. Yemek vaktiydi. İştahla sofraya oturdu ve sigarasını içerken silahlarını bir gözden geçirdi. İki tabancasını da doldurdu. Dostum, imparatorun dediği gibi barut kuru ve kılıç keskin. Hey Oktav, sen git şatoda yemeğini uşaklarla ye. Bu gece arabayla Paris'e gideceğini söyle. Sizinle mi patron? Hayır yalnız, gerçekten de yemeğini yer yemez yola çıkacaksın. Ama Paris'e gitmeyeceğim değil mi? Hayır, parkın dışında bir kilometre uzakta ana yolda beni bekleyeceksin. Gecikebilirim, bir sigara daha içti. Şatonun önünden geçti. Dolores'in dairesinde ışık vardı. Sonra şatoya döndü. Biraz kitap okudu. Saat 11'e doğru pencereye yaklaştı. Başını karanlığa uzattığı gecenin derinliğinde duyulan sesleri dinledi. Tatlı anılarla Dolores'in gözlerinde okuduğu aşk sözlerinin anılarıyla titredi. Ve kutsadığı bu adı gecenin sessizliğinde defalarca tekrarladı. Sonra birden hadi bakalım diye mırıldandı iş başına. Pencereyi aralık bıraktı. Geçide engelleyen kalın perdeleri beriye itti ve silahlarını yastığının altına koydu. Sonra soyunmadan yatağına uzandı, mumu söndürdü ve korku başladı. Birden yerinden fırladı, silahlarını alıp hole koştu. Ellerimle, yalnız ellerimle diye haykırdı. Ellerimle boğmanın zevki bambaşka. Yattı, odayı gene bir sessizlik kapladı kilisenin canları 12'yi çaldı. Lüfen 100 metre hatta 50 metre uzakta hançerini kavramış bekleyen iğrenç yaratığı düşünüyordu. Gelsin, hele bir gelsin diye düşündü. Saat biri vurdu. Korku ve sıkıntı dolu dakikalar geçmek bilmiyordu. Saçlarının dibi terliyor ve alnına doğru akıyordu. Kan damlalarıymış gibi geldi ona. Saat iki. İşte yakında bir yerlerde bir hışırtı vardı yapraklar titriyordu ve bu rüzgarın çıkardığı hışırtı olamazdı. Lüpen tahmin ettiği gibi birden sakinleşiverdi. Büyük maceracı tabiatı birden debreşti ve içini bir sevinç kapladı. Nihayet dövüş başlıyordu. Pencerenin altından bir patırtı duyuldu. Ama öyle hafifti ki ancak Lüpen'in alışık ve keskin kulakları fark edebilirdi. Dakikalar, korkunç dakikalar. O da kesif bir karanlığa gömülmüştü ve birden bir şey duymadığı halde adamın odada olduğunu hissetti. Adam yatağa doğru yürüyordu. Tıpkı bir hayalet gibi süzülerek ve dokunduğu eşyaları kımıldatmayarak yürüyordu. Buna rağmen Lüpen tüm içgüdüsü ve tüm duyarlılığıyla düşmanın jestlerini görüyor hatta düşüncelerini bile izleyebiliyordu. Duvara dayanmış hız alıp fırlamaya hazır bekliyordu. Gölgenin darbeyi nereye indireceğini kestirmek için eliyle çarşaflara dokunduğunu hissediyordu. Soluk alışını duydu. Kalbinin çarpmalarını bile duydu. Kendi kalbinin o kadar hızlı çarpmadığını, halbuki ötekinin, ötekinin kolu havaya kalkmıştı. Bir saniye, iki saniye, duralıyor muydu? Hasmını bu defa adamı esirgiyecekti. Sessizlikten, birden, vursana, dedi. Vur! Öfkeli bir hırıltı duyuldu ve kol yay gibi indi. Sonra bir inilti. O kolu Lüpen havada yakalamıştı. Yataktan fırladı. Adamı boynundan yakaladı ve yere yıktı. O kadar. Dövüş olmadı. Olamazdı bile. Adam yere sırt üstü çakılmış ve Lüpen'in parmakları gırtlağını kıskaç gibi sıkmıştı. Lüpen nedense o ezeli alaycılığını takınıp bir tek söz söylemiyor, kalbinde hiçbir sevinç duymuyordu. Tek düşüncesi karşısındakini görmekti. Luade Malgeş, idama mahkum edildiğine göre bu bir başkası mıydı? Adamı boğma pahasına parmaklarını biraz daha sıktı. Düşmanının gittikçe gücünü yitirdiğini hissediyordu. Kollarının kasları gevşedi. Sonra hareketsiz kaldı. El açıldı ve hançer düştü. Şimdi artık onu görebilecekti. Bir an durup derin bir nefes aldı. İçi heyecanla kabardı. Zafer'in parlaklığı gözlerini kamaştırdı. Lambayı yaktı. Canavarın yüzü aydınlandı. Lüpen korkunç bir çığlık savurdu. Dolores Castillobah Katil. Lüpen'in beyninde şimşekler çaktı. Gökler dedi fırtınalar koptu. Lüpen bu şimşeklerin ışığında gözlerini açmış, görmeye, anlamaya çabalıyordu. Düşmanının gırtlağına yapışmış, koy vermiyor, parmaklarını açmayı bile düşünemiyordu. Şimdi artık bildiği halde Dolores olduğunu kafası almıyordu. Siyahlı adamdı. Karanlıklarda dolaşan o canavar Lua de Mal geçti, gırtlağını sıktı. Bırakmayacaktı. Ama gerçek kafasına güm güm vuruyordu. Yenik ve acılı bir sesle, ah Dolores diye mırıldandı. Hemen özrü buldu. Delilik. Deliydi. Buna kananın ve alkolik babanın kızı İzilda ve Altenheim'ın kız kardeşi deliydi. Aklı başında gibi görünen tehlikeli bir deliydi cinayet işleme manisine kapılmıştı. Tutkuyla amacına ilerlerken, yolunda rastladığı engelleri şuursuzca ve insafsızca yok etmekteydi. Cinayetlerinden sorumlu tutulamayacak kadar deli olduğu halde, düzensizliğinin içinde öylesine zeki, saçmalığının içinde öylesine saydam görüşlüydü ki, ne sebat, ne iğrenç ve aynı zamanda ne olağanüstü kurgular. Lüpen şimdi artık olayların akışını baştan sonuna dek görebiliyordu. Kocasının projesini tam olarak bilmemekle beraber amaca varılmasını tutkuyla arzu etmişti. O da Piekle Dük'ü aramıştı. Herhalde onunla evlenmeyi ve Veldense ebeveyninin kovuldukları topraklara Guant düşes olarak dönmeyi kafasına koymuştu. Guant Otel'de millet onu Monte Carlo'da sanırken ağabeyi Altenheim'ın odasında bulunuşu gözünün önüne geldi. Günlerce kocasını gözlemiş, karanlıklara sine sine dolaylarında dolanmıştı. Bir gece kasılbahı elleri kolları bağlı buldu ve vurdu. Ve sabah tam oda hizmetçisi tarafından ele verilecekken onu da vurdu. Bir saat sonra şapman tarafından ele verileceğini anlayınca adamı ağabeyinin odasına götürüp onu da vurdu. Hepsini de acımadan şeytani bir ustalıkla aynı ustalıkla Monte Carlo'dan gelen hizmetçileri Gertrude ve Suzanna ile telefonda görüşmüştü. Yolda onlardan biri Madame Kesselbach rolünü oynamıştı. Bundan sonra kadın elbiselerini yeniden giymiş, sarı perukasını çıkartmış, zemin kata inip kapıda Gertrude'nin yanına giderek birlikte giriyorlarmış gibi yapmıştı. Bu kadarla da kalmamış, üstelik hayatı mahvolan eş rolünü mükemmel oynamıştı burada mücadele başlamıştı. Gündüzleri şezlonguna uzanıp perişan yatan kadın geceleri yerinden fırlıyor, sokakların karanlığında ölüm ve dehşet saçmaya gidiyordu. Şeytani düzenlemelerden de faydalanmayı biliyordu. Ve bunda korkuyla sindirilen Gertrude ve Suzan'la da ona yardım ediyorlardı. Steinweg'in Altenheim tarafından adliye sarayından kaçırıldığı gün onun gibi giyinen muhtemelen Suzan'laydı cinayetlerine devam etmişti. Guge'yi ırmakta boğmuş, ağabeyi Altenaym'ı hançerlemişti. Sonra olaylar birden hızlandı. Suzana ve Gertrude kayboldular. Belki onları da öldürdü. Steinweg'i öldürdü. Kız kardeşi Isilda'yı öldürdü. Lüpen bir yandan tiksinçle titrerken, bir yandan da umutsuz, perişan bir sesle Dolores diye inliyordu. Hava ağırdı o hala ölünün yanında perişan ve düşünceli bir tavırla oturmaktaydı. Halbuki bir şeyler yapması gerekti ama kafası öyle darmadağınıktı ki ne yapmak, nereden başlamak gerektiğini kestiremiyordu. Önce gözlerini kapatalım diye mırıldandı. Bomboş bakışlı o altın gözlerin güzelliğini bir an seyretti. Bunlar bir canavarın gözleri olabilir miydi? Gerçek meydanda olduğu halde kafasında çok belirli ve karşıtlı iki imgeyi aynı kişide birleştiremiyor muydu? Ona doğru eğildi. İpek kirpikli göz kapaklarını indirdi ve kasılmış duran yüzüne bir örtü örttü. O zaman Dolores'in imgesi verdi. Siyahlı adam vardı karşısında. Dokunma cesaretini buldu. Elbiselerini yokladı. İş cebinde iki cüzdan vardı. Birini alıp açtı. Önce Steinwick imzalı bir mektup eline geçti. Açtı ve şunları okudu bu satırları feci sırrı açıklayamadan önce ölme ihtimalini göz önünde tutarak yazıyorum. Dostum Castlebach'ın katili karısı asıl adıyla Dolores L.M. inisiyalleri ona aittir. Castlebach çok acı anıları dile getirdiği için karısına asla Dolores diye hitap etmezdi. Gönenç anlamına gelen Lotita'yı kullanırdı. L ve M Lotita de Malgeş inisiyalleriydi. Otel Palas'taki sigara tabakasında ve başka eşyaların üzerinde bunlar vardır. Lotita gerçekten dört yıl kocasının gönenci oldu. Aslında bu kendisini onca iyilik ve güvenle seven erkeğin ölümünü hazırladığı yalan ve iki lük dolu yıllar oldu. Belki de ilk anda konuşmam gerçeği söylemem gerekirdi. Cesaret edemedim. Sevgili dostumun karısıydı. Onun adını taşıyordu. Kaldı ki korkuyordum da. Adliye sarayında katilin o olduğunu teşhis ettiğim gün ölüme mahkumiyetimi gözlerinde okumuştum. Zaafım beni kurtaracak mı? Lüpen, onu da, onu da öldürdü diye düşündü. Çok şey biliyordu. İnisiyaller aldı. Dün gece odasındaki tütün kokusunu hatırladı. Sonra hemen cüzdanı yoklamaya devam etti. Şifreli ufak kağıtlar vardı. Bunlar suç ortaklarına iletilen emirler olsa gerekti. Kağıt parçaları üzerinde terzi ve şapkacı adreslerinden başka randevu evlerinin ve kuşkulu otellerin adresleri de vardı. Dikkatini en çok bir fotoğraf çekti, baktı. Birden zemberekten boşalırcasına cüzdanı fırlattığı gibi şatodan fırladı ve parkta koşmaya başladı. Fotoğrafta Sante'deki tutuklu, Lua de tanımıştı ve adamın ertesi gün idam edileceğini ancak o zaman hatırlamıştı. Madem siyahlı adam dolara isti, Lua de Malgeş'in adı gerçekten Leon Massey'di ve suçsuzdu. Suçsuz mu? Peki ya evinde ele geçen deliller, imparatorun mektupları? Lüpen beyninin alevler içinde yandığını hissederek durdu. Çıldıracağım diye haykırdı. Halbuki hemen bir şeyler yapmalıyım. Yarın idam edilecek, yarın gün ağrırken cebinden saatini çıkardı. Saat 10. Paris'e kaçta varırım? Zamanında yetişebilirim, yetişmeliyim. Ve bu akşamdan tezi yok, gerekli tedbirleri alırım. Ama hangileri bu tedbirler? Adamın suçsuzluğunu nasıl ispat edebilirim? Nasıl idamı engelleyebilirim? Neyse, bir oraya varayım da düşüneyim. Boş yere lüpen dememişler bana. Haydi yola. Koşa koşa şatoya girdi ve piyekli dükü gördünüz mü diye seslendi. Sen misin dinle. Onu bir kenara çekti. Emredici bir sesle. Dinle. Dolores burada değil dedi. Yolculuğa çıktı. Dün gece çıktı benim arabamla. Ben de gidiyorum. Kaybedecek bir saniyem yok. Sen bütün uşaklara yol ver. İşte sana para. Yarın sabaha kadar şato boşalmalı. Ben gelmeden önce de kimse girmemeli. Sen de duydun mu? Sebebi çok önemli. Sonra anlatırım. Anahtarları al ve beni köyde bekle. Koşarak oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra Oktav'ı buldu. Arabaya atladı ve Paris'e diye emretti. Yolculuk değil, ölümle yarışmaktı. Lupin, Oktav'ın yeterlice hızla gitmediğini düşünerek direksiyona kendi geçti. Düzensiz ve çılgın bir hızla sürmeye başladı. Ana yol, köy, şehir demiyor, 100 kilometreyle gidiyor. Adamlar peşinden yumruk sıkıp sövüyorlardı. Oktav'ın yüzü sapsarıydı. Patron diye kekeledi. Burada kalacağız. Sen ve araba belki ama ben varacağım, varmalıyım. Tam zamanında yetişemediği takdirde ölecek olan adamın esrarengiz Luadem Malgaş'ın o inatçı suskusunu ve anlamsız duruşunu düşünüyordu. Dolores hakkındaki feci gerçeği öğrendikten sonra şimdi olaylar yepyeni bir görünümle gözlerinin önünde canlanıyordu. Adamı korkunç bir entrikaya kurban etti. Ne istiyordu? Piekle dükü baştan çıkardığına göre onunla evlenip kovulduğu ufak ülkeye hükümdar olarak dönmeyi kuruyordu besbelli. Amaca yaklaşmıştı. Bir tek engel vardı karşısında ben. Aylarca yolunu tıkamış cinayetlerini ortaya çıkarmıştım. Saydam görüşlülüğümden korkuyordu. Suçluyu ve imparatorun mektuplarını bulmadan dövüş alanından çekilmeyeceğimi anlıyordu. Eh madem bir suçlu bulmam gerekiyordu. O suçlu Luay de Malgeş daha doğrusu Leon Massi. Evlenmeden önce mi tanışmıştı onunla? Sevmiş miydi onu? Belki. Kesin olan şu ki, bedensel yapısının kendisinkine benzediğini ve kendisi gibi giyindiğinde kimsenin başkası olduğunu fark edemeyeceğini anlamıştı. Adamın garip yalnızlığı, gündüzleri çıkmayıp geceleri gezinmesi, sokaktaki yürüyüşü, izleyenleri kolayca atlatabilmesi planını uygulamasına yardım etmişti planlarını çoktan beridir kurmakta olmalı ki, kocasını etkileyip nüfus sicilinde Dolores'i sildirdikten sonra LM inisiyalleri tutsun diye Lua adını kaydettirmişti. Dion Massi, Delezmen sokağında oturuyordu. Suç ortaklarına paralelindeki sokakta tam pavyonun arkasındaki binaya yerleşmelerini emretmişti. Dominik'in adresini bana o verdi. Zira bir ipucu yakalar yakalamaz sonuna dek gideceğimi biliyor ve siyahlı adamı yakalayayım derken Leon el atacağımı kuruyordu. Gerçekten önce haydutları buldum. Vigne sokağında o gece umduğu gibi ya yenilecek veya birbirimizi öldürecektik. İki halde de Dolores benden kurtulmuş olacaktı. Ama gel bak ki yedi haydutu ben yakaladım. Dolores, Vigne sokağından kaçtı. Hangara girdi, beni de Massi'nin üzerine gönderdi. Adamın yanında imparatorun mektuplarını buldum. Halbuki bunları oraya o koymuştu. Mahkemeye gönderdiğim belgeleri de o hazırlayıp sahtelemişti. Şimdi Luade de Malgeş, yani Leon Massi ölecek. Ve Dolores, suçlu ortaya çıktığına göre cinayet ve rezaletlerle dolu geçmişinin üzerine bir sünger çekecek kardeşlerinden, düşmanlarından, hasımlarından ve her türlü engellen böylece kurtulup zafere ulaşacak. Milyonlara sahip piyekle dükün karısı. Lüpen kendinden geçerek ah o adam ölmeyecek diye haykırdı. Oktav dikkat patron diye feryadı bastı. Yaklaştık varoşlara vardık. Bana ne? Birine çarpacağız yerlerde kaygan üstelik ne yapalım? Dikkat orada. Ne? Bir tramvay virajda. Dursun Yavaşlayın patron. Asla. Mahvolduk. Geçeceğiz. Geçemeyiz. Bir çatışma, bir çığlık. Araba tramvaya çarpmış. Sıçrayıp karşıda bir direğe bindirmişti. Taksi boş mu? Lüpen yere fırlamıştı. Oradan taksiye sesleniyordu. Ayağa kalktı parça parça olan arabasına ve oktavın etrafını alan kalabalığa bir baktı ve hemen taksiye atladı. Bug ve meydanı, İçişleri Bakanlığı. 20 frank bahşiş. Arka koltuğa geçip yerleşti. Ah hayır ölmeyecek. Vicdanımda bu yükü taşıyamam. Yeter o kadının oyuncağı olduğum yeter. Artık gaf istemem. O zavallıyı tutuklattım. Ölüme mahkum ettirdim. Ama idam edilmesine meydan vermeyeceğim. Yoksa beynime bir kurşun sıkarım. Demiryolu hattına varıyorlardı. Şoför beklemezsen 20 frank daha diye seslendi. Bu ve meydanına vardıklarında emniyet müdürlüğünün önünde dur diye emretti. Lüpen avluyu koşa koşa geçti yukarı çıktı. Bir kağıda Prens Zegnan yazdı ve hademeyi bir köşeye çekip ben Lüpen dedi. Tanıdın değil mi? Sana bu işi ben buldum, emekli maaşı filan. Beni hemen içeriye aldıracaksın. Hadi gir ve kağıdı ver. Bakan sana teşekkür edecek, göreceksin. Hadi yürüsen esersen.'' Valenklay beni bekliyor. On saniye sonra Valenklay bizzat eşikte göründü. Ve Prens Zegnan'ı içeriye alın dedi. Lüpen koştu, kapıyı kapattı ve bakanın sözünü keserek Lafı bırakın. Beni tutuklamanın sırası değil. İmparatorla aranızın açılması da caba. Dinleyin beni. Leon Massey. de Malgeş. Suçsuzdur. Asıl suçluyu buldum. Dolores Kesselbach. Öldü. Cesedi orada. Kesin delillerim var. Katil o. Sustu. Valenklay anlamamıştı. Bakan Bey. Malgeş kurtulmalı. Düşünün. Bir adli hata. Bir suçsuzun başı kesilecek. Gereklemeleri verin. Yani deliller ortaya çıktı. Çabuk vaktimiz yok. Valentlay ona dikkatle baktı. Sonra masaya yaklaştı. Bir gazete aldı ve ona uzatıp parmağıyla bir yeri işaret etti. Lüpen şu başlığı gördü. Canavar idam edildi. Lua de bu sabah girisini okumadı. Beyninden vurulmuşa dönmüştü. İnleyerek bir koltuğa yığıldı. Az sonra bakanın odasından çıkıp açık havaya kavuşunca biraz kendini toparladı. Orada ne kadar kaldığını bile kestiremiyordu. Sadece bakanın boğuk bir sesle şunları söylediğini hatırlıyordu. Bunu kimseye söylemeyin olmaz mı? Adam suçsuz olabilir. Aksini iddia etmiyorum. Ama ortaya çıkarmak ne işe yarar? Rezalet olur. Bir adli hata kötü sonuçlara yol açabilir. Değer mi? Başka bir adla mahkum edildiğine göre aile şerefinin zedelenmesi bile söz konusu değildir. Lüpen'i kapıya doğru iterek, gidin oraya dönün diye eklemişti. Cesedi ortadan kaldırın, bu olaya ait hiçbir iz bırakmayın, size güveniyorum. Lüpen oraya döndü, öyle emredildiği için, kendi öz iradesini yitirmiş olduğu için. Aklı ikide bir de Leon Masya takılıyor, neden kendini savunmadığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Deliydi. Eni konu deliydi. Onunla vakittiyle tanışmıştı. Kadın onun hayatını zehirledi. Aklını bozmasına sebep oldu. Bu durumda yaşamamak daha iyi. Bu izahat ona yeterli gelmedi. Ve Masi'nin Dolores'in hayatında oynadığı gerçek rolü günün birinde öğrenmeyi kafasına koydu. Şu anda hiçbir önemi yoktu. Sabah bu gengarına indiğinde birden içini bir hafiflik sardı. Kabahat ondaydı. Neden itiraz etmemiş, neden savunmamıştı? İntihar etmek istemişti de ondan. Olaylarda bir maşa gibi kullanılmasına razı olmuştu. Olaylar onu felakete sürüklemişti. Üzülüyordu ama kabahat kendisinde değildi. Kendini her şeye rağmen suçlu saymakla beraber geleceğe bakmaktan da kendini alamıyordu. Bunlar savaşın cilveleridir diye mırıldandı. Boşver, hiçbir şey kaybetmiş değilim. Dolores öldüğüne göre piyekledük avcumda. Cenevif'le evlenecek ve saltanat sürecek. Bense ülkeye hakim olacağım, Avrupa'ya hükmedeceğim. Birden canlanmış eski güvenini bulmuştu. Lüpen kral olacaksın, krallardan da güçlü olacaksın. Kasabaya indiğinde Piekle Dük'ün dün akşam yemeğini otelde yediğini öğrendi. Ama yemekten sonra onu kimse görmemişti. Lüpen, otelde yatmadı mı diye sordu. Hayır, yemekten sonra nereye gitti? Şatoya, Lüpen genç adama şatonun kapısını kapatıp çıkmasını emrettiği halde bu şekilde davranışına şaştı. Gerçekten emirlerine boyun eğmediğini az sonra anladı. Parmaklık açıktı. Girdi. Seslenerek şatoda dolaştı. Cevap veren olmadı. Birden şale aklına geldi. Yoksa Pierre dük aşıklara özgü bir içgüdüyle oraya doğru mu gitmişti? O halde Dolores'in cesediyle karşılaşmıştı. Kaygılar içinde koşmaya başladı. İlk bakışta şalede kimse yok gibiydi. Piek, piek diye seslendi. Cevap veren olmayınca içeri daldı ve doğru odasına girdi. Eşikte çakılıp kaldı. Dolores'in cesedinin üstünde piekle dük boynunda bir iple asılmıştı. Lüpen bu görünüm karşısında taş kesilmişti. Kendini umutsuzluğa bırakmak istemiyordu. Kaderin indirdiği bu darbenin altında ezilmek istemiyordu. Dolores'i ve Massey'i öldürdükten sonra Pia gide yumruklarını ona doğru kaldırarak sersem diye kükredi. Katmerli sersem. Biraz bekleyemez miydin? On yıla varmaz. On yıla varmaz. Azak Al Lugia'yı alırdık. Beyni patlayacak gibiydi. Düşüncelerini düzene sokamıyordu. Ben de mi çıldırıyorum? diye kükredi. Lüpen deli ha. Hayır. Beynine bir kurşun sık daha iyi. Lüpeni bir tabuda sokacaklar. Yok dostum, her şeyi güzellikle yapmasını bilmelisin. Ayaklarını yere güm güm indirerek gezinmeye başladı. Dostum, aklını başına topla. Her şey devriliyor etrafında. Cehennem et gitsin. Avrupa'ya hakim olacaktın. Dünyan yıkıldı. Eh, ne yapalım? Gül be, dalga geç dünyayla. Hah, şöyle. Lüpen ol bakayım. Ah, ne matrak. Dolores bir sigara uzat. Gülümseyerek eğildi, ölünün yüzüne dokundu, sendeledi ve düşüp bayıldı. Bir saat sonra uyandı. Kriz geçmişti. Kendine gelmiş, sinirleri gevşemişti. Ciddiyetle durumu gözden geçirdi. Nihai kararlar verme zamanının geldiğini hissediyordu. Birkaç günden beridir birbirini kovalayan beklenmedik felaketler hayatını yıkmıştı. Ne yapacaktı şimdi? yeniden sıfırdan mı başlamalıydı? Buna cesareti yoktu. Öyleyse. Bütün sabahı parkta gezinmekle geçirdi. Ölmeli miydi? Ölmemeli miydi? Ama daha önce yapması gereken şeyler vardı. Öyle çanları çalarken, haydi bakalım iş başına, dedi. Sakin adımlarla şaleye döndü. Odasına girdi ve piyekle dükü tutan ipi kesti. Zavallıcık, dedi. Böyle ölmek kaderinmiş. Heyhat, yücelikler için doğmamışsın. Bunu tahmin etmeli ve sana bel bağlamamalıydım. Gencin ceplerini aradı, bir şey bulamadı. Birden Dolores'in ikinci cüzdanı aklına geldi. İrkildi. Cüzdanda kağıtlar vardı. İmparatorun mektupları diye haykırdı. Onları Mahsin'in odasında bulup Valdemay'a vermiştim. Nasıl olur? Yoksa o namussuz Valdemay'ı kandırıp elinden mi aldı? Elini öfkeyle alnına indirdi. Ne budalayım. Mektupların asılları bunlar. Benim ele geçirdiklerim sahteydi. Önceden hesaplanmış hepsi. Yahu amma yutmuşum apı. Kadınlar işin içine girdiler mi felaket oluyor. O cüzdanda da bir fotoğraf vardı. Baktı, kendininkiydi. İki fotoğraf diye mırıldandı. Masi'nin ve benim. Sevmiş olduğu iki kişinin herhalde. Evet, beni seviyordu. Yedi haydutun birden hakkından gelen büyük maceracıya karşı duyulan hayranlıktan oluşmuş acayip bir aşk. Geçen gün açıkça hissettim. eklediği feda etmeye ve tutkularını benimkilerle birleştirmeye hazırdı. O ayna olayı olmasaydı dize gelecekti. Ama korktu. Gerçeği öğrenmem an meselesi olmuştu. Kendi selameti benim ölmemi gerektiriyordu. Karar vermek zorunluluğunu duydu. Birkaç kez. Halbuki beni seviyordu diye tekrarladı. Başkaları gibi o da beni sevdi. Onlara da uğursuzluk getirmiştim. Heyhat, beni seven kadınlar hep ölüyor. Bunu ise ben öldürdüm. Yaşamanın ne önemi kaldı artık? Masanın önüne oturdu ve şu satırları yazdı. Her şeyde muzaffer oldum ve yenildim. Sonuna vardım ve düşüyorum. Kader benden güçlüymüş. Sevdiğim kadın öldü. Ben de ölüyorum. İmzaladı. Arsen Lupin mektubu mühürledi. Bir şişeye koyup tıpasına kapadı ve dışarıya çimlerin üstüne attı. Sonra gazeteleri ve çalı çırpıları topladı. Parkenin üstüne yaydı. Benzin döktü ve bir kibrit çakıp fırlattı. Bir anda odayı alevler sardı. "Yola!" diye mırıldandı. Ahşap çıra gibi yanar. Köylüler koşup gelinceye, parkın parmaklıklarını kırıp buraya ulaşıncaya kadar her şey biter. İki ceset ve şişenin içindeki mektubumu bulurlar. Elveda Lüpen. Ey iyi kalpli insanlar, beni törensiz gömün. Ne çiçek ne çelenk isterim. Sade bir haç dikilsin o kadar. Bahçe duvarını aşıp geçti. Bir an dönüp alevleri seyretti. Umutsuz bir kalple ve kadere yenikliğin acısıyla yürüye yürüye Paris'e gitti. Otuz paralık yemekleri banknotlarla ödeyen bu adama Köylüler şaşıyorlardı. Nereye gideceğini, ne yapacağını kestiremiyordu. Yaşamak onu yoruyordu. Yaşamak istemiyordu. Sen misin? Madame Egnemont, Gaç'taki villanın oturma odasında titrek, korkak, asabi bir edayla ayakta duruyordu. Lüpen karşısındaydı. Sen ama gazeteler yazdılar ki. Lüpen hüzünlü bir gülümsemeyle. Evet öldüm dedi. Kadın safça. E öyleyse. Öyleyse deyiver. Madem öyle burada ne işin var demek istiyorsun değil mi? İnan ki ciddi sebeplerle Victua. Kadın acıyarak ne kadar değişmişsin dedi. Ufak birkaç ayak kırıklığı ama bitti. Dinle. Cenevi burada değil mi? Kadın ani bir öfkeyle onun üstüne atıldı. Sen onun yakasını bırakacak mısın ha? Ah bu defa artık yağma yok. Yorgun, solgun ve kaygılı döndü. Ancak kendini toparlayabildi. Onun yakasını bırak. Elini yaşlı kadının omzuna koydu. İstiyorum. Duydun mu? Onunla konuşmalıyım. Hayır. Onunla konuşacağım. Kadını itti ama o hemen ayağa kalkıp önünde durdu. Cesedimin üstünden geçersin. Kızın mutluluğu burada başka yerde değil. Para ve soyluluk düşlerinle onu mutsuzluğa sürüklüyordun. Neymiş o senin piyekle dükün Cenevi Düşesah? Delisin sen. Bu onun hayatı değil. Aslında yalnız kendini düşündün. Dilediğin tek şey iktidar ve paraydı. Küçük umrunda değildi. Senin o maskara dükünü sevip sevmediğini bir an bile düşünmedin. ve kırmak ve onu mutsuzluğa sürüklemek pahasına, amacına varmayı aklına koymuştun. Bütün bunlar bitsin artık. Ona gereken sade, namuslu ve düzenli bir hayat bunu da vermekten acizsin sen. Öyleyse niçin geldin? Lüpen sarsılmıştı. Gene de kısık bir sesle onu bir daha görmemeye asla razı olamam. Onunla konuşmalıyım," dedi. Seni öldü sanıyor. İstemediğim şey de bu ya. Gerçeği bilmeli. Beni ölen bir kimse olarak alması çok acı geliyor bana. Getir onu Victor'a. Öyle tatlı ve yalvarmalı konuşuyordu ki etkilendi. Dinle," dedi. Her şeyden önce bilmeliyim. Ona diyeceğin şeye bağlı. Açıkça söyle bana. Genevieve'den ne istiyorsun? Ona şunları söyleyeceğim. Cenevir, annene söz vermiştim. Sana servet, iktidar ve masalsı bir hayat sağlayacaktım. Ve amacımı gerçekleştirdiğimde senden pek uzağımda olmayan bir yer isteyecektim. Mutluluğa ve servete kavuştuktan sonra eminim kim olduğumu unutacaktın. Ama ne yazık ki kader benden güçlü çıktı. Sana ne servet ne mutluluk sağlayabildim. Sana bir şey veremedim. Aksine benim sana ihtiyacım var. Cenevi bana yardım eder misin? Yaşlı kadın kaygıyla neye? Yaşamaya. Kadın ah bu hale düştün demek. Lüpen samimi bir acıyla evet diye cevap verdi. Evet bu hale düştüm. Üç kişi öldü. Ben ellerimle öldürdüm. Bu anının yükü çok ağır. Yalnızım. Hayatımda ilk defa olarak yardıma muhtacım. Bunu Cenevi'den istemek benim hakkımdır. O da bunu benden esirgememekle ödevli aksi halde her şey bitmiştir. Yaşlı kadın solgun ve titrekti, susuyordu. Sütüyle beslediği ve hala minik evladı saydığı Lüpen'e karşı duymuş olduğu şefkat yeniden uyandı. Onu ne yapacaksın? Birlikte yolculuğa çıkacağız. İstersen sen de bizimle gelebilirsin elbet. Ama unutuyorsun. Neyi? Geçmişini. O da unutacak. Eskisi gibi olmadığımı ve bundan sonra da olamayacağımı anlayacak. Demek gerçekte istediğin buydu. Hayatını, Lüpe'nin hayatını paylaşmasını istiyordun. Onun mutlu olması için çalışacak ve zevkine göre bir evlenme yapmasına yardım edecek olan adamın hayatını paylaşmasını istiyorum. Başka bir ülkeye yerleşiriz. Birlikte mücadele ederiz. Evet istiyorum. Bu benim hakkım. Yaşlı kadın pencereyi açtı ve o halde çağır onu dedi. Cenevi bahçedeydi. Bir sıranın üstüne oturmuştu. Dört çocuk ona sokulmuşlardı. Ötekiler oynuyordu. Lüpen onun gülümseyen gözlerine baktı. Elindeki çiçeklerin yapraklarını tek tek koparıyor, çocuklara açıklamalar yapıyor, onlara sorular soruyor, her cevabı bir öpücükle mükafatlandırıyordu. Lüpen ona heyecan ve kaygı dolu gözlerle baktı. İçinde o ana dek yabancı kaldığı duygular mayalanıyordu. Genç kızı kucaklamak, öpmek, ona tüm sevgisini anlatmak istiyordu. Aspremont'ta ölen annesini anımsadı. Victua, seslensene, dedi. Lüpen yığılırcasına iskemleye çöktü. Yapamam, yapamam diye inledi. Hakkım yok, imkansız. Beni ölmüş bilsin daha iyi. Sonsuz bir umutsuzluk içinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yaşlı kadın diz çöktü. Kızın değil mi o? Evet kızım. Ah, zavallı evladım, zavallı evladım benim. Ağlıyordu. Epilog, İntihar İmparator, atlara diye emretti. Ama getirilen eşekleri görünce, daha doğrusu eşeklere diye düzeltti. Valdemar yumuşak başlı hayvanlar mıdır dersin? Kont, emin olabilirsiniz majeste. İmparator bunun üzerine öteki subaylara döndü. Beyler atlara Capri'nin köylerinden birindeydiler. Etraflarını kalabalık bir karabinye birliği sarmıştı. İmparator, Valdema, önce nereye? dedi. Villa Tebega'ya majeste. Bir şehir kapısından geçip adanın doğu yamaçlarına tırmanan kötü döşenmiş yola saptılar. İmparatorun keyfi yerinde değildi. Ayakları yere değen ve zavallı hayvanı ezercesine oturan Hantal Comte Valdema'ya takılıyordu. Bir saat kadar sonra Tibega uçurumu denen ve Tiran'ın kurbanlarını oradan attığı 300 metre yüksekliğindeki kayaya vardılar. İmparator indi, kayanın ucuna dek gitti ve uçuruma bir göz attı. Sonra Villa Tebega'ya kadar yaya gitti. Harabelerde bir süre dolaştı. Bir an durdu. Capri adası ve Sorrento burnuna bakan o noktada manzara şahaneydi. Denizin parlak mavisi, körfezin kusursuz eğrisini tatlı bir konsantratla çiziyor. Taze deniz havası limon çiçeklerinin parfümüne karışıyordu. Valdema, tepedeki ermitin kulübesinden bakılırsa manzara daha güzeldir. Hadi gidelim, dedi. Ermit de dik patikadan iniyordu. Sendeleyerek yürüyen iki büklüm bir ihtiyardı. Yolcuların bir şeyler kaydettikleri küçük defteri koltuğunun altındaydı. Defteri kayalarda oyulma bir masaya yerleştirdi. İmparator, ne yazmalıyım? dedi. Önce adınızı ve ziyaret tarihini sonra ne dilerseniz. İmparator, Ermit'in uzattığı kalemi aldı ve eğildi. Dikkat majeste, dikkat. Korkulu çığlıklar, kilise tarafından bir çatırtı. İmparator döndü. Kocaman bir kayanın kendisine doğru çılgın bir hızla yuvarlandığını gördü. Aynı anda Ermit'in kendisini belinden yakalayıp on metre öteye ittiğini hissetti kaya bir saniye önce imparatorun durduğu yerde masa diye kullanılan taşa çarptı ve parça parça etti. Ermit müdahale etmemiş olsaydı imparator ezilmişti. Elini uzattı. Teşekkür ederim dedi. Subaylar onun etrafını aldılar. Bir şey değil beyler. Korku yanımızda kar kaldı ama ne korku. Şu adam caz olmasaydı. Ermite yaklaştı. Kimsiniz dostum? dedi. Ermit kapşonunu indirmemişti. Hafifçe kaldırdı ve yalnız karşısındakinin duyabileceği bir sesle "Kendisine elinizi uzattığınızdan ötürü kıvanç duyan bir insan majeste." İmparator irkildi ve geriledi. Fakat hemen toparlanarak subaylarına döndü. "Beyler," dedi. "Kiliseye kadar çıkmanızı istiyorum. Başka kayalarda düşebilir. Resmi makamları uyarmak yerinde olur. Sonra gene buraya dönersiniz." şu yürekli kişiye teşekkür etmek isterim. Ermit'le birlikte uzaklaştı. Yalnız kaldıkları zaman, Sisa, peki ama neden? Sizinle konuşmalıydım majeste. Resmen isteseydim bilmem kabul eder miydiniz? Doğrudan teşebbüse geçmeyi tercih ettim majesteleri. Kötü imzalarken kendimi usulca tanıtacaktım ama birden bu kaza. Peki konuşun bakalım. Valdeman'ın benden alıp size teslim ettiği mektuplar sahte. İmparator öfkeli bir jest yaptı. Sahte mi? Emin misiniz? Evet majeste. Halbuki Malşek denen adam katil Malşek değil. Kim öyleyse? Majestelerinden cevabımı sır saymalarını rica edeceğim. Asıl suçlu Madame Keselbahtır Castlebaht'ın Kesselbach karısı mı? Evet majeste. Kendisi de öldü. Elinizde bulunan mektupları o sahtelemiş. Asıllarını saklamıştı. İmparator Nerede onlar? Önemli olan bu. Her ne pahasına olursa olsun bulmalıyım. Bu mektuplara büyük değer veriyorum. İşte Majeste. İmparator bir an şaşırıp kaldı. Lüpen'e baktı, mektuplara baktı. Paketi incelemeden cebine attı. Adam onu bir defa daha şaşırtmıştı. Elinde böylesine korkunç bir silah varken bunun karşılığında bir şey talep etmeden veren bu haydut kimdi? Halbuki bunları yanında tutup şantaja alet etmek çok kolaydı. Hayır, söz vermişti ve sözünde de duruyordu. İmparator bu garip adamın gerçekleştirdiği şeyleri bir kez daha gözünün önüne getirdi. Gazeteler öldüğünüzü yazdı, dedi. Evet majeste, gerçekte ölüyüm. Ve benden kurtulduğuna sevinen ülkemin adaleti, yanmış, tanınmaz hale gelmiş olan cesedimi gömüverdi. Öyleyse serbestsiniz. Her zamanki gibi. Hiçbir bağınız kalmadı. Hiçbir. Öyleyse. İmparator duraksadı sonra. Öyleyse hizmetime girin. Size özel polisimin komutanlığını sunuyorum. Tam yetkiyle idare edeceksiniz. Öteki polisin üstünde bile iktidarınız olacak. Böyle bir teklifi kabul edemem majeste. Neden? Çünkü bir Fransızım. Bir sessizlik oldu. Cevap imparatorun hoşuna gitmemişti. Hiçbir bağınız kalmadığını söylemiştiniz. Bunu koparamam majeste. Size minnet borcumu ödemek isterdim. Mektupları bana verdiniz, hayatımı kurtardınız. Dileyin benden ne dilerseniz. Hiçbir şey Majeste. Size borçluk almamı istiyorsunuz öyle mi? Evet Majeste. İmparator karşısında eşitiymiş gibi duran adama son bir defa baktı ve bir şey eklemeden uzaklaştı. Lupin onun peşinden bakarak "Seni de yendim Majeste." dedi. "Evet, revanş çok hafif. Asalogi'yi almayı tercih ederdim." Ama gene de sustu. Ayağını yere güm diye indirdi. "Ey mübarek Lupin," Hayatının sonuna dek sinsi mi kalacaksın? Kendine gelsene biraz. Kiliseye varan patikaya daldı. Az önce kayanın koptuğu yere vardı. Gülmeye başladı. Ustaca yapılmış iş buna derler. Majestelerinin subayları çakmadılar. Ama o kayayı benim kestiğimi, son dakikada da son kazma derbesini indirdiğimi ve kayanın tahmin ettiğim yolu izleyerek yuvarlandığını akıllarının ucundan bile geçiremezlerdi elbet. Derin bir iç geçirdi. Ah Lüpen ne anlaşılmaz adamsın. Bütün bunlar majesteleri elini sıkacaklar diye. Buna kafana koydun diye. Ne oldu yani? Kafan arşa mı değdi? Victor Hugo burada olsaydı sana imparatorun elinde de beş parmak var derdi. Kiliseye girdi ve özel bir anahtarla kutsal eşyaların konduğu odanın kapısını açtı. Bir zaman yığınının üstünde eli ayağı bağlı, ağzı tıkalı bir adam yatıyordu. Söyle Ermit pek uzun sürmedi değil mi? dedi. 24 saat kadar. Ama inan ki senin hesabına çalıştım ve iyi çalıştım. Düşün az önce imparatorun hayatını kurtardın. Ya dostum imparatoru kurtaran adamsın sen. Bu ne gönençtir bir bilsen. Adına bir katedral ve bir heykel dikilecek. Daha seni lanetleyecekleri güne dek. Senin gibi yaratıklar öyle kötülükler yapabilirler ki. Kıvanç başlarına vurur. Al ermit elbiselerini geri veriyorum.'' Ermiş şaşkın ve açlıktan bitik bir perişanlıkla ayağa kalktı. Lüpen giyindi ve ona ''Elveda babacan ihtiyar'' dedi. ''O ufak tefek sıkıntılar için özür dilerim. Benim için dua et, ihtiyacım olacak.'' Kilisenin kapısında bir an durdu. Feci son yaklaşırken bir duraksama anı geçirmeyen yoktur. Ama kararı karardı ve daha fazla düşünmeden atıldı. Yokuşu koşarak indi. Tibega Kayalığı'nın platformunu açtı ve trabzana çıktı. Lüpen, sana cabadan üç dakika. Hadi bakalım ıssız yerdesin. Son komedini kendin için oyna. Vay canına be. Halbuki manzara görülmeye değer. Arsen Lüpen, trajedi, komedi 80 tablo. Perde ölüm tablosu üzerinde açılıyor. Rolde bizzat Arsen Lüpen. Bravo Lüpen. Bayanlar baylar. Tutun kalbimi dakikada yetmiş atıyor ve dudaklarım gülümsüyor. Aslan Lüpen haydi atla bakalım. Pişmanlık duymuyor musun? Son maceran dostum. Hayatın ihtişamlıydı. Ah Dolores, nereden çıktın başıma iğrenç canavar? Ya sen, ya sen Malgeş, neden sustun? Sen dük. İşte üç ölülerim, yanınıza geliyorum. Ah sevgili Cenevivim, bitti, her şey bitti. İhtiyar kurt bitti. Haydi yola revan ol şimdi. Uçurumun dibine baktı. Deniz kımıltısız ve kasvetliydi. Başını kaldırdı. Elveda sonsuz ve kutsal tabiat. Güzel olan her şeye elveda. Elveda hayat. Havaya, göğe, güneşe eliyle öpücükler gönderdi ve kollarını çaprazlayıp atladı. Sidi Bel Abe Yabancı Lejyon'un Kışlası Müracaat bürosunun yanında alçak bir odada çavuş oturuyor ve gazetesini okuyordu. Yanında avluya bakan pencerenin önünde dev yapılı iki at Alman şivesiyle berbat bir Fransızca konuşuyorlardı. Kapı açıldı. Biri girdi. İnce yapılı, orta boylu, şık giyimli bir adamdı. At biri kalktı, hoşnutsuzlukla homurdandı. Olan nöbetçi ne halt ediyor? Ya siz mösyö ne istiyorsunuz? Hizmet etmeye geldim. Asubaylar kıs kıs güldüler. Adam onlara ters ters baktı. Yani lejyona katılmak istiyorsunuz öyle mi? Evet ama bir şartla. Şartınızda mı var? Vay neymiş bakalım. Burada pineklememek. Fasa hareket edecek bir birlik var. Ona katılacağım. Asubaylar, Gambiri gene güldü. Faslılar hapı yuttular. Mösyö cepheye gidiyor. Adam kes sesini diye çıkıştı. Benimle alay etmelerine hiç tahammülüm yoktur ses kuru ve otoriterdi. İri yarı ve kabadayı tavırlı olan Asubay, as ''Ulan benimle başka türlü konuşursan senin için daha hayırlı olur.'' diye kükredi. Aksi halde alırsın boyunun ölçüsünü. Adam ona yaklaştı, belinden kavradı, kündeye getirdi ve pencereye doğru çekip tepe taklak avluya attı. Sonra ötekine dönerek ''Hadi bakalım sıra sende.'' dedi. O çıktıktan sonra adam çavuşun yanına gitti. Benim İspanyol kişizadesi ve Fransız dostu Don Luis Perenna'nın yabancı lejyonunda görev almak istediğimi binbaşıya haber verin. Çavuş şaşkınlıktan kımıldayamıyordu. Adam, hadi dostum kaybedecek vaktim yok, dedi. Bunun üzerine yerinden kalktı. O garip adamı bir an korkuyla süzdükten sonra tıpış tıpış çıktı. Bunun üzerine Lüpen bir sigara yaktı ve çavuşun koltuğuna geçip kurularak yüksek sesle Madem Deniz beni istemedi, daha doğrusu son dakikada ben Deniz'i istemedim. Gidip görelim bakalım, faslı kadınlar daha mı hatır kişilerdir? Hem sonra böylesi daha yiğitçe, düşmanla göğüs göğüse ve Fransa için.